Eserlerinde İstanbul hayatını tadına doyulmaz bir biçimde anlatır Hüseyin Rahmi Gürpınar. Onun kendine özgü, tatlı, mizahçı dili, hele dünyadan habersiz kenar mahalle kadınlarını ele alınca doruğa varır. 1864'te doğan yazar, dinlediklerini de gördüklerine katarak, ölüm yılı olan 1944'e kadar, bu olaylar karşısında aciz, cahil, çoğunluğu ezik kadıncıkları konuşturmuş durmuştur. Gulyabani'de de gülerek, acıyarak bunları dinleyeceğiz. Ama Gürpınar'ın bu eseri yaratışının asıl amacı, cin peri masallarına, batıl itikatlara indirmektir darbeyi. Gulyabani eserine konu olan olaylar, başlıca kahramanımız Muhsine'nin gençliğinde geçmiştir, yani 1840 yıllarında. Muhsine'nin olayı anlattığı gece 20. yüzyılın başlarında bir gecedir. Muhsine 60'ını geçmiş, kadın meclislerinde tatlı dili, anlattığı heyecanlı masallarla baş köşeye buyur edilen bir kadındır. Arandığını bildiğinden biraz nazlanarak gider davet edildiği yerlere. İşte böyle bir kış gecesinde bozaların, leblebilerin hazır edildiği bir komşu evinde gene onu bekliyorlar. Gelecek canım, gelecek. Ama nine dediğini duyarsa... İşte o zaman belki hiç gelmez. Peki ne diyeyim de her zaman gelsin? Her gece gelip masal anlatsın. Muhsine teyze dersin. Hatta abla desen daha iyi. Ya. Hele bunu sevgili kocacığının yanında söylersen evinizden hiç çıkmaz. Üstüme iyilik sağlık. Neler öğretiyorsunuz çocuğa? Çocuk bu alt tarafı yanında da söyleyiverir hatunun. Evimizin kapısını açmaz sonra vallahi. Söylemem koca nine. Söylemem, sen korkma. Sus bakayım. Çocuklar her size karışmaz öyle. Söylemem koca nineymiş. Koca nine değişinden belli işte seninle şapşal bir çocuk oldun. Muhsine de ben de 3.30'umuzda değiliz. Hadi bakayım dinleme bizi. Çocuk kısmı tandırın yanında kendi kendine cevizleriyle oynar. Hadi. Şimdi tokadı yersin ha. Kızlar, mangal ne durumda? Bozalar, leblebiler hazır mı? Her şey hazır anne. Bir Muhsine Hanım'ı bekliyoruz. Gelir gelir. Neredeyse gelir. Yalnız kıymetini bilir kafir. Biraz bekletir de gelir. Ama neme lazım? Ağzından balakar anlatırken. Tek gelsin de zararı yok. Azıcık geç gelsin. Ha, gecikmesi biraz da hazırlığının uzamasındandır. Bilirsiniz ya hani. Ya ya, bilinmez mi? Epey zaman alır herhalde o sis opüs. Vallahi. Kınalı saçların üstüne koyu şarap renkli çimeni, tırtıl oyalı yemeni kundaklanacak. Efendim, parlak dikişli, lacivert lahurakiden hırka, kırmızı kaytan çevrili abamesler yakıştırılarak giyilecek. Korsuk kaşlara da efendim sürme şerbeti gezdirilecek. Aman. Kirpikler dökülmüş gözlere gölge verilecek. Gerdandaki, yanaktaki benler tazelenecek. Nasıl da bulur vakti, nasıl yapar ay? Niye yapmasın ayol? Bir kere mihrap yerinde. Üstelik kocası da hayatta. Bizim rahmetli gibi koşup gitmedi ki öbür dünyaya. Siz zamaneler ne bilirsiniz koca kıymetini? Kocanın karşısına her zaman kendine çeki düzen vererek çıkacaksın. Hele onunla bir yere giderken. Bir de tutmuşlar Muhsine'yi çekiştiriyorlar. Aman anne, çekiştirdiğimiz falan yok. Laf çıkarma. Kendisine de söylemiyor muyuz bu lafları? O da gülerek karşılıyor. Elbette öyle karşılar. Şen kadın, yaşamasını bilen kadın. Tabii kocacığı da hayatta. Nereden bulur o masalları mübarek kadın? Hepsi de birbirinden güzel. Aman, geçen cuma bizde, hani şu sizin gelmediğiniz gece, bir Kiraz Ali masalı anlattı. 3 saat ağzına baktırdı bizi. Tam 3 saat. Ya. Anne, Muhsine teyze gelmeyecek mi yoksa? Eli kulağındadır. Neredeyse Hasan efendi kapının tokmağını vurur. Tak diye tek bir vuruş. Kocası da hoş kendi gibi. Anne, ya gelmezse? Erkenden yatarsın sen de. Sus artık. Durun bakayım. İşte geldiler. Geldi. Safa geldiniz. Açın bakayım benim tandır başındaki yerimi. Cadalozlar. Buyur kardeşim. Çekilin çocuklar. Şöyle çekilin. Sizinkiler gene çardaklı kahvede değil mi kızım? Evet Hasan efendi amca. Muhsine hanım. Buyur Hacı hanım. Ben kahveye gidiyorum Nuri aynı. Sakın kendini üşütme hayatım. Merak etme Nur tanem. Fazla da gecikme bir tanem. Hay hay gülüm, hay hay. Efendim, söyleşiniz tatlı olsun. Bana izin. Güle güle.
Allah sevginizi arttırsın kardeş. Bu zamaneler bir türlü anlamıyorlar böyle 40'a aşkın yıldan sonra bu çeşit sevdayı. Gençlerin kolay anlayacağı bir şey değil kardeş. Ama biz Hasan'ımla öyle aşılmaz engelleri, öyle geçilmez imtihanları, hatta öyle akıl almaz korkunç vartaları atlatarak kavuştuk ki birbirimize. Sevdamız gün günden artsa da hoş görün. Nerede benim bozam kızlar? Ha? Utanıp da söylemesem beni bozasız koyacaklar ayol. Buyurun efendim, buyurun. Gene göz alıyorsunuz maşallah. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Kardeşler, virane evi gösteren biraz boya, biraz badana, biraz temizlik, derlilik, topluluktur değil mi? Ay, şu romatizmalarım da olmasa. Masal anlatacaksın değil mi Muhsin enine? Sus bakayım, sussana. Muhsin enine demeyecektim. O niye o? Neden demeyecekmişsin? Sen kızarsın diye. Teyze, hatta abla dersen daha iyi dediler. Ay çenesi tutulasıca. Bu çocuk iyice aptal. Ya da edepsiz delilerden. Tutun şunu bir dersin elim ağzına. Anne. Dur hemşire, dur ayol, dur. Bırak ne derse desin çocuk. İster nine ister haminle de yavrum hepsi bir. Kızmam ben. Çünkü gençlik benim içimde, ruhumda. Tabii teyze dersen hoşuma gider. Abla dersen... ben de yok devenin başı derim. Gene de kızmam ha. Hani yan cebime koy hesabı. Masal anlatacaksın öyleyse. Hangi masalı anlatacaksın? Masal. Hünnak olmuşum bu gece biraz da. Yutkunamıyorum. Ama Muhsin Hanımcığım, çoluk çocuk dört gözle seni bekler. Ne olur. İnanmıyorsunuz kadınım. Evde hep baş parmağımı üst damağıma dayayıp yutkunum oldum yut buduna. Bir daha olursam kurt buduna demekten bir hal oldum. Bademlerim ağrıyor. Geçmiş olsun ama konuştukça açılırsın. Hadi üzme bizi. Canım bu gece de siz anlatın da ben dinleyeyim. Hadi Allah aşkına. Ne olur Muhsin abla. Hay Allah, hay Allah. Ne yapsam bilmem ki. Pek. Yaşasın. Yedek bozamı şöyle çiçekliğin önüne koyun bakayım. Leblebiler mi de? Dinleyin çocuklar. Bu gece size masal anlatmayacağım. Heyecanlı, korkunç bir olay anlatacağım. Bizim başımızdan, yani Hasancığımla benim başımdan geçen bir olay. Böylece durmadan artan aşkımızın, hani şu sizi şaşırtan sevdamızın nasıl başladığını öğreneceksiniz. Buna gul yabani hikayesi de diyebiliriz. Gul yabani mi? Çok korkunç bir şey ha. Hem de nasıl? Minare boyunda, insan kılığında ama bir devdi o. Sen onu görseydin yavrum. Demek sen onu gerçekten gördün ha. Allah korusun. Gördüm ya kadınım. İşte bu gözlerimle gördüm. Anlatayım da dinleyin. Hem böylece biraz gerçeklere eğilmeyi öğrenirsiniz belki. Efendim, eski mahallemden olanlar bilirler. Gençlikte canlı hoppaca bir kızdım. Ama Rabbim saklasın, ne şimdikiler gibi dirseklerimi açıp gösterirdim erkeklere, ne de Hanya'yı Konya'yı bilirdim. Ana baba da pek genç ölü fukara beni dımdızlak ortada bıraktı mı sana? Neyse, uzatmayalım. O zamanlar komşuluk şimdiki gibi değil. Eş dost gayret gösterdi mahallede. Herkes durumuna göre bir hediye verdi. Çeyizimi düzdüler, töllediler, pulladılar. Adamın biriyle baş göz ettiler beni. Ettiler etmesine ya. Baktım adam bende ne baş bırakacak ne de göz. Buyur kocacı. Buyurduk ama. Böyle. Lan kapı bu kadar geç mi açılır? Lan serdikler niye düzgün durmuyor bakayım he? Biri öbüründen yarım parmak ötede. Lan böyle tuzsuz yemek yemem ben. Böyle tuzlu yemek yemem ben. Hay ziktim pekin yiyesici hay. Ha? İşte ben de öyle söyledim hemşire. Tabii içimden. Uzun sözün kısası...
3 yıl zor dayandım. Adam evde olmadığı zaman meyhanede, karakollukçulara tutulmadan eve geldiği zamanlarda gözünün üstünde kaşım var diyerekten beni dövmekte. Sonunda bohçamı alıp kaçtım, boşandık. Gene tek başıma kaldım hayatta. Bir sürü kısmet çıktıysa da hiçbirine yanaşmadım. Sütten ağzım yandı ya. Gene eşin dostun yanında sığıntı oldum. Namusumla çalışayım diyorum, girdiğim konaklarda barınamıyorum. Serde gençlik, güzellik var. Biraz da saflık. Sonracığım efendim, gene böyle elim böğrümde kaldığı bir gün, çocukluğumu bilen ana dostu bir Ayşe Hanım vardır. O geldi buldu beni. Ya çoktandır yüreğim parçalanıyordu kızım. Senin bunca kimsesizlik üstüne bir de yoksulluk çekmene. Onun için ayda 100 kuruş veren bu kapıyı bulur bulmaz sen geldin aklıma. Temiz namuslu bir ev ya inşallah Ayşe Hanım. Namuslarına yerden göğe kefil. İşleri de pek o kadar yoktur. Yalnız... bazı öğütlerim var. Onlardan bir harf dışarı çıkmayacaksın. Bir kere bu gideceğin konakta bir gözünü kör, bir kulağını sağır edeceksin. Duyduğun, gördüğün şeylerin aslını öğrenmek merakına kapılmayacaksın. Diyelim bir sır sezdin. Onu dışarıya açıklamayacaksın. Onlar parada pulda değiller. Sadece güvenecekleri bir kadın arıyorlar. Dişini sıkıp da oturursan birkaç yılda bir ev parası biriktirir, baş çağızını sokar, sonra da... Ama anacığım, içime bir korku düştü. Bu gideceğim yer bunca esrarlı bir yer mi ki bu kadar sıkı davranıyorlar? Sen şimdiden meraka başladın. Ne gerek senin el alemine esrarı? Öyle ama insanın elinde değil ki. Öğrenilmeyecek, öğrenince de sıkı sıkı saklanacak sır ne? Batakhane mi orası? Adam mı öldürüyorlar? Hırsızlık mı yapıyorlar? Sormayayım mı? Sus bakayım, sus çılgın kız! Ben seni götürür müyüm öyle yere? Bunlar zengin kişizade, terbiyeli insanlar. Aklı başında, ağzı sıkı bir hizmetçi arıyorlar o kadar. Hayır, ille de ağzın çok sıkı olacak deyince. Kibar konaklar içeride olanın dışarıda söylenmesini istemezler. Lakırdı, tellalı, çal, çene, çaçaron hizmetçilerden hoşlanmazlar. Bu konak da öylesi. Nerede bu konak? Üsküdar'dan biraz ötede. Demek deniz aşırı. Tövbe. Hayır, Üsküdar neresi kız? Şurası, burnumuzun dibi. Gideceğimiz yerde onun biraz ötesi. Hindistan'a gidecek değiliz ha. Hem yağlı kapı bul küçük hanıma, hem de semt beğendir. Kızma Ayşe Hanımcığım. Ben ömrümde Üsküdar'a geçmedim mi? Yarın geçersin öyleyse. Bahçe kapıdan bir kayağı atladık mı Üsküdar. Oradan da o karpuz gibi arabalardan birine ver elini konak. Hadi düşünme. Seni pençe mühürüyle halayık diye satmıyorum. Beğenmezsen çıkarsın. Hadi şimdi yıkan, temizlen. Yarın sabaha hazır ol. Boğazın yemek, bedenin elbise, cebin para görecek. Bana dua edeceksin, dua. Hadi bakalım pehlivan. Yürü oğlum. Daha gidecek miyiz Ayşe Hanım? Üsküdar'dan çıkalı ha nedir? Ne ev ne köy kaldı çevrede. 40 merak karı gene başladı. Sabahtan beri bu. Neden dolmuş kayığına binmedik? Neden ayrı kayığa bindik? Neden ekmek peynir aldın? Öğlene kadar varamayacak mıyız? Neden arabacıyla ondan gizli pazarlık etmişim? Yüzlerce ahiret sorusu. Hepsini de cevapsız bıraktın. Sormak, beni nereye götürdüğünü bilmek hakkım. Şuna bak, neredeyse ağlayacak. Emzik vereyim ister misin? Koskoca karı utanmıyor. Ağlasan da sızlasan da cevap vermeyeceğim işte. Ben de arabadan atlar en yakın köye kadar yürürüm. En yakın köy bir saat geride kaldı. Muhsine, delilik etme. Sen çağda taze bir kadın. Kendini dağ başında kurda kuşa mı yedireceksin? Neden doğrusunu söylemiyorsun bana? İçimde kuşku uyanıyor haklı olarak. Belki saframız kabarır bastırmak için dedin. Meğer öğle yemeği içinmiş peynir ekmek. Öğleni geçtik hala gidiyoruz. Korkuyorum. Aman. Dönmek istiyorum. Kızım, benim gibi ana dostundan sana kötülük gelmez. Boşuna korkma. Seni boğazlasınlar diye götürmüyorum. Her ay başı trink trink 100 kuruş almak kolay mı? Yerleri uzak diye veriyorlar bu kadar parayı. Ya. Beni yaptığım iyiliğe pişman etme. Beğenmezsen beraber döneriz. Söz mü? Beğenmezsen beni geri getirirsin değil mi? Ne yapacağım ya?
Oturmazsan seni zorla zincirlere bağlayıp orada bırakacak değilim ha. Hadi arabaca, sür şu dahtahını biraz. Gelin mi götürüyoruz böyle nazlı nazlı? Gelin mi götürüyoruz yoksa kurban mı? Orasını bilmem ama yedi çobanlar çiftliği Üsküdar'dan bir günlük yoldadır. Halbuki bizim pehlivanın çabukluğu sayesinde çok az bir yolumuz kaldı. Aa, çiftliğin ağaçları göründü ha. Ayşe anne bak dedi de arabacı, yedi çoban çiftliği kurban filan diye. Ne çobanlara ne kurbanın bu. Zevzeklik yapıyor, aldırma. Arabacı milletini bilmez misin? Alacağı parayı çoğaltmak, kendine her çeşit yarar sağlamak için ağız yap. Hele yolcusu senin gibi genç, güzel bir taze olursa. Yedi çoban da çiftliğin ismi. Sen orada ince, terbiyeli kadınlarla karşılaşacaksın. Bu kadar. İyi, iyi. Pehlivan ne oğlum ne? Örek gibi soluyor aslanım be. Amma da pehlivanmış ha. Pehlivan olmasa yedi çoban çiftliği gibi netameli yere gidebilir mi ha? Aa, neden netameli oluyormuş, şuna bak. Hanım, hanım. Orası cinlerin, perilerin kum gibi kaynadığı yerdir. Geçenlerde arabacı Veli'nin beygirini çarptılar ya. Evet. 5 dakikada soluğu kesildi hayvanın. Anneciğim. Kurbağa gibi yamyaz soldu. Orayı bildiğine göre bunları da bilirsin sen. Bak bak. Ezandan sonraya kalmaya gelmez. Hadi hadi hadi, saçma sapan konuşma. Oradakiler nasıl yaşıyor peki? Allah bilir nasıl yaşadıklarını. Çiftlik sahibi kadın perilere karışmış. Ey çıldırmış diyor. Ay, ay, hizmetine gireceğim kadın deli mi? Ben deliden korkarım. Rabbim sen bana sabır ver. Çıl öyle azgın saldıran deli değil kızım. Biraz sersemlik gelmiş üstüne. Hem burada bozmadı ki aklını. İstanbul'daki konakta biraz sıkıntı gelmiş üstüne. Burada oturuyor şimdi. Yeğenleri hava değişimi olsun diye getirdiler. Benim bildiğim haremin iç bahçesinde bir havuz varmış. Orada ciller toplanırmış. Hanımefendi onlara karışmış işte. Gece bahçeye çıkanları periler boğuverirmiş. Eyvallah. Sular karardıktan sonra çiftliğin yanına bile sokulmazmış kimse. Kurtları, kuşları bile çarparmış cinler ha. Artık uydur uydur söyle bakalım. Dedim ya, bin yalandır bu arabacılar. Ya çiftliğin mezarlığından çıkan gul yabani? O da mı yalan ha? Minare kadar boyu varmış. Geçen de ay ışığında 3 atlıyı Bulgurlu'ya kadar kovalamış. Bak, 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 bak. Baygın düşmüş adamlar. İkisinin de atı çatlamış. Anneciğim, anneciğim. Bak anne diyorum sana. Beni bırakma oradan. Sus artık be adam, sus. Şu sap taziyi nasıl korkuttuğunu görmüyor musun? Beti benzi kül kesti. Ben işittiğimi söylüyorum hanım. Hulyabani gerçekten olmasa çiftliğin mutfağından her gece tabla tabla yemek verilir mi ona? Çiftliğin adamı Bekir'a söyledi. Bir gece verilmese alt üst edermiş ortalığı. Yetişir dedim be adam, yetişir. Korkma Muhsin. Bunların hepsi masal. Akıl var, izan var. Soğuk soğuk ter döküyorum anneciğim. Ben dönmek istiyorum. Artı geldi kızım. Bak bak, görünen çiftliğin ana kapısı. Gör bir kere insanları değil mi? Ay, senin de çenen tutulaydı arabacı gibi. Canım, işittiğimi söylemek suç mu? Buraya giren erkek kadın hizmetkarların sağ çıkmadığını herkes söylüyor civarda ya. Allah, Allah. Hani kulağına kurşuna kaydı da işitmez olaydın değil mi? Kızım Muhsin, korkma. Bu arabacı seni gözüne kestirdi herhalde. Yalan atıyor gece arabasına binip dönesin diye. Ama anlattığı şeyler bu. Korkma diyorum sana. Bana inan, korkma. Dur pehlivan oğlum, dur. Geldik işte hanım. İnin burada artık. Köşkün duvarına da kapısına da fazla yaklaşamam ben ha. Peki aman, peki peki, inelim. Hadi Muhsin'e. Sen de hayvanını çözer misin, otlatır mısın, dinlendirir misin, ne yaparsan yap, bekle. İşimiz olmazsa hemen döneceğiz. Aman hanım, sakın gecikmeyin ha. Ne uzun ne yüksek duvar bu böyle Ayşe hanım. Köşk pek büyük galiba. Üst katları da pek harap. Daha doğrusu korkunç. Canım, ikinci üçüncü katlar pek kullanılmaz da ondan. Avluya girince alt katın işe yarar olduğunu göreceksin. Bu ağır meşe avlu kapısını kim açacak peki? Ben açacağım. Ah, nereden çıktı bu adam birdenbire? Bu Bekir ağa, çiftliğin adamlarından. Çalıların arasındaymış da göremedik. Bekir ağa, bu beyefendinin ısmarladığı yeni hizmetçi. Biliyorum.
Harem kapısı şu taraftaki. Biliyorum Bekir ağa, biliyorum. Ben çalarım kapıyı. Bu duvarlar ne oluyor böyle Ayşe Hanım? Ne olacak? Evin beyinin ne kadar namuslu olduğunu gösteriyor bunlar. Haremle selamlığı ayırıyor. Bu duvar kimse o tarafa geçmesin diye. Ama haremin bahçesini bölen bir duvar daha var. Duvar içinde duvar. Aa, ne bileyim ben, gene başladın sorulara. Belki çiçeklik diye ayırdılar orayı. Meraklı davranıp da yüzümü kara çıkarma benim. Oo, sefa geldin Ayşe Hanım. Hoş geldin kızım. Buyurun efendim. Oo, hoş bulduk Çeşme Felek Kalfa. Girsene kızım, çekinme. Bu taraftan efendim. Taşlık geniştir, loştur. Gözünüzde alışmamıştır. Bu odaya girelim. Zaten odaların hepsi kullanılmaz efendim. Siz şöyle buyurun kerevete, ben kahve cezvesini süreyim mangala. Oh. İşte Kalfa, size getirmeye söz verdiğim taze bu. Adı Muhsine. Huyuna, suyuna, ırzına, namusuna, her şeyine kefil. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Senin bulduğun kadın elbette iyi olur. Ağzı da mühürlü sandık gibidir. Gördüğü, işittiği onda kalır. Bakın buna çok memnun oldum. Çok sevindim efendim. Burada bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde Ruşen ablayla ben insan yüzüne hasret kaldık. Birbirimize baka baka usandık. Evin hanımı yok mu? O size ait bir şey değil efendim. Buyurun kahvelerinizi. Teşekkür ederiz Çeşmi Felek Kalfa. Ellerin dert görmesin. Teşekkür ederim efendim. Görüyorsun ya kızım, bir hanımefendiden farkı yok. Esaslı bir terbiye görmüş, büyük konaklarda yetişmiştir Kalfa. Aman kendi terbiyeniz, kendi büyüklüğünüz efendim. Kalfacığım, Muhsine elimizde büyüdü sayılır. Rahmetli anasıyla kapı bir komşuyduk. Melek gibi bir kızdır. Hiçbir kötülüğe aklı ermez. Hatta saf denecek kadar uysaldır, çalışkandır. Bir saniye Ayşe Hanım. Çeşme Felek Kalfa, sizden pek hoşlandım ama izin verirseniz bir iki sorum var. Buyurun efendim. Buraya kapılanmadan önce ne gibi işler yapacağımı öğrenmeliyim değil mi? Bakarsınız altından kalkamayacağım bir iştir. O zaman da... İşimiz ağır değildir efendim. Ama koskoca konak, 30 odalı mıdır, 40 odalı mıdır? 41. Ama her taraf kapalıdır. Kullanılan bu katta benim odam, Ruşen ablanın odası, bir de bu oda olacak. Yani senin odan. Orta kata çıkmak yasak. Üst kata zaten hiçbirimiz çıkmayız. Buraları silip süpüreceğiz, o kadar. Bana el ulağı olacaksın kısacası. Bekçi, kahya, bahçıvan falan da var ama onlar kendi işlerini kendileri görürler. Biz 3 öğün tablıyla yemeklerini veririz. Dediğim gibi iş yok gibi bir şey. Asıl işin can yoldaşlığı. Benden önce hizmetçi almış mıydınız? Hizmetçi alınmaz olur mu hiç? Evet. Bir iki tane geldi gitti ama meraklı işe yaramaz şeylerdi. Kalfacığım, arabacı yolda bir takım korkunç şeyler söyledi. Periler, cinler, gul yabaniler. Yani siz özü sözü doğru bir insan olarak ne dersiniz diye soruyorum. Evet. Ben yalan sevmem. Köşkün adı böyle çıkmıştır. Yani aslı var mı? Perili mi burası? Ama şimdi burada çok meraklı olmayacaksın. Şeyi anlamaya çalışmayacaksın demedik mi? Biraz anlatsanız, ben cinden periden pek korkarım. Canım, bazı geceler ufak tefek çatırtılar patırtılar olur. Yani köşkün eskiliğinden herhalde. Kimseye bir kötülükleri dokunmaz. Biz 40 yıldır buradayız. Çok şükür kılımıza bir şey olmadı. Safa sağlamız. Ya değil mi, değil mi? Siz konuşurken ben bir abdest tazeleyeyim geleyim. Ben seni aldatmıyorum kızım. Meraklı olmadıktan sonra bir şey olmaz. Ayhan hoş gelmişsin kızım. Ayşe Hanım söyledi şimdi. Sus bakayım şeytan. Sen de sakin ol Cangöz. Yabancı değil o. Bu ahçı Ruşen abla. Abla, yeni arkadaşımızın adı Muhsine. Hoş geldin, sefalar, uğurlar getirdin ayol. Hoş bulduk efendim. Pek de güzel, pek de hanımısın, yazık. Çeşme Felek, Ayşe Hanım'a hani havlu falan veriver. Efendim? Canım, abdest tazeleyecekti ya hani, havlusunu falan.
Anladım, anladım. Siz oturun efendim, oturun. İstanbul'da ne var ne yok bakalım. İyilik. Cümlemiz iyi olalım. Neyin var senin? Kara rengimden mi korktun? Yoksa burayı beğenmedin mi? Ürkmüş gibisin. Yo, beğendim. Beğendim de. Burası için cinli perili dediler. Ben de biraz korkağımdır. Düşündüğün şeye bak. Dünyada onların olmadığı yer var mı? İşki iyi saatte olsunlar. Onların suyuna gidince fenalıkları dokunmaz. Üzülme. Arabacı iki hizmetçiyi boğmuşlar diyor. Ayol boğarlar elbette kızım. Destursuz pencereden onların başına tükürdün mü? Gece bahçeye faraşla süpüntü attın mı? Yani onları saymadın mı? Bir iki demez seni de boğuverir. Ben inanırım onlara. Hadi. Ben duramam burada. Duramam. Ayşe Hanım çoktan gitti. Ben de gideceğim. Açın şu kapıyı. Açın. Boşuna zorlama. Gidi. Buraya gelen kendi ayağıyla gelir ama kendi isteğiyle gidemez. Oturduğun yerde. Hadi gir odana git. Sabahtan beri yollardasın. Yorgunsun. Dinlen bir iki saat. Sinirlerin de hırpalanmış. Ne varmış o kadar korkacak iyi saatte olsun nereden? Göreceksin, pek fena yer değildir burası. Toparla kendini. Kapıyı kapatıyor. Allah. Beni bir tuzağa düşürdüler. Canıma mı kasıtları, ırzıma namusuma mı? Bu kadınlar deli mi? Yoksa cinlere perilere mi karışmışlar? Sen koru ya Rabbim. Benim Muhsin'e benim. Dinlendin ya. Hadi akşam oldu, mutfağa Ruşen kadının yanına gidelim. Yoksa hala korkuyor musun? Çok, hem de pek çok. Ne varmış şimdi korkacak? Her şeyden korkuyorum. Karanlık çöktükçe içimdeki korku da büyüdü. Ne bileyim, bahçe korkunç, oda korkunç. Sonra siz. Biz mi? Ne varmış bizde efendim? Elinizde fiske şamdan, tepeden tırnağa beyazlar içindesiniz. Sonra saçlarınızın örgüsünü açmış, omuzlarınızdan aşağı bırakmışsınız. Neden bu kılığa girdiniz? Her şeyi zamanla öğreneceksin. Meraklanma, soru sormak yok demedik mi? Hadi gel arkamdan. Yemek zamanı artık. Her kapı atlayışında, her eşikte destur demeyi unutma da iyi saatte olsunların bir yerine basmayasın. Yürü hadi. Destur. 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 Her destur. Adımda demedim kızım. Destur. Ne oldu? Niye durdun? Yürüsene. Uğradım galiba. Çarpıyorlar beni. Nereden anladın? Ayaklarımı okşuyorlar. Dur sen. Göklerin padişahı. Diyarların mahı, eyle kerem, destur mükerrem. Işığı da tutayım. Hay Allah, kediymiş, Ruşen'in cam gözüymüş sürünen. Yürü hadi. Ne bileyim ben, destur. Destur. Ay, siz miydiniz? Onlardan sandım ben de. Şeytan onların geldiğini sezince hırlarda. Gelin. Bu akşam pilav çok güç pişti. Gücendirdin mi onları nedir? Şekerlerini şerbetlerini unutmadın ya. Allah göstermesin unuturmayayım. Bol bol döktüm incirin dibine. Neyse şu yemek tablalarını süreyim delikten haber vereyim. Destur da 80.000 destur. Şıngırak şeşini pek seviyorlar. Geçen akşam yine bu ipi çekerken üşüştüler buraya. Ne oldu Muhsin'e? Gözlerim büyüdü gene. Buraya üştüler dediniz de. Üstelik siz de beyaz giymiş saçınızı dağıtmışsınız. Ha, daha sana söylemedik değil mi? Onlar geceleri bu kılıkta görmek ister bizi. Sus şeytan sus. Sözüm doğru. Korkutma dişi gözümün nuru.
Rabbim hayırlar ver. Pek bir aşkınlıkları var bu gece. Bilmez misin? Gündüz bizim, gece onların. Hadi yemeğimizi alalım da Muhsine'nin odasında yiyelim. Oradan da odalarımıza dağılırız. Eline sağlık. Yemekler pek güzel olmuş Ruşen abla. Ben odama çekiliyorum. Sen de bu kıza gereken şeyleri öğrettikten sonra hemen git. Olur olur tabii. Allah rahatlık versin. Yani ben yalnız başıma mı yatacağım? Ne şandiyiz ya? Onlar bizim bir arada yatmamızı istemez. Hem fazla uyanık durmamızdan da hoşlanmazlar. Biz yatalım, onları rahat bırakalım ki istedikleri gibi geçinsinler. Abla, ablacığım, kurbanın olayım, beni yalnız bırakma. Sen de burada yat. Olmaz öyle şey. Ben onların kanunlarına karşı gelemem. Allah aşkına diyorum, deli olurum ben, yoksa sabaha çıkmam. Bir şeycikler olmasın. Ben her tarafı şerbetledim. Hah, şu muşkayı da boynuna taktım mı bir zararcık vermezler. Ne olur Ruşen kadın, öleceksem yanımda biri olsun. Ağzıma bir yudum su versin. Ah! Hış! Ah! Gördüm, gördüm de kızıyorlar. Onlar işte. Biraz daha izin verin efendim. Yatıyoruz artık. Konak sizin efendim. Onlar inattan hoşlanmazlar kızım. Hem bu evde en emin yer bu senin odandır kızım. Bak duvardaki levhada ne yazıyor? El cinnül cini ecin. Sana Tuğru Kuşiye'yi de öğretirim. Onları da kızdırmadıktan sonra. Ruşen kadın, perilerinin bağışı için beni yalnız bırakma. Ben onların neye kızıp neye kızmadıklarını bile bilmiyorum daha. Bağırlar beni. Neden bu kadar titriyorsun be taze? Onlardan kurtuluş mu var? Bu acık olduktan sonra benim yanımda da boğamazlar mı seni? Hem sana niye kızıp niye kızmadıklarını öğreteceğim. Dinle şimdi. Ruşen kadın öğütlerini bırakıp bir yanında kedisi Camgöz, bir yanında küçük köpeği Şeytan, mum ışığının yarı aydınlattığı odada bırakıp gitti beni. Bir an taş kesildim. Hiçbir şey olmasa bile bu korku öldürebilir insanı. Sonra çılgınca bir atılışla atılıp kapıyı sürmeledim. Duvardaki levhanın altına büzülüp uzun süre yerimden kımıldayamadım. Kulaklarım olağanüstü bir duyarlılık kazanmıştı sanki. Beynimin içinde de ahçı kadının öğütleri uğulduyordu. Şu büyük yüklükte temiz yorganlar, döşekler var. Alırsın. Ha, yatağını sakın duvara dayama. Büzüldüğüm yerde kaç saat kaldım bilmiyorum. Sonunda yorgunluk, uykusuzluk korkumu biraz yendi. Bana insanüstü gibi gelen bir çabayla yüklüğün kapısını açtım. Genişti burası. İçinde de yataklar, yorganlar. Odanın tam ortasına serdim yatağımı. Kulaklarım kirişte, entarimi çıkarmadan içine sığındım. Birden... Allah'ım, Allah'ım, nedir bu? Sanki odanın içindeler. Şey, korkutma beni. Sakın ola mavili eşbap giyme. Ona çok kızarlar. Entarim. Entarimde mavi çizgiler var. Çıkarmalı. Şimdi de kas sesleri. Hayal değil. Duyuyorum işte. Dilimi oluyorum. Yoksa eksik bir şey yaptım. Kızdırdım onları. Uçkurunu kıbleye doğru bağlama. Kuşağını zinhar kör düğüm etme. Belki. Belki. Çözdüm. Bağladım işte. Gördüğüm değil. Saç örgülerini çöz geceleri. Gözlerini üst üste 7 defadan fazla kırpma. Seni korkuttukları zaman ayak baş parmaklarını birbirine sür. İki elinle kulak memelerini tut. Nasıl yapayım bunları? Hangisi önce? Allah'ım. Allah'ım. Sanki kapımı zorluyorlar. Hepsini yapmaya çalışıyorum işte. Bitsin bu işkence. Baktın başka çare yok. Bir demir parçası bul, üstüne bas. Hazırım. Ya cin diye bağır. Nasıl yaparım onu? Ya kötü niyetli bir cinse? Öldürecekler. Öldürecekler beni. Bir demir parçası. Yüklüğün anahtarı var. Dayanamıyorum artık. Bayılacağım. Hayır. Emret ya cin, hazırım. Thank you.
kızım? Hiçbir tarafım tutmuyor. Açıyorum Ruşen abla. Bu saatte bu kadar ne uykusu bu? Aa, yatağın neden kapı dibinde kız? Ben ortaya sarmıştım halbuki. Onlar getirmişlerdi. Sabah olalı hanidir? Kalkmayınca merak ettim. Yatağımın yer değiştirmesi falan basit geliyor sana. Boğup boğmadıklarını merak ettin sadece ha. Benim kilitli odama girip yatağımı odanın ortasına. Hadi hadi deli deli konuşma. Ayol onlar mı soydu? Sen mi soyundun böyle? Kendim soyundum canım. Üstünde mavili bulundurma demedin miydi? Her akşam soyunma. Kızdırırsın onları. Yoksa ahu baba mı göründü sana? O da kim? Gulyabani işte. Ama o ay mehtabında çıkar. Evin içine girmez pek. Bahçede dolaşır. Minare gibidir maşallah. İşte o zaman üstünde ne varsa çıkarman gerek. En iyisi bu geceden itibaren beyaz giy. Bu gece mi? Allah göstermesin. Bugün gitmek istiyorum ben. Nereye gideceksin? Nereye olursa. Bu geceyi atlattım ama bana sor. Hayvan sesleri, kapı zorlamaları. Ya kapım arkadan sürgülü olduğu halde yatağımın yerinin değişmesi. Pencerelerde demirli. Ama birileri girmiş ki içeri. Of başım, başım. Çok şükür ırzıma namusuma bir şey olmamış ama yarın... Sadece eğlenmişler seninle. Eğlenmişlermiş. Yo durmam burada. Ne siz ne onlar kahyan değilsiniz. Sus tövbe de. Hayrola Ruşen kadın. Gidecekmiş de periler ona karışamazmış da dün biraz eğlendiler diye. Böyle büyük bir günaha neden giriyorsun kızım? Nasıl dururum? O gürültüler, yatağımın simitçi tablası gibi oradan oraya taşınması. Haklıymış Ruşen. Eğlenmişler. Eğlenmişler. Bunlar eğlenmiş, siz gülüyorsunuz ama bir de bana sorun. Beni gecenin birinde yatağımla daha uzaklara götürmeyecekleri, sonra ne bileyim şey yani bir kötülük etmeyecekleri nereden belli? Canım, periler herkese fenalık etmez. Hoşlandıklarına iyilik de yapar. Hoşlanmayı verirlerse of ne olur bırakın beni. Hey cahil hey. Ayol biz bıraksak da sen gidemezsin ki artık. Neden ama neden? Çünkü dün gece burada kaldın. Az buçuk da olsa onların sırrına aşina oldun. Onlara karıştın gitti. Dünyanın öbür ucuna kaçsan ellerinden kurtulamaz. Yani ben karıştım mı? Oh ilahi Ayşe Hanım ne diyeyim sana. Beni buraya getireceğine kör kuyular olsaydın keşke. Acaba Hint perişine mi karıştı? Gamgama mı? Samsama mı yoksa? Tanrım ne biçim isim bunlar? Ne olur buradan kurtuluşun bir yolu varsa ödüm patlamadan öğretin bana. Neden ödüm patlayacakmış kızım? Hadi kalk. Onlar tembelliği sevmez. Ya ortalığı şey süpür. Kendini sevdirmeye bak. Senin de bizim gibi kaderin buymuş. Hem bak Ruşen muska takmış bile boynuna. Onların suyuna gittikten sonra ne olabilirmiş? Ha, biliyorsun orta katta şu taraftaki daireye yaklaşmak yok. Hani harem bahçesinden bir kısım duvarla ayrılmıştır ya. O duvara da yanaşma. O taraflara bakma bile. Sonra o kısımlardan sesler, bağırmalar, çağırmalar gelirse kulağına duymayıver. Duysan da anlama. Anlasan da cevap verme. Ufacık bir merak geçirirsen bile içinden, iyi saatte olsunlar anlar, cezalandırır seni. Çünkü... Ben de onlara karıştım. Aklımı fikrimi sen koru Tanrım. O öldürücü ilk geceden sonra kaçabilmekten umudu keserek köşkte yaşamaya başladı. Gösterilen yerleri kalfanın tarifine göre silip süpürüyor, filan odaya girme, şu duvarın önünden geçme, şu geçide bakma gibi emirlere kelimesi kelimesine uyuyordum. Bütün davranışlarım sınırlıydı. Bir yere sürünmeye bile korkuyordum. Can korkusu, namus korkusu, deli olma korkusu, daha isimlendiremediğim bir sürü korku vardı içimde. Denize düşen yılana sarılır dedikleri gibi bu korkulara karşı savunma olarak Ruşen'le Çeşmi Feleğin dediklerine uyuyordum. Dışarıdan bakınca tımarhane töresi gibi görünen şeylerin hepsini yapıyordum. Geceleri saçları çözmek, beyaz entariler giymek, periler gürültü yapınca tırnak sürtmek, 7 defadan fazla göz kırpmamak. İnsan dediğin neye alışmaz ki? Günler geçtikçe fazla ürkmez oldum. Onlar da daha az korkutuyorlardı beni.
Belki de hizmetlerini iyi görmemdendi bu. Zaten bu garip konakta başlıca işim cinlere, perilere hizmetti. Akşamları çeşitli ağaçların altına dökülecek şerbetlerini kendim eziyor, tütsülerini tüttürüyor, onları kutsamak için çeşitli yerlere konan kandilleri kendi elimle yakıyordum. Galiba sevdirdim kendimi onlara. Sabahları kalkınca her tarafı sıkı sıkıya kapalı odamda yatağımın yerini değişmiş bulmuyordum. Biraz cesaretim artmıştı. Ama bir gün... Oh çok şükür bu akşam da doyduk Ruşen kadın. Aman efendim patlıcan pek güzeldi. Afiyet olsun. Ben toplarım buraları. Siz iyice gece bastırmadan gidin odalarınıza. Ortalıkta dolaşıp kızdırmayalım onları. Doğru. Kalfa, seninle gündüz orta kattaki odaya çıktık ya. Hırkamı orada unutmuşum. Çık da al. Ben odama gidiyorum. Tek başıma mı? Hem de gece vakti. Çabuk ol kış. Çabuk ol da daha geç kalma işte. Alıştın gitti zaten köşke. İyi saatte olsunlara da bize de sevdirdin kedini kafir. Yalnız o hırkanı unuttuğun odadan başka odaya girme sakın. Hem unutma, hiçbir şey duymak, duysam bile merak etmek yok. Hadi Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin hemşire. Hadi kız ayol, çık hırkanı al da yat. Allah rahatlık versin. Size de, abla kandilin birini alıyorum. Al. Ha, üstünde kokulu ot, tohum, üzerlik filan var mı? Hani onlardan biriyle karşılaşırsan kızgınlıklarını yatıştırmak için. Var ama inşallah karşılaşmam. Sen işini sıkı tut da Tuğru Kuşiye duası ezberinde mi? Evet, bütün uzunluğuna hiçbir şey anlamamama rağmen ezberimde. Ayol dilinin zoruna bakın. Uzunmuş da hiçbir şey anlamıyormuşmuş da. Ben deli değilim Ruşen kadın. Deli olmayacağım. Küçümsüyorsun onları ama şamşama, gamgama ya da aşağılıklara rastlarsan görürüm seni. Haşa, iyi saatte olsunları küçümsemiyorum. Ama onların korkusuyla da delirmek istemiyorum. Ben... Ne olmuş sen? Ben şu hırkayı tek başıma almak istemiyorum. Beraber çıkalım abla. Ne oldu? Akıllı fikirli kızım benim, korktun mu? Hayır, korkmadım, gidiyorum. Destur da 80 destur, 90 öte dur. Hırkan burada. Destur. Benim adım Şefika. Anamacı Refika. Bu ne? Bu seste ne? Gene kızdırdım onları galiba. Olmayan sesleri duyuruyorlar bana. Biraz üzerlik serpeyim. Babamın adı Tayyar. Yaklaşma adalar. Yok canım, bayağı duyuyorum işte. Bir kadın sesi bu. Bir peri mi bu? Yoksa Kalfa ya da Ruşen bana henüz öğretmedikleri bir dua mı okuyorlar? Şefika. Anam iki Refika. Babamınki Tayyar. Yaklaşan adalar, yanaştırmasalar. Yaklaşmam. Doğru dürüst duyulmuyor ama şimdiye kadar duymadığım bir ses bu. Belki de beni korkutmak istiyor. Korkmadığımı göstermeli. Yanaştırmadalar. Duruyorum ya olduğum yerde. Allah'ım ne yapsam? Çıkmaz olaydım buraya. Ne yapsam? Benim adım Muhsine. Anamınki Rasime. Babamınki Hızır. Yaklaştım mı ısırır, yanaştım mı ısırır? Of Allah'ım. Bir an aklımı kaybettim galiba. Sese cevap verdim. Bir periye. Hurma dalı aktı balı. Yarın salı deli karı. Çıkar dilini, salla belini. Deli küpeli. Deli sensin. Sizsiniz deli. Herkes aklını mezada çıkarmış. Herkes gene kendi aklını beğenmiş almış. Akılcığımı kimseninkine değişmem. Neyi varmış? Bana deli diyenlerin dilerim tepeleri delilsin. Deli değilim demek de yok. Koyarlar önüne pösteki, say kıllarını derler. Sonra 80 bilmece, ceviz ağacında biten şebboy, fındıkla kaçıncı dereceden akrabadır? Peki, balık kabaktan ilerken hangi yolu tutar? Elinin körü. Yere beni yerim seni. Aman etme dalılırım, gıdıklama bayılırım. Dayanamam sarılırım. Olmayan sesleri mi işitiyordum, yoksa bu ses gerçekten var mıydı? Varsa bu saçmaları neden söylüyordu? Acaba farkına bile varmadan çıldırdım mı ben? Durdum, kendimi dinledim bir an. Ben bu köşke hizmetçi olarak gelen Muhsine'yim. Hırkamı almak için orta kata çıktım, sonra da bu ses. Ya
Ya henüz çıldırmadım çok şükür. Ama delirmediğimi kendime ispat için bu saçmaları iyice duymam. Yani bir insan ağzından çıktığını iyice bilmem gerekli. Merakımın dürtüsüyle elimde kandil odadan çıktım. Bakmam bile yasak edilen uzun geçide daldım. Her adımda dualar ederek, destur çekerek, kokulu otlar serperek ilerledim. Bir kapı. Sakına sakına açtım kapıyı. Ses daha yakındaydı şimdi. Ocak kıvılcımlandırıcılarından mısın, kapı gıcırtatıcılarından mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılarındanım, ne kapı gıcırtatıcılarındanım. Bir berber, bir berber. Yandan geliyor bu sesler. Evet, evet yandaki odadan. Bahçenin duvarlarla ayrılan kısmına bakıyor o oda. Şimdiye kadar görmediğim bir bahçe. Şıkır şıkır ay ışığına rağmen ağaçların duruşu bile korkunç. İyice duyuluyor sesi ama bu saçmaları söyleyen kim? Beraber Berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Ay! Kör olasıcalar! Su gibi biliyorum dersimi işte. Kirpiyi söyle bakalım. Bir tarlaya kemkem etmişler. İki kürkü yırtık kelkör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kelkör kirpi, biri dişi kürkü yırtık kelkör kirpi. Kürkü yırtık erkek kelkör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kelkör kirpinin kürküne. Kürkü yırtık dişi kelkör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek kelkör kirpinin kürküne eklemişler. Dergah hesabı nasıldı? Dört deryanın devesini, dört dergahın derbendine devrederlerse dört deryadan dört der, dört dergahtan dört dev çıkar. Hesabı bilemeyeceğim sandınız değil mi? Bana sorduğunuz sorucunuz bunlar değil mi? Çalış, çalış Şefika kadın, çalış. Köşeleri çalış. Aman! Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Canım bu imtihanı her gün verebilirim ben. Pireli peyniri söyle. Hadi, pireli peynire ne olmuş? Elinizin körü olmuş. Beni buraya kapayıp malımın mülkünün üstüne otaklanır. Sapıtma, sapıtma. Dersine çalış. İşinize gelmeyince dersine çalış değil mi? Hakkımı isteyince bu saçmaları tekrarlatıp çıldırtmak istiyorsunuz beni. Tanrı'dan dilerim, benden beter olun. Şefika, Şefika kendine gel, çalış. Yoksa Ahu Baba gelir ha. Hani Gül Yabani, onu düşün de çalış. Ay pek genç daha ama sen böyle yaparsan gelir görünür sana. Gel. Zebani, Zebani! İstemiyorum, istemiyorum! Ne o minare boyunu, ne korkunç sakalını göstermesin bana! O şeytanların ahu babası, yeğenlerime görünsün o! Şevkiye, Salime! Dersine çalışmazsan gelecek bahçene! Gelmesin! Gelme! Taşlarım seni, şeytan taşlaması sevap! Ne olur gelme! Çalışıyorum işte, çalışıyorum. Şiş şişeye şişlemiş, şiş şişeye ne demiş? Şiş şişeye hiç demiş, şiş ke şişe şiş demiş. Keşiş... Hamişe piş demiş, şişmiş şimşirlemiş, şişmiş şimşirlemiş. Dinlemekle bile aklını kaçırabilirdi insan. Daha fazla dayanamadım, pencereyi kapatıp odadan çıktım. Desturlar çekerek geçide geçiyordum ya, o korkunun içinde kafamda çalışıyordu. Burası cinli perili bir köşk müydü, tımarhane miydi, yoksa her ikisi miydi? Duyduğum ses ne in ne cin, bir insan, bir kadın sesiydi besbelli. Ama ona laf atanlar, o derinden gelen ses... O cindi herhalde. Fakat kadın sesi bir insanındı, kalıbımı basarım. Ama kimdi? Hanımefendi. Evet, hanımdı bu. Ayşe Hanım'ın arabacının sözünü ettiği kadıncağız. Köşkün sahibesi, deli denen garip. Demek ki oraya kapanmış, yanından kuş uçurmuyorlar. O saçmalarla uğraşıp onlardan imtihan vermeye çalışıyor cinlere fıkara. Ya arada sırada söylediği akıllıca sözler, malımın mülkümün üstüne oturdunuz diye... Böyle düşünerek yarı karanlık geçidi geçerken birden kanım dondu. Değişik bir ses duymuştum. Çivilendim oraya sanki. Muhsina! 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 Allah'ım, sen koru ya Rabbim. Allah'ım. Eyle Kerem, desturu bin Kerem. Muhsine! Muhsine cevap ver de fazla kızdırma bizi Muhsine. Efendim? Sana öğüt verilmedi mi buralara gelme diye? Girilmesi yasak diyenlere girme! Duyma! Onlara! Patlatıya!
Efendim, affedin. Ben hırkamı almak için çıkmıştım. Ne olur, ne olur çarpmayın beni. Ben sizi göremiyorum. Ama siz beni görüyorsunuz. Korkumu da görürsünüz. Bu defalık affedin. Muhsin'e! Muhsin'e! Girdin çıktın. Gördün baktın. Girdin çıktın. Gördün baktın. Aman için. Ne olur beni insanlıktan çıkarıp hayvana çevirmeyin. Kambur mambur da yapmayın. Affedin. Evet Muhsin'e. Onun için. İmtihan olacaksın. Dersini ezberle. Baş üstüne efendim. Hadi şimdi git ola. Dikkat et. Aşağılıkların üstüne basma. Peki efendim. Peki baş üstüne. Basmam. Tez dur. Tez dur. Tez dur. Ruşin abla. Ruşin abla. Tez dur. Tez dur. Ay. Ahmet'i kız. Sus şeytan. Bu hayvan da sana alışamadı gitti. Belki de seni iyi saatte olsunlarla karıştırıyor. Haklı hayvan. O ne demek ayol? Nasıl haklı? Yani tam manasıyla onlara karışmak üzereyim ben. Neden söylüyorsun kız? Hem sen hırkını alıp yatmayacak mıydın? Hırkamı aldım. Aldım ama yatamadım. Çünkü... Söylesene çünkü. Yani hiçbir şey yok. Vallahi billahi bir şey olmadı. Ne oldu diye sormadım ki. Saklama. Giyilmesi yasak yere mi girdi? Ben... Yoksa duyulması yasak bir şeyler duydun da anlamaya mı kattın? Bak cam gözünde nevri döndü. Sakin ol. Kızdırdıysa onları anlar. Çünkü onlardandır. Kızdırmadım herhalde ama artık karışmak üzereyim. Zaten bu konağa hizmetçi olmakla aday olmuştun karışmaya. İşte demin adaylığım resmi şekle döndü. Ne yani? Eline kağıt falan mı verdiler? Bu işin evrakı falan yoktur. Evrak vermediler ama benimle konuştular. Konuştular mı? Ya. Sen onların dilini biliyor musun? Biz Çeşmi Felek Kalfa ile bu kadar zamandır cin dilini öğrenemedik de. Canım bizim dilimizle söylediler. Türkçe. Sana ayrı bir sevgileri var demek ki. Anlat bakayım. Bugüne kadar sadece bir takım gürültüler, garip hayvan sesleri duyardım. Demin hırkamı alıp dönerken açık açık Muhsin'e imtihan olacaksın dediler. Tamam. Havuz başı imtihan. Aferin kız. Çabuk ilerledin. Aman ben ilerlemek falan istemiyorum. Sus bakayım. Kızdırma onları. Sana iltimas yapmışlar. Daha ne istiyorsun? Başka ne dediler? Aşağılıkların üstüne basma dediler. Ama kim bu aşağılıklar? Üstlerine basıp basmadığımı nereden anlayacağım? Ödüm kopuyor. Aşağılıklar? Yani eşirrayı ecinliyan cinlerin en kötüleridir onlar. Kötülükten hoşlanırlar. Sen yine tarihlisin. İyilerine çatmışsın. Sana onların üstüne basıp da şerlerine uğrama diye öğüt verdiklerine göre. Biz bu kadar zamandır buradayız. Pek az rastladık öyle iyilik seven iyi saatte olsunlara. Ruşen abla, neden iyi saatte olsunlar deniyor onlara? Aman çok safsın ayol. Tabii iyi saatte olsunlar denecek. Bütün kuvvetler onlarda. İstediklerini yapabilirler. Maazallah kötü saatte olurlarsa dünyayı birbirine katarlar sonra. Böyle ne olduğunu bilmediğin, göze görünmeyen cinlerin perilerin oyuncağı olmak ne fena. Günaha girme, günaha girme. Onlar sırası gelince gözükür. Ne olduklarını gösterirler sana. Sırası gelince. Mağarada ben kurbanlık koyun gibi bekleyeceğim. Üstüme iyilik sağlık. Hala söylüyor. Benim yanımda böyle ileri geri söz etme. Onların sağ solu yoktur. Severken çarpıverirler insanı. Beni de kendinle beraber çarptırma. Hadi git odana. Madem çekinmiyorsun. Canım ablacığım çekinmez olur muyum? Ödüm patlıyor korkudan ama insanım ben. Yani henüz insanım. Merak etmeden duramıyorum. Merak yok. Açıkça da söyledi. Ne yapacağız şimdi? Bak cam gözde huysuzlan. Tuğru kuş ye, Selam ye, Murat ye, beni yeme bunu ye. Gel sen bile beni yeme bunu ye. Amin. Destur ya mükerrem öte dur. Merakmış. Sana kaç defa söyledik merak yok diye. Ama söyleyeceklerimin arkasını dinlemedin ki. İmtihan dediler, dersini ezberle dediler. Ben onları merak ediyorum diyecektim. Ne zaman acaba? Onlar imtihan gününü, saatini bildirirler.
Peki hangi dersi ezberleyeceğim? O saçmaları. Ne saçmaları? Kız bir şey mi duydun sen? Ya şey yani sorduklarına saçma sapan cevaplar verirsem demek istiyordum. Ha, üzülme üzülme, onlar kolaylığını verir. Seni sevdikleri, bir an önce aralarını almak istedikleri belli. Hadi odana git. Gece vakti ortalarda dolaşma da soğutma kendinden onları. Allah rahatlık versin. Size de size de. Soğumasınlarmış benden. Isınmalarını isteyen kim ki? İmtihan verecek, dersimi ezberleyecekmişim. Herhalde o saçmaları ezberlemem gerekiyor. Şişe şişe şiş demiş, keşiş hamişe. Sonra da imtihanı geçip tam anlamıyla onlara karışacakmışım. Herhalde diplomama şu dereceyle deli olmuştur diye yazacaklardır. O sesini duyduğum kadıncağız gibi. Neydi? Dişi kel kör kirpini yırtık kürkünü, erkek kürkü yırtık. Dilerim Allah'tan dünyadaki bütün kirpilerin okları o Ayşe Hanım denen kadına saplansın beni bu cinli perili deliler evine getirdiği için. Muhsine! Muhsine! Buyurun, buyurun efendim. Ötü şeyler düşünme. Git odana yat artık. Baş üstüne efendim. Ya çocuklar. Bu esrarlı köşkte en önemli ödevim olağanüstü durumlarla karşılaşınca meraka düşmemekti. Ama insanın elinde mi? Köşkün sahibi olduğuna şüphe yoktu kadının. Peki neden delirmişti? Neden kimseyle görüştürülmeden ayrı bir bölümde oturtuluyordu? Şikayet ettiği yeğenleri, yani köşkün beyefendileri kimlerdi? Neden hiç görünmüyorlardı ortada? Biz oda binde bir, köşkün adını bile doğru dürüst bilmediğim erkek hizmetkarlarını görüyorduk sadece. Her şey bir sır perdesinin altındaydı. Biz de bu perdenin altındaydık. Üste sadece cinler vardı. Rahatça hareket eden, hora tepen cinler. Neden? Neden? Bu neden tırmalıyordu beynimi? Hem de bazen korkumu bile unutturucasına. Duştan ilgisizliğimi sürdürüyor, çeşme felek kalfaya, Ruşen kadına bir şey sezdirmiyor ama her an bu soruların cevabını araştırıyordum. Cahildim. Saf denecek kadar temiz kalpliydim. Fakat gençtim, atılgandım, hayat dolu, dul bir tazeydim ne de olsa. Bir gün... Bugün hanımefendiye bakmak için gelecekler. Kimler gelecek Kafa? Ama sormaya başlama yine. Kim olacak? Bizim görünmememiz gereken kişiler. Namahrem. Çıkmayın ortaya sakın. Neden? Örtündükten sonra niye çıkmayalım? Çıkılmaz kızım. Ne inatçı şeysin sen. Neden? Dün gece öyle emredildi de ondan. Rahatladın mı? Hanımefendinin yeğeni Şevki Bey doktor getiriyor muayene için. Senede bir iki oluyor. Kahya Zekeriya Efendi de yallarında gelir herhalde kalfa. Aman efendim aman. O bedsesli eksik olur mu hiç? Hanımefendiyi görüyorlardı, bizi görmeleri neden yasak? Kızım o zavallı kadın aklından hasta. Biz pek mi sağlamız yani? İmtihana sokulacağız yakında da. İmtihana gir çık bir kere. Hayır yani gelenlere bir hizmet yapmak, bir buyurun demek gerekmez mi? Gerekmez. Onlarda anahtar var. Bize emredilen bugün öğleden sonra ortalıkta görünmemek. O kadar. Baş üstüne kalfa. Cinlerin perilerin emri karşısında boynumuz kıldan ince. Demek bu köşkte dışarıdan geleceklerin ziyaretlerini bile iyi saatte olsunlar düzenliyordu. Doktor gelecekmiş, ona da cinler karışıyor. Bizim de ortalıkta görünmemizi istemiyorlar. Belki de ağzımızdan bir şey kaçırırız diye. Ben şimdiden odama gidiyorum deyip yanlarından ayrıldım Kalfa ile Ruşen'in. Sonra bütün cesaretimi toplayıp gizlice orta kata çıktım. Geçen gün girdiğim hanımın dairesinin yanındaki odaya girdim. Odanın beyaz basma perdelerini indirdim. Buradan kadının odasında ve odaya giden geçitte çıt olsa duyulurdu. Nefesimi tutup etrafı dinlemeye başladım. Çoktan öğlen olmuştu. Evet, buyurun doktor bey. Bu taraftan biliyorsunuz. Zekeriya, buna mısın be? 6 ay olmuş, sen yarın karanlık. Kaç göç var ya Kostol Efendi?
Kadınlar yeter derecede ışık koymadan kaçıştılar. Ah, bir de yorulmuşsun Sevki Bey'imi sormayacaksın. Evet. Çok fazla. Bu Zekeriya hep gelir bulur beni. Ne yapsın? Bir kere sizin gibi anlayışlı, bilgili doktoru bulmuş bırakır mı? Ah, çok çok teşekkür ederim beyim. Sizin gibi asaletli, necabetli, hem de verimli insanlara hizmet bu yaslı halimle de olsa zevk bana. Doktor bey gerçekten çok yoruldu beyim. Üsküdar'da bir ara araba bulamadık. Sizi de görmeyince telaşlandık tabii. Ya. Zekeriya sabah daha asılmamış gelmiş Pera'ya benim kapısına. Evret sabah yok vasıta. Neyse almışız oradan bir araba doğru Sarayburnu'su. Almışız oradan bir kayık da Üsküdar. Bakmışız siz de yoksunuz. Demişiz geciktik o da gitmiş. Ya. Asıl geciken bendim oysa. Efendim. Bizim birader Salim Galata'da bir balozda alem var diye sürükledi beni. Çok geç yattım. Zekeriya'ya söylediğim saatte bulunamadım Üsküdar'da. Kusura bakma. Ah bre ne kusur? Kusur ne bre? Yok kusur. Biraz yorulduk o kadar. Biz doktor çıkmışız. Ne için? Yorulmak için. İnsanlara hizmet etmek için. Senin yorgunluğunu karşılıksız koymayız bilirsin. Şu muayeneyi bitirelim de. Olur o kolay. Demek sizin hala öyle hala. Ya öyleymiş. Değil mi Zekeriya? Öyle ya. Kendiniz de göreceksiniz ya. İşte geldiler Şefika kadın. Ezberlediğin şeylerden başka şey söyleme. Yoksa fena cezalandırılırsın. Gulyabani unutma. İstemiyorum. Gulyabani gelmesin. Kimse gelmesin. Kimse! Yalnız dersini söyle. Yalnız dersini. Dersini biliyorum ben. Duyuyor musunuz? Kendi kendine konuşuyor. Benim hala. Yeğeni Şevki. Örtündün mü? Açıyorum kapıyı. Seni göreceğiz. İstemiyorum. Kimse gelmesin. Dersimi biliyorum ben. Şevki Hanım nasılsın? Ben doktor. Bildin. Nasılsın? Perhizli pireler. Pireli peynirden pişmaniye pişirince pırpır pireler durma pişişir. Ah halacığım. Böyle garip şeyler söylediğini duydukça içim parçalanıyor. Doktorla doğru dürüst konuşsana. Ya bakın hanımefendi. Söyleyeceksiniz bana nereniz ağrıyor. Basınız ben iyi edecek. Söyle bana nerede ne var? Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Kış köşesinde kışlanır, yaz köşesinde yazlanır. Ya baharlar ne olur? Nerede aklanır, paklanır? Hala! Senin gibi yeğen! Senin gibi yeğen böyle maşıyla pataklanır! Hala! Maşayla! Sen seni geri bak! Hanım! Ben yeğeni şey... Hanım! Dur! Hala. Ne oluyorsun hanım? Kendine gel! Bir şeycik yapmayın bana! Dersimi biliyorum ben! Bir berber, bir berbere, bir berber, bir ahbap. Ah Sevki Bey'im, durum son gelişimden bu yana daha da bozulmuş. Siz geri durun. Sen de Zekeriya. Sefika Hanım efendi, gitmeden son defa sorasayım. Çünkü vizem var bende. İyi olmak istiyor mu? Yok, akıllanmak istemiyor. Zaten deli değilim ki ben. Ama bana dersimi ezberlemezsem ceza veriyorlar. Kim veriyor? Onlar. Sonra Gulyabani geliyor, korkutuyor beni. Bu yine başladı işte. Ah halacığım ah. Bir dakika. Nasıl Gulyabani hanım? İşte Gulyabani işte. Korkunç bir dev. Minare boylu bir yamyam insan. Minare kadar boylu insan olur mu hiç? Afre. Hayal görüyorsun. Hayır. İşte bu gözlerimle görüyorum. En aşağı 20 arşın boyunda. Aylı gecelerde bu bahçeye geliyor. Göbeğine kadar inen diken diken bir sakalı var. Başında da kazan kadar kavuk. Pırıl pırıl parlayan korkunç gözler. Gümbürtüyle homurtu arası sesi. Yani sana bu sasmalara dersine çalışmayı o söylüyor. Hayır. Öbürküler söylüyor. Öbürküler. Kimmiş onlar? Nasıl söylüyorlar? Cin peri tayfası işte. Görünenleri var, görünmeyenleri var. Geçen gün Samsam geldi haber getirdi. Karaguri Zarazuri dedi. Ne demiş? Karaguri Zarazuri.
Samsam dedi bunları. Çalışmazsan işin zor demek. Kafire hanımefendi. Ben 3 dil çok güzel konuşurum. Başka dilleri de bilirim. Ama hiç duymamışım bu dili. İyi saatte olsunların dili bu. Bazen Türkçe'de konuşurlar. Ya bu kapalı odada onlarla baş başa kala kala oynatmamak mümkün mü? Evet 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 evet, istedikleri bu. Kimlerin? Böyle yavaş yavaş konuşurken birden saldırır. Kafana bir şey vuruverir doktor. Yaklaşma pek. Doğru söylemişsin Zekeriya. Yavaş dilinin tekmesi yumuşak atın çiftesi gibidir. Ben deli değilim. Dur. Deli değilim ben. Dur hanım. Bu şevki alçak. Doktorcum, alçak. Doktorcum azıyor galiba. İşin bittiyse yani. Hem bir akıl hastasından da olsa kötü sözler duymak üzüyor insanı. Sevgi beyim, haklısın ben. Sorasayım o soruyu. Çünkü vicdan var. Doktor bir hasta baktı mı para alır, kese dolar. Ma burası vicdan. O boz kalmış olmuyor. Sorayım da içim rahat etsin. Söyle hanım, kimler sizi deli edecek? Samsam, bayram, yam yam, gam gam. Bir torbaya ekmişler kem kem. Dişi kel kör, yırtık kel kör kirpi. Erkek kel kör kirpi. Lira, ben de aklımı kaçırtıracağım. Geçmiş olsun hanım. Gidelim. Gördün değil mi doktorcuğum? Evet. Yani raporunuz gene... Raporum? Buyurun. Buyurun şu zahmetinizin karşılığını. Ah, teşekkür ederim. Raporum eskisinden de berbat. Allah sizlere sabır verecek. Ma bakımı da zor. Bir hastane... Yok. İstemezsiniz. Zaten bir yabancı görünce saldırgan oluyor böyle. Yoksa... Dur Zekeriya, dur. Şimdi öyle ya da böyle bakılsın vesayet devam edecek bu durumda değil mi? Ha canım, hiç etmez olur mu? Kendini idare eden aciz bir hanım malını mülkünü hiç edemez. Desene o işler gene bize kaldı. Kendi işim gücüm yetmezmiş gibi. Ne yapacaksın? Akraba, hala, baba kardeşi. Ya doktor ya. Saklandığım odadan konuşulanların hepsini duymuştum ama kimseyi görmemiştim. Hanımefendi elimde olmadan açıyordum. Doktor da söylemişti işte. Kadıncağız oynatmış. Fakat başka yerde hasta olup da mı geldi buraya, yoksa burada mı zıvanadan çıktı? Ya deli değilim diye feryat etmesi. Şu yarım aklımda düşünülecek bir sürü şey çıkmıştı gene. Akşam oldu, yemek yedik, odalarımıza çekildik. Gece bastırdı. Kafamda hep o düşünce. Birden derinden bir haykırış. Acaba duydum? Duyar gibi mi oldum? Diken üstündeyim ya. Şeytan dürttü. Uzun kararsızlık anlarından sonra gene o geçitten geçip merdivenden çıkıp hanımın odasının yanındaki odaya girdim. Evet, ses hanımın odasından geliyor. Onun sesi. Pencereye doğru bakınca nutkum tutuldu. Dışarıda gündüz gibi bir ay ışığı ve kapalı beyaz perdelerde bir dev adamın gölgesi vardı. Yabani gibi boyun bosun devrilsin. Son gelişin olsun. Hurmalar götürsün inşallah seni. Ne istiyorsun benden? Gelme pencereme. Artık verecek bir şeyim yok. Gelme. Bir lokma bir hırkaya kaldım. Doktora ezberlediğim derslerin hepsini söyledim ya doktora. Başka şeyler söyledimse bana kızmaya hakkınız yok. O sordu, ben de söyledim. Beni tek başıma bu odaya kapadınız. Bir Arap bacıyla bir kakavan kalfadan başka insan yüzü gördüğüm yok. Adam konuşunca ben de konuştum. Her şey elinizde. Doktorun gelmesini önleseydiniz. Gelme. Üstüme girme musibet. Mezarlığına git. Ben daha ölmedim leş yiyici, hortlamış dev. Seni bana kurban edenler Tanrı'dan bulsunlar. Çekil. Boğazına kor düşsün, çekil. Yiyeceksen Şevki'yi ye, Salim'i ye. Bakma öyle hain.
gelemezsin zaten. Yanımda enam-ı şerif var. Dedemden kalma. İki ağızlı Zülfikar yavrusu kılıç da var. Yaklaşma! Pencereme yaklaşma! Yaklaşma pencereme! Yaklaşma bize! Ay! Ay geliyor! Geliyor! Hadi mezarlığına! Hadi mezarlığına! Geliyor! Geliyor! Şimdi perilerin şahını çağırır, seni iki parça ettiririm. Zaten köylüler bir gün yolunu bulup yok edecekler seni. Kemiklerinin iyiliğini emmek için kaç delikanlıya kaç tazeye kıydın. Benim de iki tane gül gibi hizmetçimi götürdün, yetmedi mi? Geliyor! Demek! Hizmetçilerin bu olduğu doğruymuş. Tanrım! Tanrım! Telaşlanmak, meraklanmak yok diye kaç defa söylemedik mi? Allah Allah! Dediniz dediler ama umurumda değil, artık umurumda değil. Ne oldu ki? Bu uğursuz köşkte ne olmaz ki? Ama iyice duydum bu sefer. Hanımefendinin de benim de hayatımız tehlikede. Nereden biliyorsun? Bak kızım, dikkat et, olmayan şeyler söyleme, kızdırırsın onları. Olmayan şey mi? Duydum diyorum size. Orta kata çıkmıştım, hırkam için gene. Öldürüyor, yetişin diye bağırıyor kadın. Hala bağırıyordur belki, ödüm koptu. Aa, peri bunlar. İstedikleri zaman istedikleri gibi bağırırlar. Bu evin iyi saatte olsunlarla dolu olduğunu bilmiyor musun? Dolu, gerçekten de dolu. Nereye adım atsan üstüme basma çarparım diye bir ses duyuyorsun. Ama imdat isteyen peri değildi. Sizin benim gibi bir kadındı, kadın sesiydi. Hoppala, ayol perilerin kadını yok mu? Bilgisiz kız. Hayır diyorum, ne olur inanın insan hançeresinden çıkmaydı o ses. Ödüp atlamak üzere olan bir kadının sesi. Acıyın, ne olur acıyın, ona da bana da. Sana da mı acıyalım? Neden? Doğru konuşmadığın, ipe sapa gelme şeyler anlatıp kafamızı ağrıttığın için mi? Peki. Peki gerçeği söyleyeceğim size. Ama beni kurban etmeyeceğinize söz verin. Seni kurban etmek mi? Evet kurban. Hani cin tutmuş peri basmış yerlerde koyun kuzu adak verilirmiş. Onlar gibi beni kurban etmeyeceğinize. Neler söylüyor bu? Sakın çarpılmış olmasın. Tut. Destur. Hayır. Ağzım burnum yerinde. Daha çarpılmadım. Siz söz verin. Muhsine, ne sanıyorsun sen bizi? Cellat mı? Biz bir kulun bir kılına zarar gelmesini istemeyiz. Dinleyin öyleyse. Hani geçenlerde bir gece hırkamı unutmuştum orta katta. Tek başıma almaya korkarım da demiştim. Ha? Ben de al da iniver demiştim. İşte o gece bu sesi ilk defa duymuş. Odasının yanına kadar gitmiştim. Ders diye tekrarladığı bir takım saçmaları dinlemiştim. Sen aranmışsın kızım. Bugün doktor gelmeden aynı yere gidip saklandım. Bütün konuşulanları dinledim. Besbelli hanımefendi o. Üstelik de deli. Arada sırada akıllıca sözler ediyor ama deli. Fakat şimdi bir saldırıya uğradığı da bir gerçek. Çünkü saklandığım odanın perdesine onun o gul yabaninin gölgesi vurmuştu. Vay. Ne çabuk ilerliyor, görüyor musun Ruşen kadın? Peki perdeyi kaldırıp bahçeye baktın mı? Yapabilir miyim öyle şey? Korkudan kendimi şaşırdım. İyi ki yapmamışsın, iyi ki. Hele o iki hizmetçiyi onun boğduğunu duyunca. Ama durmayalım.
Hiç acımanız yok mu? Yetişin diye çırpınıyor kadın. Biz baş edemezsek selamlığa erkek hizmetkarlara haber verelim. Yüreğim parça parça oldu vallahi. Ne dersin Ruşen? Bilmem ki Çeşme Felek. Gidip bir bakalım bari. Nereye canım? Ay mehtabında bağırdığı zaman yanına gitmeyeceksiniz demediler mi bize? Bu gece Ahu Baba'nın gecesi. Ortaya çıktı, o zavallıcık da korkudan bağırıyor işte. Doktor geldiği halde kadıncağızın kendine hakim olmaması içimi bir tuhaf etti. Gel gidip ne halde olduğunu bir görelim. Hadi gel. Ya duyarlarsa? Bize kim bilir neler yaparlar. Belki duymazlar canım. Kim söyleyecek? Bundan korkuyorum. Oh, iki gözüm ablalarım. Benden laf çıkmaz. Zaten sizden başka insan yüzü gördüğüm var mı? Bu evden dirimin çıkacağından umudu kesmek üzereyim. İyi yaparsın. Bak bunu biz söylemeden anlayışınla buldun. Buraya gelenin girişi çıkmaz. Hele onlara karıştıktan sonra. Hele hele Gulyabani'yi gördükten sonra. Perde arkasından da olsa görmüşsün. Gördüm, gördüm. Görmez olaydım. Elden ne gelir? O ne boy ne boz. Gölgesi böyle korkutucu olursa anla artık. Hanımefendinin bağırmasından anladım. Lanetli hortlak devin adeti körpe insan etiyle beslenmekmiş. Dişine midesine uygun birini bulamamış ki açlıktan kükreyerek yaşlı kadıncağıza saldırdı. Bu tehlike hepimiz için var. Ama dilimizi tüter, boş boğazlık etmez. Tabii perilerin de dertliğini çekersek ecelimize kadar yaşarız belki. Ne gibi boş boğazlık edilmeyecek? Gulyabani'nin geldiği, göründüğü kimseye söylenmemeli. Öyle tembih edildi. Bu evdeki cinlerin en korkuncu odu. Öyle, öyle. Ama kim tembih etti? Orası senin üstüne vazife değil efendim. Ne diyorsun Ruşen? Gidelim mi hanımın yanına? Bilmem ki. Gidelim bari. Yürü. Ya ben? Beni burada yalnız bırakmayın, ölürüm korkudan. Olmaz. Seni hanımefendinin yanına götürmek olmaz. Ne olur beni de götürün. Ben de sizin gibi ölümü dirimi bu eve adamış durumda değil miyim? Ben de geleceğim. Hem böyle zamanlarda çokluk kalbe kuvvet verir. Ama olacak şey değil ki kızım. Bizim bile şık gittiğimizi istemezler onun yanına. Üstelik kendisi de istemez. O yalnızlığa alışmıştır. Ya buraya dönüştüler diye ötekilere şikayette bulunursa? Aa, yo abla yo. İstedikleri kadar deli desinler. Ama benim hanımım düşünceli, terbiyeli kadındır. Eminim şikayet falan etmez. Hatta bizden başka bir insan yüzü gördüğü için sevinir bile. Aman bilmem ben. Sonra bir cezaya çaktırılıp pişman olmayalım da. Canım yeni gelen hizmetçi hiçbir zaman hanımefendinin yanına çıkmayacak diye bir emir yok ki. Bir deneme devresinden sonra. Evet, davranışına dikkat edilecek. İnanılır terbiyeli bir kadınsa o da bizim gibi her işe bakacak. Ama bu kız. Ya ama Ruşen abla, öyle değil miyim yani? Ne bileyim. Hırka unuttum diye orta katlarda dolaşmaklar. Sağ söyle kulak vermeler. Ne yapayım? Ses duyunca belki bana bir şey emrediyorlar diye dinledim. İyi saatte olsunlara, saygısızlık olmasın diye. Nasıl haykırıyordu kadıncağız ama. Gidelim ne olur. Ne olur beni de götürün. Canım asıl kabahat Gulyabani'nin çıktığı gece hanımın yanına gitmek. Kesin emir ne? Gidilmeyecek değil mi? Biz bunu göze aldığımıza göre Muhsin'in bizimle beraber gelmesi ikinci derecede kabahat kalır. Öyle değil mi? Cevap versene Ruşen. Aman bilmiyorum ben. Bana sorup durmayın ayol. Rabbim hayırlar versin. Annemize iyi yazılar yazılsın. Bilemem ben, bilemem. Doğrusu hanımımın kendini tamamen kaybetmesine canım dayanamaz benim. Ölürsek hep beraber ölürüz. Ekmeğini yiyoruz. Buyurun yürüyün gidelim. Hem hepimiz, Muhsin'e de. Sağ ol Kalfa, Allah razı olsun. Hem geçirdiğim korkudan sonra beni yalnız bırakmadığın için, hem de hanımına olan bağlılığın, sevgin için. Hanımımı görünce inşallah sağ salim görürüz. Sen de seveceksin. Tatlı dilli, bilgili, olgun bir kadındır. Bilgisi o kadar derindir ki perilerin dilinden bile anlar. Hadi Ruşen. Hadi bari. Ha, belki Gulyabani de gitmiştir değil mi? Belki. Keşke gitmiş olsa. Büyük bir kötülük yapmadan gitmiş olsa. Hadi ama gecikmeyelim Ruşen. Hadi yürü. Yürüsene. Ha? Ben mi? Alsana şamdanı. Her zamanki gibi öne geçsene. Ya, bu gece öyle olmaz Çeşme Felek. Bu iş şakaya gelmez. Hem Gulyabani'nin geldiği gece hanımın yanına gidiyoruz, hem Muhsine'yi de götürüyoruz. Ya bu gece sen git. Ama şeytanlar cam göz sana alışık. Senin yanında yürürler hep.
Ses çıkarmayanları sinsi, aşağılık, iyi saatte olsunları hissederler. Havlayarak, miyavlayarak gelecek tehlikeye haber verirler. Onun için... Yok, iki gözüm önüme açsın önde yürümem bu gece. Kim yürüyecek? Ha. Oh, yok, bana bakmayın hiç. Ama ben ne sizin kadar eskiyim kalfacığım, ne de yolu doğru dürüst bilirim. Üstelik sizin kadar da dua bilmem. Onun için arkadan mı yürüyeceksin? Yok, ortadan. İkinizin ortasında. Ortası. O zaman çaresiz ben önde yürüyeceğim. Ruşen, bir şey olursa dualarını öne doğru üfle. Hadi yürüyün bakalım. Ölüm bir ölüm. Destur. Ya mükerrem. Eyle kerem. Kış bu şimdi. İyice terselene saçlarını. Beyaz enteni de şöyle iyice bölleştir. Bedenine yapışmasın. Şöyle benim gibi yap. Oldu mu? Bu halde bizimle perilerden pek farkımız yok ya. Hadi önüne bak, duayını oku. Destur da 80.000 destur. Bu merdiven bitince mi geleceğiz anamın odasına? Lafa tutma biri. Doğru kuşuya, bizi yere kurduya kuşuya. Az kaldı, yaklaşıyoruz işte. Canım size hediye, bırak bize hediye. Bırak bize hediye. Yarabbim. Canım size hediye. Bu gece pek sessiz geziliyorlar. Ardımızdalar. Ardımızdalar mı? Ne yükleniyorsun üstüme kız? Yaklaştık işte. Hiç ses yok. Ay, boğdu mu acaba hanıma o gül yabani olacak zebani? Sus diyorsun ha? İşte hanımın dairesi burası. Tut bakayım şamdanı. Mumlar yanıyor ama hanım yok ha. O yatakta ter döktüren ne? Çarşaf. Yok. Kadınım yok. Çarşaf bunlar. Eyvah, yok hanımefendiciğim, yok. Odanın haline bakın, alt üst. İnandınız mı şimdi bana? Ay öyle, eşyalar hep birbirine karışmış. Yastığın biri burada, biri pencerenin yanında. Duyduğum doğruymuş. Pencere zorlanıp açılmış, perde koparılmış. Şu kapılar ne? Şu helasız zavallının. Şu da iç odası. Belki oradadır ha. Yok. İç odada da yok. Alek görün dede. Ne öldü yarabbim? Yatağı da işte. Yok. Şurada testi devrilmiş, onun suyu akmış yatağa. Her ne yaptılarsa fena eziyet etmişler. Bakın hırkası yırtılıp çıkmış sırtında. Vah demişim, vah. Mendilciği de burada kalmış. Oldu mu olanlar şimdi? Götürmüşler, hanımımı götürmüşler. Zavallı hatuncuğum. Yüzünü görmedim ama en az sizin kadar acıyorum. Acınacak kadındı. Yani sevilecek kadındı. Ama ağlamak ne işe yarar? Hiç ağlamayın. Ağlamayalım. Bu olanların yarısı sizin yüzünüzde. Sizin günahınız. Bir de kız. Şuna bak. Evet. Sizin ya. Hiç aklını bozmuş bir kadıncağız böyle perili bir konakta 80 kilit altında tutulur mu? Üstelik böyle günlerde, böyle saatlerde, evleri başına. Ne yapalım, emir kuruyoruz biz. Böyle kaybolup geri geldiği oldu mu hiç hanımefendinin? Hayır, kaybolmanın gereği yok ki. Zaten perilerle beraber oturuyor. Anlamıyorum, buradan başka yere ne diye götürsünler onu, anlamıyorum. Ayol olur ha. Neden ölmesin? Belki de gezmeye götürdüler. Kaftanın ardına seyrana çıkardılar. Kadının burada pek içi sıkıldı diye. Yok abla, yok. Gulyabani ile aralarında geçen konuşmaya bakılırsa zavallı kadını gezmeye falan götürmediler. Galiba yemeğe götürdü onu. Ahu baba. Sus kız, sus ayol. Ben bilmiyor muyum?
O da öyle bilir tabii. Biz onlar için kafeste kekliyiz. Peri olsun, ne ölürse ölsün açlığa dayanamaz. Aç kalınca elbet bizimle geçirecekler. Allah'ım, sen koru yarabbi. Bahçeden doğru sürükleyip götürdüler galiba. Bakayım. Gulyabani yok bahçede, gitmiş. İnşallah son gidişi olsun. Hiç kuşkuya yer yok. O götürdü kadını, o götürdü. Sus Çeşmi Felek, sus. Onlara her söz malum olur. Kızarsa gelir bizi de götürür. Yorgancığı da yüklüğün önünde. Ah! Ah! Yorganın altından bir de terlik çıktı. Bakayım. Ah, burada. Hanımım burada. Ama baygın. Bah biçare. Şiltelerin arasına sığınmış. Zavallı. Beti benzin limon gibi sararmış. Büyük korkular geçirmiş. Yardım etsenize çıkaralım. Ölmüş mü yoksa beli bükülmüş, başa sarkmış? Anlarım şimdi. Tut şu tarafından. Sıkı tutun, sıkı tutun. Sen döşeğini düzeltiver kızım. Evet, 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 oldu. Vücudunda en ufak bir kımıltı yok. Yazık, yazık. Bırak çeneyi de yardım et. Dişleri sımsıkı kilitli birbirine kadını. Elleri yumulu. Ruşen, yumruklarını açmaya çalışalım. Yavaş yavaş. Yaşıyor. Yaşıyor. Oh, çok şükürler olsun. Evet evet, ama gene de kendinde değil. Görmüyormuş gibi bakıyor. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyor. Ben istemiyorum. Gelmeyin. Gelmeyin üstüme, gelmesin. Zebella git. İstemiyorum. Ah hanımcığım. İstemiyorum. Ah. Ruşen. Ruşen, iç odada sirke falan var. Git al da gel. Musine. Ellerini kollarını ovalım biz. Peki Kalfacığım. Gene de sağlam kadınmış değil mi? Bu yaşta bu korkuya dayanmak kolay değil. Ayol yaşı başı ne ki? 55 ancak. Bu haller başına gelmeden top gibi kadındı. Nerede kaldın Ruşen? Sirke mi oldun? Geldim. Geldim işte. Boyum rafa yetişemedi de. Al koklat önce. Tabii. Şimdi de sirkeyle ovalım şakaklarını. Eyvah! Şeytan fena hırlamaya başladı. Allah! Allah'ım sen koru yarabbi! Ne korkunç sesler! Hiç böylesini duymadım! Oydu mu şimdi bizi ölenler? Neden kızdıysa dönsünler! Neden bu kadar kızdılar? Canımı unuttun mu? Bu saatte gezindiğimize, hanımın yardımına geldiğimize... Kaç defa anlatmalı sana? Kafana girmiyor ki. Bu kadının eti, kemiği, her şeyi onlarındır. İyice zapt etmişler zavallı. Bu vücuda başka bir el dokunursa kıskanıyorlar. Anlamıyor musun bunu? Sözlerinizi anlıyorum anlamasını ama... Anlıyorum da mantığım kabul etmiyor. Cahil olduğum için herhalde. Neden sıkıyorlar onu bu kadar? Üstelik biz hizmetkarız o hanımefendi. Her şeyin sahibi o. Ayol şu sorgu suali bırak artık. Hanımefendi tam karışmış. Kimseyle konuşmasını istemiyorlar o kadar. Onun buradan dışarı çıkmasını bile istemezler. Hanımda anahtar yoktur ki. Görmedin mi, ben de anahtarla açtım da girdik buraya. Ancak kendileri isteyince buradan çıkarırlar onu. Havuz başındaki toplantı için falan. Ama bu kadar da olmaz ki. Sus kız, sus. Onların işine karışılmaz, sus. Bak biz bir bile yiyorlar. Niye? Neden susacakmışım? Peri olsun, cin olsun, gulyabani olsun, kim olursa olsun... Hanımefendi, şu baygın yatan kadıncağız hep senin veli nimeti sayılır. Çünkü hepsi buraya, bu çiftliğe kapılanmış. Ay! Ay üstüne iyilik sağlık! Çeşmi Felek, koş kapıyı sürmeli. Canımızı aldıracak bu kız. Aklını kaçırdı gene, sus diyorum. Ben de susmuyorum. Bu kadına yazık değil mi? Bu yapılan nankörlük... Bu cinlere, perilere günah, cennet, cehennem yok mu? Onlar da yaradanın eseri olduğuna göre işlediklerinin bir sınırı, bir cezası olmalı. Kapıları zorluyorlar. Ettim mi edeceğini bize? Kadıncığım da kendine gelmedi. Bu gece nasıl çıkacağız buradan Ruşen? Buraya. Bilmiyorum. Türü kuş ye. Selami'ye. Bizi yeme buraya. Biz çıkmadan onlar girmesin de içeri. Acı bize yarabbi. Yardımcı ol. Türü kuş ye. Selami'ye. Muradi'ye. Bizi yeme buraya. Yok bu gece. Kurtuluş yok bize. Evi sallıyorlar. Zelzele bu. Anneciğim zelzele. Zelzele ya. Önce ileri geri konuş, sonra da zelzele diye
önce dilin dolaşsın korkudan. Onlar selliyorlar evi. Zelzile de yaparlar isteyince. Hanımefendi toparlıyor kendini efendim. Odama kadar girmişler. Üzerimde muska. Odamda enamı şerif var. Ne cesaretle giriyorsunuz buraya, defolun. Hanımcığım biz... Hay defolun gidin. Şimdi deryalar padişahını çağırırım ha. Vah vah tanımıyor bizi. Ruşen, Muhsine gelin şöyle. Dizilin yatağın yaklaşmayın, kenarına. Yaklaşmayın diyorum. Dün gece yaptıklarınız yetmedi mi? Ders verirsiniz ezberlerim. Saçma öğretirsiniz çalışırım. Daha ne istiyorsunuz benden? Ah hanımcığım ah. Bizi zayol biz. Mal dediniz verdim, mülk dediniz verdim. Her şeye razı oluyorum işte. Yalnız gul yabaniyi saldırtmayın üstüme. Ona dayanamıyorum. Kim dayanır ki? Onu görmeyi biz de istemeyiz. Söyleyin ona. Kan içmekten, insan yemekten vazgeçsin. Ben ona her yıl körpe körpe hizmetçi kızları nereden bulayım? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Demek bu yılın kurbanı ben olacağım. Dur şimdi sen. Hanımefendiciğim. Efendim biz... Çeşmi feleği kakavan diye, Ruşeri Arap diye, belki de kart diye yemez. Aşağılık kur ya beni, ne öylece? Selamlıkta o boru sesli kahya var. Delikanlı uşaklar var. Hiçbirine dokunmaz. İlle de dişi olacak. Hem de körpe. Hanımefendi tanıyın bizi artık. Baksanıza yüzümüze. Korkmayın. Biz insanız. İyi saatte olsunlar değiliz biz. Bizi... Sizsiniz işte. Onlarsınız. Onlarsınız. Hayır efendim. Hayır efendim. Ben Çeşmi Felek kulunuz. Bu da Ruşen cariyeniz. Ne hadlerine onların? Böyle bir zamanda benim yanıma gelmek ne hadlerine? Gul yabaninin çıktığı gece hem de. Geldik efendim. Bu deli kızın aklına uyup geldik. Siz her kılığa girersiniz. Kalfanın falan şekline bürünüp beni aldatmaya çalışıyorsunuz. Yutmam. Yo yutmam. Vallahi yutma. Değil hanımcığım, vallahi değil. Yutma. Ah nasıl inandırsam sizi bilmem ki. Ben Çeşmi Feleğe bir yüzük vermiştim. Mührü Süleymanlı bir yüzük. O yüzüğü onlar takamaz. Ha tamam işte. Bakın parmağımda hanımcığım. Kırmızı Yemen taşı. Koca koca yazılarla. Bakın parmağımda. Evet. Evet o. Sen Çeşmi Feleksin demek. Bu da Ruşen. Peki nasıl oldu da siz? Bir cesaret edip geldik işte hanımcığım. Peki bu kim? Bu yılın kurbanlığı. Ha? Yeni hizmetçiniz efendim. Evet efendim. Yeni hizmetçimiz Muhsine. Epeydir burada efendim. Zavallı vah. Demek sen... Ya zavallı. İyi bir kapı bulacağım derken tuzağa düşen bir zavallı. Dinle kızım. Ruşen sana pilavlar, börekler yedirmek ister. Yeme sakın. Bu Ruşen iyi saatte olsunların dadısı sayılır. Onlar için besler seni. Aman kadını. Ben ev halkının karnı doysun diye yemek pişiriyorum. Uzun etme Arap. Öbür hizmetçileri sen besledin. Bunlara böyle yağlandırıcı şeyler yedirme. Her tarafları bıngıl bıngıl oluyor. Ötekilerin ağzının suyu akıyor diye 80 kere söyledim sana. Ayol hanımcığım, ben de şişmanım. Sen beni dinle kızım. Sakın semirme. Vah vah. Ay pek de güzelsin. Teşekkür ederim. Siz de çok sevimlisiniz. Tatlı dilli de. Peri kızına benziyor bu. Kalfa, bu insanım diye aldatmış sizi. Peri bu. Ne periyim ne cilim hanımefendiciğim. Ben de sizin gibi bir insanım. Yo, ben onlar gibi cahil değilim. Beni aldatmak kolay değildir. Bak duvarda yeşil kese içinde bir kitap var. Onu o çividen al, öbür çiviye as bakayım peri değilsen. Hadi sene. Hayır efendim. İşte. Demek sen de sahiden insansın. Periler el süremez ona. Peki ama seni bu cin peri cehennemine kim yolladı? Ayşe Hanım diye bir ana dostum vardı o. İyi kapıdır. Ayda 100 kuruş alacaksın diye çeke çeke getirdi. Gelene kadar da bir şey söylemedi tabii. Vah yavrum vah. Pek de tazesin. Yaklaş bakayım. Yaklaş. Yaklaşayım mı? Yaklaş dedim. Neden durakladın? Korkma. Gırtlağa sarılacak kadar deli edemediler beni daha. Ben estağfurullah. Buyurun. Vah vah vah. Şu saf gözlere, şu tene bak. O Ayşe'yi de hatırladım şimdi. Bohçacılık da yapardı. Onun para için yapamayacağı şey yoktur. Kim bilir ne çıkarı vardı. Senden de bir şeyler koparmıştır Çeşmi Felek. 2 altın efendim. Yazık.
Para için bu güzel, bu masum kız ateşe atılır mı? Seni çiğ çiğ yerler alimallah. Ne de uysal. Rabbim kazadan saklasın. Bak sana bir iki öğüt vereyim de başına gelecekleri belki biraz geciktiririz. Hanımcığım, biraz sakin olsanız, dinlenseniz. Yok, aklım başımda kalfa. Bak yavrum, bir kere ağzını mühürlü bir torba gibi sıkı tutacaksın. Baş üstüne efendim, ama Kalfa'yla Ruşen abladan başka kimi gördüğüm var ki? Kime ne söyleyeceğim? Ah kızım, ah. Onlar insan şekline girip laf almak için yanına gelirler. Cinlerden, perilerden şikayet ettin mi işin bitti. Hele gul yabaniden hiç söz etmeyeceksin. Peki efendim, bu evin kişilerinden, yani sizlerden başka kimi görürsem peri olduğunu anlar, ona göre davranırım. Dışarıda arabacı, bekçi, bağcı bir sürü erkek var. Onların kılığına da girerler. Evet, hiç aldanmamalı. Sonra dediğim gibi şişmanlamamaya gayret etmelisin. Bu Ruşen'in yaptığı pilavları, börekleri canın çekse de az yemelisin. Ayol hanımcığım, beni onlarla birlik göstereceksin neredeyse. Pilav börek yapmaya tövbe ettireceksin. Sen bilmiyor musun sanki insan yalnız bunlarla mı şişer? Ha bak, orası doğru. Periler yel gibi, kulunç gibi insanın vücuduna girebilir. Yavaş yavaş şişer insan. Hani romatizma gibi bazı hastalıklar insanı şişiriyor ya, öyle. Allah saklasın. Ama köşkün perileri vücuduma yayılmaya kalkarsa ben nasıl engel olurum buna? Bir dereceye kadar olabilirsin kızım. Bak, bak Kalfa'ya semirmedi. Onların içine girmesini önledi. Ama bu düşüncesiz Arap işte böyle şişti. Nasıl önledin Kalfa? Gözünü seveyim söyle. Onlar insanın bedenine girmeden, yayılmadan önce sevgilerini bildirirler. Evet. Bunları kulak arkası etmesini bileceksin. Kalfa az çok becerdi bunu. Ama hanımcığım, çeşme feleğin üstüne o kadar düşmediler de o sayede. Bana öyle mi oldu? Bir zamanlar her gece değişik değişik kılıklarda gelip aşk ilan ederlerdi. Ben de belki eziyetten kurtarırlar bizi diye inanırdım. İnanmamak elde mi? Ne kadar da insan ilişkilerine benziyor davranışları. Önce aşk ilanı, sonra da... Ya, ne de olsa kadınız. Ama cahil kadınsın. Hadi bak bakayım pencereden. O gul yabani gene gelmiş olmasın. İşte böyle kızım. Onlar her şeyi yapar. Kendilerini sevdirecek yakışıklı bir delikanlı şeklinde de gelebilirler. Aklında bulunsun. Çok şükür. Yok ortalıkta gul yabani. Yok olasıca. Boyu devrisin. Öyle korkuttu ki beni, öldüresiye. Keşke o kadar kapılmasaydınız korkuya. O hortlaktan korkulmaz mı? Haklısınız efendim. Haklısınız ama o minare boyuyla evin içine giremez ki size kötülük yapsın. Bilirsiniz, hizmetçileri de bahçeye çıktıkları gece götürmüşlerdi. Hay allık hay. Evin içine giremese bile pencereden elini uzatıp kümesten tavuk kapar gibi çekip alamaz mı beni? Aman affedersiniz efendim. Düşünemedim efendim. Bu pencereyi kim zorlayıp açtı? Bu odanın içini kim böyle alt üst etti? Hanımefendi, o kadar akla yakın konuşuyorsunuz ki size şey diyenler... Ne diyenler? Deli diyenler diyecektin değil mi? Onlara inanmadığını söyleyecektin. Sağ ol kızım. Ama kim bilir, belki de gidip gidip geliyor aklım. Ne olursa olsun sizin inceliğiniz, asaletinize hayran oldum. Ayşe Hanım gelip beni götürmeye kalksa da sizden ayrılmak zor gelecek bana. Yalnız sizden büyük bir ricam var. Yalvarırım kabul edin. Söyle bakalım yavrum. Bu tehlikeli evde sizin tek başınıza bir odada kalmanızı istemiyorum. İzin verin, ben de yanınızda kalayım. İşte o olmaz kızım. Duyuyor musun? İzin vermezler. Kimler? Malum canım, onlar işte. İzin vermiyorlarsa kendileri söylesinler bana. Bak, bak gördün mü? Davul zurna da başladı. Davul zurna. Yine davul zurna. Ne demek oluyor bu? İyi değil. İyi işaret değil bu. Ya. Ne olur bana da söyleyin. Ah ne olacak? Canları düğün yapmak istiyor. Biz de savaşmasınlar da istedikleri kadar düğün dernek yapsınlar. Yine evlenecek peri delikanlıları var galiba. Kalfacığım, evlenirlerse evlensinler. Nedir bu telaşınız bizim nemize? Nemize olur mu? Onlar evlenirlerse insan kızı alırlar. Hayır, gördünüz mü başımıza gelenler? Bakalım içimizden kimi nikahla isteyecekler? Sen boşuna heyecanlanma Ruşen. Bu davul zurna sana çalınıyor kızım. Bunlar köşkün eski matahları. Periler, cinler onlara aşk ilan ede de bıkmışlardı. Ama sen... Aa, sen koru yarabbim.
Ne olur korkutmayın beni hanımefendi. Ay, ay iyice acıttılar. Oh, tam köy düğünü gibi. Evi sallıyorlar bu taraflarda. Bu zelzeli yapma işini çoktandır bırakmışlardı. Kız, yoksa bu akşam tüsüleri yakıp şerbetlerini vermedin mi? Bu akşam unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Öldü mü ya, öldü mü? Onlar şakaya gelmez. Sonra yalnız kendini değil hepimizi yakarsın. Zerre kadar kusur yapılmaz onların hizmetine. Ah! Anneciğim pencerede. Ne var? Kayboldu. Tüylü kocaman bir baştı. Korkunç cam gibi parlayan gözleri vardı. İşte görün. Selle aleyküm kaynana atıyorum meben. Mahfiz selame fiilin gül. Hareme ben selal defin kazala bel belaya sürül. Derhal uhruç ya semsem uhruç. Saklayın bir. Beni almaya geldi cinni vermeyin. Dur canım korkma. Ha, samsammış. Ben de bir an gulyabani sandım da bakamadım. O kimseyi götürmez. Ne var samsam? Çekil hadi. Korkan var bak. Bera bera boom. Destur. Lara lara lam. Lara lora loma. Gera gera go. Zara gera. Meceyaha mama. Aki aki şam. Yare yere mama. Allah'ım. Gitti kızım gitti. Bak pencereye. Gitti. Ne dedi Semsem hanımcığım? Herkes odasına çekilsin diyor. Ben bilmez miyim canım? Benim yanımda insan bulunsun istemezler. Bir şeyler daha konuştunuz. Meclisin zamanını bildirdi. Yarın akşam havuz başındaymış. Kalfa, bu Samsam nasıl bir şey böyle? İnsan yapısında da hayvan gibi postlu tüylü. Cin kızım cin işte. Elçileri. Haber getirir götürür. Yüzü korkunçtur ama zararsızdır. Aman zararsızı bana hiç görünmesin istemem. Hadi beni yalnız bırakın. Yarın akşamki havuzbaşı imtihanına da hazır bulunun. Affedersiniz hanımefendi. Bu havuz başındaki meclis mi imtihan mı her neyse. Kimler gidecek oraya? Hepimiz. Ben de mi? Sana söylenmedi mi imtihanı olacaksın? Ne olur beni götürmeyin. Korkudan içim katılıverir. Zaten öbür genç hizmetçileri de bahçede boğmuşlar. Hani benim yanımdan zor ayrılacağını söylüyordun? Ben de çıkacağım. Hadi gidin şimdi. Onların emirlerine anında uymak gerekir. Şimdi gamgam gelirse hapı yutarız. O samsam gibi söz anlamaz. Çok doğru efem. Ben şu el şamdanını yakayım mumdan. Ben de pencerenizi elimden geldiği kadar kapatayım. Muhsine tut şu perdeyi bakayım. Tut kaldır. Elim. Kaldıramıyorum. Niye kalkmıyormuş? Görmüyor musun? O tüylülerden 3-4 tane. Hayır efendim görmüyorum. Orada işte çalıların orada. Biliyorum kızı biliyorum. Bekmesene. Vallahi vakti gelmeden boğduracak kendini bu. Sana kaçıncı söyleyişimiz bu? Meraktan vazgeç. Görmezsin olur biter. Ayol yok işte bir şey. Ben hiçbir şeycikler görmedim. Ama ay gümüş gibi aydınlatmış ortalığı. Nasıl görmezsin Ruşen abla? Uzun bir şeyler taşıyıp çalıların ardında kayboldular işte. Acaba neydi Kalfa? Elinin körüydü efem. Hala neydi diyor. Bu her şeyin aslını astarını anlamak hevesini bırakmazsan hiç yaşayamazsın haberin olsun. Ama ellerinde ölmezsen bu sefer de bu merak öldürebilir beni. Merak etmeyeyim diyorum ama o kadar garip inanılmaz şeyler oluyor ki yapamıyorum. Ah kendin bilirsin niyetin öbür hizmetçiler gibi olmaksa. Hadi kesin lafı gidin. Acımıyor musunuz bana? Gidiyoruz efem. Ruşen kadın geç bakalım bu sefer öne. Ver bakayım şamdanı bana. Destürün. İyi saatte ölün. Ama artık çekilin. Semsem geldi emir getirdi. Herkes odasına gidecek. Destürün dedi. Korkutmayın geri durun. Hadi şeytan. Gel pis pis pis. Hadi cam göz düş önüme. Allah rahatlık versin hanımım. Allah rahatlık versin efem. Allah sabırlar versin. Size de. Bunu da mı görmediniz? Biri geçidin ucundan, ikisi de şu kapının orada kayboldu o tüyüllerin. Şeytan da hırladı. İnnellahi meşşabirin. Görmedik yahu görmedik. Kızım bizi ürkütmemek için çekildiler işte. Daha ne istiyorsun? Hiç. Ama gel de şaşma, anlamaya çalışma. Anlayacak bir şey yok.
Yürü hadi. Ne olur hak verin bana. Burada her şey hem ödümü patlatıyor hem şaşırtıyor beni. Üstelik ilk defa göründüler bana bu akşam. Ya hanımın o korkunç tüylüyle o garip dili konuşması, yarama kalacağını nasıl kaybetmiyor şaşıyorum. Ya evin cinlerinin, Ruşen ablanın emir böyle odamıza gideceğiz demesiyle kaçışması. İnsan bir cesaretlenip her soruya bir cevap aramak istiyor. Uzatma, der gece de geliyoruz. Nerede yürüyeceksin merakli taze? Ortada tabii. Ortanızda. Ayol, pek meraklı da, pek de cesaretli. Ruşen'le Kalfa'dan ayrılıp odama girer girmez hemen kapıyı sürmeledim. Cinlerin bizi ille de ayrı ayrı tutuşlarına takılıyor kafam. Kendileri toplanıyorlar da bizim bir araya gelmemizi neden istemiyorlar? Herhalde bizi birer birer boğmak daha kolaylarına geliyor. İçimde az da olsa karşı koyma gücü var. İkide bir burada gördüklerimi kimseye söylememem hatırlatılıyor. Sanki buradan kurtuluş var mı? Hem kurtuldum diyelim, olanlara nasıl, kime söyleyebilir insan? Zır deli diye tımarhaneye tıkarlar adamı. Elimde olmadan gülümsüyorum, rahatlıyorum biraz. Bu uğursuz gecede başka bir şey olmasa da uyusam artık. Ama... Ah, ah, sarsam seni, sarsam seni, bir gececik sarsam seni, aşıkınla doyamam, hap gibi yutsam seni. Başladılar, Allah'ım başladılar, hanımefendinin dediği çıkıyor işte, aşk faslına başladılar, ama sonunda yenmek de var. Ah, ne olur duy sen beni, sersem seni, sarsam seni. Sevdim seni diyorum, hap gibi yutarım seni. Belki bana değildir, inşallah değildir. Yandı sana yüreğim, Muhsinem, ah meleğim. Bekletme fazla beni, iste yanına geleyim. Banaymış, ne yapmalı ya Rabbi? Oda kapısından geliyor ses. Şu sandığı çekeyim. Korkma benden güzelim, çık bahçeye gezelim, dünya derdini unut, gel. Ben bu dünyanın insanıyım, asıl siz benimle aşıklaştık etmeyi unutun. Hem Samsan haber getirdi, herkes odasına gidecekti, siz de yerinize gitsenize. Garibinem Şahsenem, kara gözlü Muhsinem, anlıyorum korkunu, vallahi seni yemem. Önce hap gibi yutacağını söylüyordun, şimdi de yemem diye yemin ediyorsun. Beni kandıracak. En iyisi yatağıma girip yorgana sarılmak, söylediklerini duymamak. Muskan var, nasıl olsa buraya giremez. Ben periyim, sen insan. Muhabbetime inan. Gel bir an, inat etme. Olursun sonra pişman mı? Ses yaklaştı. Yüklüğün içinden geliyor bu sefer. Daha da sarılmalı yorgana. Ama söylediğini işitmemek daha da tehlikeli. Sen bizi hoş tutmadın, tütsümüzü yakmadın. Hani ya şerbetimiz, bizden neden korkmadın? Doğru, hay unutmaz olaydım. Ne bileyim bu kadar kötü netice vereceğini. Evet efendim, o kabahat benim. Ama bu kadar ceza yetmez mi? Bakın, korkudan yorganın içinde bile soğuk soğuk terliyorum. Söz veriyorum, bir daha unutmam. Sonra sizden korkmadım diye bir şey yok. Şu anda sesinizin yüklükten gelmesi bile kuvvetiniz, kudretinizi gösteriyor. Çünkü biraz önce açtığımda kimseler yoktu orada. Evet, size kilit kürek yok. Ama benim de cinlerle aşıklaştık etmeye niyetim yok. Ne olur, ne olur ödümü patlatmadan, bayıltmadan bırakın beni. Aşkından inliyorum. Çık döşekten diyorum. Kollarım açık kaldı. Çabuk ol, bekliyorum. Yalvarışımı duymadı sanki. Allah'ım nerelere sığınayım bu azgıncının elimden? Nasa yoktur yüzümüz. Ateşlidir özümüz. Biz ne canlara kıydık. Dinlenmeli sözümüz. Dinlenmeli sözümüz. Yorgana sarılmaktan başka çarem yok. O da buz cenderesi sanki. Gidin, gidin artık, fena oluyorum. Hepimiz birleşelim, alüzum edelim. Bizler hiç korkmuyormuş. Muhsine yiğidim. Muhsine yiğidim. Ay, ay, ay,
Neydi o dua? Uhruç! Uhruç ya cin! Oh, tüylü başını sallıyor, canımı alacak, canımı alacak. Hayır, bayılıyorum, bayılıyorum. Yüklüğün içinden çıkıp yatağıma gelmedi. Baygınlığımdan yararlanmayı yediremedi kendine galiba. Bu kadar korkutmayı yeterli buldu. Yetmez mi? Her tarafım felç olmuş gibi. Parmağımı oynatacak halim yok. Uykuda mıyım, kabusta mı? Dünyada mıyım, boşlukta mı bilemiyorum. Korkma Elmas'ım. O uğursuz periler gitti. Ben seni kurtaracağım, inan bana. Neden konuşmuyorsun? Cevap versene. Beni konuşturup tuzağa düşüreceksin değil mi? Hayır, tek kelime konuşturamazsın. İşte konuştun ya şimdi. Bak, hanımefendi bana bütün oyunlarınızı, hilelerinizi öğretti. Yakışıklı, tatlı dilli bir köylü delikanlısı kılığına girebileceğinizi de. İşte tıpkı senin gibi. Sen o deminki tüylü canavarsın. Değilim güzelim. Ayrıca beni yakışıklı bulduğun için teşekkür ederim. Kalp kalbe karşıdır derler. Ben de seni çok güzel buluyorum. Ben cinler tarafından beğenilmek istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Gidin, bırakın beni. Bu geceki işkence yetti, perişan oldum. Ben de bunu bildiğim için, senin yüreğini biraz serinletmek için geldim Muhsineciğim. Muhsineciğim mi? Böyle hemen işten davrandığım için kusura bakma. Ama alışılmış tanışma, yakınlaşma şekillerine vaktimiz yok. Bu evde geçen her dakika, her saniye öyle tehlikeli ki anlatamam. Hele ikimiz için. Ama Hasan gerekirse canını feda edecek, sana bir zarar gelmesini önleyecek. Üzülme. Hasan mı? Hasan da kim? Benim güzelim. Ben. İnat etme. İnan bana. Dostunum. Seni kurtarmak için ne çeşit tehlikelerin içine daldığımı bilsen hemen dertleşmeye başlar, söylediklerime kulak verirsin. Peki, konuşacağım. Ama böyle güzel konuştuğundan, sevimli olduğundan, gönlümün sana aktığından sanma. Ben zaten öyle bir şey söylememiştim ki. Peki konuş. Sanma. Öyle olsun. Hayır, konuşmazsam kızıp gene o tüylü yaratık biçimine, o ifrit şekline girersin diye korkumdan. Artık dayanma gücüm kalmadı. Ben istesem de okuduklara giremem ki. Ben de senin gibi insanım. Ne söyleyeceksen söyle ama insan olduğuna inandırmaya kalkma beni. Neden ama? Ben de insandan başka şeye benzeyen bir hal mi var? Şimdilik yok. Şimdilik yok. Şimdilik de yok, sonra da. Muhsine, yalvarırım inan. Cin falan değilim. Çiftlik kuşaklarından Hasan'ım ben. Her gün sizin işinizi görüyorum. Hoş yeni sayılırım daha ama gene de sen geldiğinde buradaydım. Görmedin mi hiç beni? Ben erkekler kısmından kimsenin yüzünü görmedim, bilmem. Tabii. Öyle bir cendere içindesiniz ki burada. Hem bedence hem ruhça. Şu anda da öyleyim. Kendimi bir imtihanda sanıyorum. Nasıl imtihan? Hani şu herkesin titrediği, imtihanların en titreticisinde. Çünkü sonunda insanlıktan düşmek, sizlere karışmak var. Öldürücü imtihan. Öldürücü imtihan, bize karışmak. Ne demek bunlar? Öldürücü bir imtihan ya. Ne de olsa genç bir kadınım. Karşıma böyle dayanılmaz çekicilikte bir delikanlı olarak çıkıyorsunuz. Kendimi tutamazsam sizlere karıştığım gündür. Bu sözlerin çoğu bana övgü, sevindiriyor beni. Ama olmayacak inançlara saplanmış gibi konuşman, hala titreyen elin ayağın içimi burkuyor. Ne olur inan bana. Boş yere yalvarma, inanma. Peki yarın sor soruştur. Gel bahçe kapısının aralığından bak. Beni gündüz gözüyle de şimdi olduğun gibi görürsen... Gene inanmam. Peki neden? Çünkü çiftlikte gerçekten bir Hasan olabilir. Senin bu şimdiki görünüşündedir. Ama sen o Hasan değilsindir. Sen onun kılığına girmiş bir... Cinim öyle mi? Değilim canım. Cin falan değilim ben. Cin değilsen böyle kapısı bacası kilitli bir evde... birdenbire yüklüğün içinden pat diye nasıl çıktın? Nasıl mı? Çünkü bu yük... Bu... Yok. İlk görüşmemizde her şeyi söyleyemem. Yalnız benim cin peri olmadığıma güven. Ben senin dostunum. Seni kurtarmak... Kurtarmak mı? Yemek mi? Demin saç çalıp seni yiyeceğim diyen sen değil miydin? Değildim. Onlar kimdi peki? Onlar, o itler, o... Bu evin perileri. Ne istiyor bu evin perileri benden? İstedikleri... Bak, seni korkutmak istemiyorum ama gerçeği de bilmelisin. Dinle. Sen nasıl haremde bir takım yasaklamalar altındaysan, ben de selamlıkta öyleyim. Geceleri odamdan çıkamam. Çünkü daha yeniyim, onlara karışmadım. Ama geçen gece kavgaya benzer bir konuşma duyunca penceremi açıp dinledim. Tartışma senin yüzündendi. Kimlerdi tartışanlar? Şeyler, işte orasını sorma. Pek seçemedim. Yani perilerdi diyelim şimdilik. Önemli olan konuştuklarıydı. Diyorlardı ki... Ben Gamgam'ıyım bu çiftliğin. Onu da ilk ben gördüm. Ne olmuş Gamgam'san? Sen Gamgam'san, ben de Samsam'ım. Sen ilk görensen, ben de ona ilk görünenim.
Bize karışacaksa benim elimle karışmalı Muhsin'e. Şuna bak hele şuna. Bu evin en ağır işlerini ben göreyim. Ayol gamgamsın sen, ayı gibisin. Ruşen gibilerini yola getirmek yeter sana. Muhsin'e genç, ince bir taze. Ona benim gibi kadın ruhundan anlayan biri gerekir. Hadi oradan, cinlerin zennesi sende. Ama... Aması maması yok. Sen kıs çeneni bir kere. Aa, kısmasam ne olacak? Ben kısarım. Dokun ona. Dokun da gör başına geleceği. Dokun bir. Her ikiniz birden geleceksiniz üstüme, öyle mi? Gelin, gelin hadi. Hey, hey, ne oluyor, ağır olun bakalım. Bu köşkün düzenini Muhsin'e denen bir hizmetçi için bozacak mısınız? Hem ben varken size ne oluyor? Ahu babanız... İş büyüse de ben vazgeçmem ondan. Ben de. Ben de. Hem yumuşak atın tekmesi pek olur. Anlaşıldı, anlaşıldı. Birbirimize düşeceğimize en iyisi bu Muhsin'e denen kadını ortadan kaldırmak. Halbuki bana bıraksaydınız, çeşmi felek gibi muma çevirirdim onu. Ben kendi hesabıma bırakmam. Yavaş yahu, yavaş. O boru sesinle bağırma. Hint perisini rahatsız edeceksin. Bugün gene aramızda, biliyor musun? Bilmiyorlar demek ki. Yahut da unutmuşlar. Tam anlamıyla unutmuşlar beni. Ben gelmeyeli bu evin düzenini unutmuşlar. Hepinizin başkanı benim. Hint perisi çarparsa fena çarpar. Aklınızı başınıza alın. Bize karışacakları önce ben kabul ederim, o kadar. Hadi dağılın, gidin. Gidin. Yorgunum. Omurdana omurdana kayboldu sesler sonra da. Demek beni konuşuyorlardı cinler ha. Allah'ım, Allah'ım. Anlayacaksın, köşkün erkekleri, yani erkek cinleri sana gönül vermiş. Sonunda seni parça parça ederler bu gidişle. Oh. Tehlikenin büyüklüğünü anladın mı şimdi? Anlıyorum ama ben onları ne tanırım ne de sevebilirim. Tabii sevemezsin. Sen ancak beni sevebilirsin. Ne olur böyle konuşmayın. Ben canımla uğraşıyorum. Korkma Musune. Sırası gelince onların topuna meydan okuyacağım. O zaman beni sevebilirsin herhalde. Çünkü ben de senin gibi insan. Madem insansın, böyle kızgın aşık perilere nasıl meydan okuyacaksın? Nasıl kafa tutmaya kalkışıyorsun? Onların zayıf taraflarını gittikçe tanıyorum da ondan. Onlara oyun oynayacak, güçlük çıkaracak duruma geleceğim yakında. Nasıl güçlük? Her şeyi söyleyemem dedim ya. Ama seni kurtarmak için hiçbir şeyden yılmayacağım. Çünkü seni sevdim Muhsin'e. Hem anlatılmaz, dünyalara sığmaz bir aşkla. İnsanoğlu olduğuma inanırsan sen de beni sevecek misin? Yani sevebilir misin? Demin beğenilmeyecek bir delikanlı değilsin diyordun. Ben evet. Yani evet söylemiştim. İnsan olsun, peri olsun, Tanrı haram sevgi yaşatmasın bana. Ölürüm daha iyi. Haram sevginin sözünü eden kim? Evleneceğiz. Nerede? Havuz başında mı? Perilerin muhtarı mı kıyacak nikahımızı? Hayır, köyde, halkın karşısında. O zaman söz mü? Düşünme gülüm. Bu Hasan kulun ömrünce köle olacak sana. Ne olur bir şey söyle. Avucumuzun içine gelen mutluluğu kaçırmayalım. Cevap ver. Fazla kalamam burada. Sen periysen zaten içimden geçeni anlarsın. İnsansan işte o zaman bu işler biraz zorlaşıyor. Bir kadının böyle ilk görüşmede evlenmeye söz vermesi garip kaçar. Ama bizim durumumuz öyle olağanüstü bir durum ki. Evet, saklayamayacağım. Senden hoşlandım. Ama söz vermek, ne bileyim... söz verdim demek sana yetecek. Hoşlandım demek de dünyalara verdin zaten. Bir de söz verirsen ömrümce sürecek mutluluk bağışlayacaksın bana. Hayır, belki bu söz verişte başında dolaşan belaların etkisi var diye düşünürsün. Hani köşkün erkek perilerinden kurtulabilmek için de evlenmeye razı oluyorum gibi gelebilir. Yok. Baksana, hepsi bana aşıkmış. Talihim cinlerden açıldı. Uğursuz talih, garip kader. Yeneceğiz o talihi, kaderi değiştireceğiz. Benim olacaksın sen. Söz veriyor musun? Eğer insansan... Seninle evlenmeye söz veriyorum. Muhsin'e. Muhsin'e. Söz kestik işte. Sıkışık durumdayım diyordun. Git bari hemen. Senden bir ricam var Muhsin'e. Buyur. İzinler de yükten çıkıp yanına geleyim biraz. Yanıma gelmek için izin mi? Darılma ama evlenme kararı almış olsak bile henüz namahrem sayılırsın. Hayır, iznin olursa. Olmaz. Benim aldığım terbiyeye uymaz bu. Fakat izin istemem büyük bir incelik. Zaten iznin olmadan yanına gelmek için çıldırsam da yapamam. Demek ki sen de iyi yetişmiş bir delikanlısın. Hayır hayır, ondan değil. Şu duvardaki levhayla boynundaki muska yüzünden. Ne? Muskayla şey mi? Yani... Hadi muskayla levhayı at, pencereden de geleyim. Sen cinsin. Ha?
Ay akılsız başım, az daha kanıyordum. Cinsin, hem de onların en yalancısı. Tanrım kendi ağzınla yakalattı. Bana varmaya söz verdin bir kere, elimden kurtulamazsın. İnsan sanıp söz verdim, meğer cinmişsin. Cinlerin en alçağı ne olacak? İnşallah melekler senin gibileri Kaf Dağı'nın arkasında sürer inşallah. Hadi, hadi defol git git. Yok vazgeçmem senden, elimin altındasın. Bir gün karım olacaksın. Bir periyle bir insanın evlendiği nerede görünmüş? Çok cin tutmuş birçok kadınlar vardır, dertlerine deva bulunmaz. Hep periyle evlenmiş zavallılardır onlar. Sonra hanımefendinin, Kalfa'nın, Ruşe'nin birer peri aşığı vardır. Onların koruyuculuğu altında yaşarlar. Başka türlü yaşanmaz bu köşkte. Hadi nazlanma, çıkar şu muskanı. Bak gün ağrıyor, fazla duramam artık. Güneş ışığına dayanamazsınız değil mi? Defol git karanlık dünyana. Kendin bilirsin, gecenin birinde boğuverirler seni de. Çok şükür muskan var benim. O kadar güvenme ona. O boğulanların da vardı. Muskanın bozulduğu anlar, saatler de vardı. Olmaya razıyım, git diyorum, git. Yeter bu eziyet, git. Gidiyorum, gidiyorum ama gene geleceğim. Tanrı'nın gecesi çok. Allah'ım, Allah'ım, o da onlardanmış, o da. Ne olur olmasaydı. O da cinmiş. Mürşidi kız, kaçtığını öyle döndü Mürşidi. Ay, dur abla dur, açıyorum. Ne uykuşu bu böyle öğlen derecede? İnsan göğsünde öpücülüğü sevmezler. Aa, sen dikte mi çektin kapının arkasında ayol? Çektim çektim ama boşuna, yüklükten göründüler. Tabii, onlara kilit kürek para etmez. Biş alışkanlıktan gittir iş. İyice inandım artık. Şuraya baksana, sapa sağlam bir yüklük. Bir çivisi bile çıkmamış, bir tahtası oynamamış. Bakıyorsun bir dakika önce boş, bir dakika sonra tüylüler, genç delikanlılar var içinde. Anlaşıldı, seni uyutmamışlar bu gece. Ben küp gibi uyudum, bir şeycik duymadım. Bir de bana sor, uykucu diyorsun bana ama ancak horozlar öttükten sonra uyuyabildim. Gördüklerim rüya mı, kabus mu, hangisi gerçek, hangisi hayal diye düşüne düşüne dalmışım. Gel mutfağa gidelim de hem iş yapalım hemen de. Biliyorsun bu akşam havuz meşalemi ver. Yetiştiremeyiz yemekleri sonra. Geliyorum. Anlasana ayol, ne yaptılar? Ne yapmadılar ki? Önce cinin biri beni hem sevdiğinden hem de yiyeceğinden söz eden maniler okudu. Sonra yüklüğün içinden tambura sesleri eşliğinde devam etti okumaya. Sonra koca kafalı tüylü göründü. Sonra da o. O kim? O işte, sarı poturlu, kırmızı mintanlı köylü delikanlısı. Aldattı, büyüledi beni. Meğer cinmiş. O da cinmiş. Anladım ama sonunda. Çok şükür muskam sayesinde karşı koydum. Gönlünü kaptırmış gibi görünüyorsun. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Az daha kapılıyordum. Ah deli kafama. E cinli sevilir mi hiç? Neden sevilmişsin? Hele kılık değiştirince. Karşı kömmez, dayanılmaz olurlar. Sen şaşırtma Allah'ım. İstemem onların sevgisini. Yarı deli olmaya niyetim yok. İnşallah buradan da kurtulurum, siz de. O öteki dünyaya kalmış. Ölmeyecek duayı amin demem ben. Hadi şu ocağın altını yakıverelim. Dur bakayım ben delikte. Hayrola? Mutfağın bacasına bakmaya geldim. Dur örtü delik. Örtü kız. Gel bakalım, şimdi mi aklınıza geldi? Ama bu o. Ne dedin boşuna? Hiç. Sen ki söylemişsin de sıvalar dökülüyor bacadan diye. Aynı sarı potur, aynı kırmızı mintan, aynı yakışıklılık. Ne söylüyorsun kışım kendi kendine? Hiç. Allah Allah, dağıtmasana insanın aklını. Ne diyordum? Oldukça ailesiniz siz erkekler. Ancak vakit olur Ruşen abla, hangi işe yetişelim? Neresiydi dökülen, bacanın içi miydi? Bak şana, neresi dökülmüyor ki Haşan? Hasan'mış, ismi de Hasan'mış. Aa, bu kıza bir şeyler öldü. Kendi kendine konuşuyor, sonra da konuşmadım diyor. Yüksek sesle söylesene kışım. Bu gece pek rahat vermemiş onlar buna. Hasan dedin, Hasan. İsmim Hasan da ondan öyle söyledi Muhsin Hanım, ne yapsın? Fena şaşırmış kızcağız. Alışır. Sıvayı yukarıdan aşağı indirecek misin? Evet, indirmeli sıvayı. Sonra harç hazırlamalı. Ama önce
Merdivene getirmeli. Getir bari. Merdiven çok büyüktür. Yani ağırdır. Gelip bir ucundan tutuverir misiniz? Ben mi? Tabii sen. Bu ihtiyar halimde ben bir tutacağım. Ama ben bunu... Hadi git kız. Haşenden de şıkılıyorsun. O kardeşin Şirin. Hep bir bahçeye çık. Belki şerşemliğin geçer. Peki. Peki abla. Buyur. Muhsin Hanım, ben... Buyurun. Diyecektim ki, merdiven epey uzakta, avlu duvarına dayalı. Olsun. Muhsin'e, merdiven oldukça ağırdır. Olsun. Muhsin'eciğim, merdiven... Olsun. Merdiven bahane Muhsin'e. Senden konuşmak istiyorum. Bahane mi? Ne olur durmayalım. Hoş çiftlik ailesi öğlenlere kadar uyur ya, biz gene de huylandırmayalım kimseyi. Ben de söz çıkmasını istemem. Merdivenin orada ağaçların altında durabiliriz. Evet, bahane diyordunuz. Öyle de ondan. Bacanın sıvasına bakmam da bahaneydi. Peki, niye bahane bunlar? Dedim ya senden konuşmaya. Bir şey rica edecektim. Bir sorun var da, ama doğru söylemenizi isterim. Buyurun, ben yalandan hoşlanmam zaten. Sen önceden peri miydin yoksa bu köşke geldikten sonra mı karıştın? Bunu sen mi soruyorsun bana? Evet ama sebebi vardı ondan. Ben ne önceden periydim ne de çok şükür buraya geldikten sonra karıştım. O zaman nasıl oldu da dün gece odamın kapısı sürgülüyken yüklüğün içinden beliriverdin? Ben mi? Sen ya. Destur. Rüya mı gördün? Yoksa Ruşen ablayla konuştuklarımızı duydun da alay mı ediyorsun? Hayır. Ne alay ne rüya. Önce saz çaldın, mani okudun. Şimdi hayretimden boğulacağım. Ben ömrümde elime saz almadım. Çalıyordun, hem de çok güzel çalıyordun. Gelin şöyle de merdivenin yanında duralım. Kaldırmaya çalışıyormuş gibi hani, rahatça konuşalım. Demek ben, garip, çok garip. Görünmen de şöyle oldu. Önce saçları yılana benzeyen, dişli, çirkin bir cadıydın. Korkudan titredim yatağımda. Ama sonra şimdiki gibi güzel bir kadın oldun. Arkanda bu beyaz entari, gür saçların omuzlarında dayanılmaz bir güzel. Yani şimdiki gibi. Ben? Öyle de tatlı konuşuyordun ki. Evlenelim, sevişelim diye diller döküyordun. Sonunda ayıp değil ya, serde delikanlılık var. Seni beğendiğimi açıklamak zorunda kaldım. Allah! Demek tıpkı böyle oldu. Evet, tıpı tıpına. Seni beğendiğimi açıklayınca yanına bir şartla gelirim, muskanı çıkar dedin. İşte beni ayıltan bu oldu. Demek ki bu bir peri kızı dedim. Affedersin, kovdum seni. Gün ağrıyordu zaten. Gene geleceğim, Tanrı'nın gecesi çok dedin gittin. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacağım. Hasan kardeşim, inan sözlerime. Ben öyle sevgimi bildirmek için gece hem de bir erkeğin odasına girecek kadar namussuz bir kadın değil mi? Yo üzülmeyin. Asla böyle bir şey ben... Dur. Daha bitmedi. Söylemeye dilim varmıyor ama nasıl bir belanın içinde bulunduğumuzu bilmen için anlatmalıyım. Dün gece sen de benim odama geldin. Ne? Ben? Olamaz. Oldu işte. Bu poturunla, bu mintanınla. Beni geceleri haremde kadınların odasına saldıracak kadar adi bir insan sanmıyorsun herhalde. Ben öyle bir şey demedim ki. Senin perin de herhalde o. Yoksa ben dün geceye kadar selamlık tarafında Hasan diye birinin bulunduğunu bile bilmiyordum. Sabah seninle karşılaşınca nasıl şaşırdığımı gördün. Ruşen abladan güç sakladım hayretimin sebebini. Hayretim dün geceki periyi sabah dipdiri bir insan olarak karşımda buluvermemdendi. Çıldıracağım. Demek ben... Ya... Benim de beynim pireleniyor. O kadar ayan beyan gördüm ki seni. Belki ikimiz de çıldırdık da farkında değil. Allah korusun ama meraktan da öleceğim. Üstelik köşkün kanunu merak etmemek. Dinle bak bana olanlar. Muhsin'e merdive gelmeye gittiniz, merdive gördünüz. Hadi pirinç ayıp vereceğim. Pek ağırmış da Ruşen abla. Hadi gidelim, pek dikkati çekmeyelim. Bana olanları tam anlatmadım ama daha. Daha uygun bir zamanda anlatırsın. Ben akşama kadar mutfakta bacayla uğraşırım. Sen de pek ayrılma oradan. Ruşen abla uzaklaşınca anlatırsın. Hadi şimdi merdiveni sürüye sürüye götürelim. Ben kaldırabilirim bu tarafını. Ben tek elimle kaldırabilirim ona bakarsan. Hepsini mi? Neden sürüklüyoruz peki? Hem çok güzel hem de çok temiz bir kızsın Muhsin'e. Ağır falan dedik ya, yalandan sürükleyeceğiz hadi. İşte kısaca anlattım olanları. Kısaca çünkü Ruşen abla neredeyse döner. Keşke yemeğini Kalpayla hanımla beraber yese de biz hep konuşsak. Ama sen anlattıklarımla pek ilgili görünmüyorsun.
Tıpkı benim kılığımdaki bir perinin sana gelmesi gibi oldu. Ne olur Hasan, bir daha benim odama gelirsen o kadar korkutma beni. Söylediğin söze bak Muhsineciğim, o benim elimde mi? Biz perilerimize söz geçirebilsek, sen de perinin bana öyle çırılçıplak görünmesini istemezsin herhalde. Allah göstermesin, o uğursuz bana bir görünse ne söyleyeceğimi biliyorum ben. Benim kılığıma girip beni lekeliyor. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Ne kadar namuslu olduğunu biliyorum senin. Sen beni bugün tanıdın ama ben seni uzaktan da olsa ağaç diplerine perilerin şerbetini falan dökerken çok izledim. Eteğinin ucunu bile erkeğe göstermeyenlerdensin. Bu sözlerim o perin olacak utanmaza. Yaşı gellerde sayılası alçak. Senin perin kadar ahlaksız desene. Aman aman, pek ileri geri konuşmayalım. Kızdırırız da daha fazla korkuturlar sonra bizi. Hoş, şimdi de yaptıkları işkenceye. Vücudunun en güzel yerlerini gösteriyorsun bana. Ben de erkeğim. Sus diyorum, ne olur. Yani, ben kimseye... Ressam olsam tıpkısını çizerdim o aklımı başımdan alan güzellikleri. İlahi peri kızı gibi boyu devrilsin. Hasan, yalvarırım ona bakıp beni açık saçık bir insan sanma. Söyledim ya Muhsineciğim, bu sözlerim perine. Namustur bu, şakaya gelmez. Belki içinden gene de kuşkulanıyorsundur benden. Yani namusumdan. Kuşkulanmıyorum, inan bana. Senin perin de asırın aşıklardan değil zaten. Gücenme ha, sen değil perin. O edepsizler kılık değiştirip bize benziyorlar. Ama çok şükür biz ahlakça onlara benzemiyoruz. İşte meydanda sen de mert bir delikanlısın. Ne rezillik yaparlarsa yapsınlar bize zararlara dokunamaz değil mi? İster misin ikimiz dünya ve ahiret kardeş olalım? Kardeş mi? Neden duraladın? Bak belki de o yosma perimin etkisinde kaldın. Beni kız kardeş olarak kabule utanıyorsun. Hayır Muhsine. Bilmem gerçeği bu kadar çabuk, bu kadar kestirme söylemek doğru olur mu? Ama ben... Olur. Yani gerçeği öğrenmek doğru olur. Seni uzaktan gördüğüm günler içimde bir kıvılcım parlamıştı. Acıma gibi, merhamet gibi bir şey. İşte demiştim, benim gibi saf, temiz, bu köşkün şeytanlıklarına akıl erdiremeyecek biri daha. Sonra perin odama gelip de bütün güzelliklerini gösterince... o kıvılcım büyüdü, sönmez bir ateş oldu. O hayal etti, gözümün önünden şöyle bir geçti derken... Bu sabah seni yakından diri, güzel, üstelik de tam anlamıyla bir insan olarak tanıyınca, yani o acımam... Haklısın, yani... bu periler, cinler, bilinmezler, gizliler cehenneminde gerçek insanlar acımalı birbirler. Yanlış anlama Muhsine, yüreğimdeki acımayla başlayan ateş, aşkla tutuştu, sönmez bir ateş oldu. Çıldırtıcı bir yangın, seviyorum seni. Hasan, sen, ben de... Hasan, ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Perimin utanmazlığından cesaret alıp bana oynaş gözüyle bakmak yakışır mı sana? Yok. Benim için namusun her şeyden önemli olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum bunu, biliyorum. Bu yüzden de sevgim artıyor. Muhsine, Allah'ın emriyle evlenelim diyorum ben. Geri çevirebilirsin bu isteği, elinde. Köy çocuğuyum ben. Sözünün eri olmak, mertlik ilk gözettiğimiz şeydir bizim. Olmaz da öldür, olur da yaşat, elinde. Bu kadar işte. Hasan, tıpkı perin gibisin. O da akşam tıpkı senin gibi konuştu. Evlenelim bile dedi. Benden başkası böyle konuşamaz senden. Peri meri dinlemem, yakarım. Hasan, bir kadın için açıklanması güç ama sen mert çocuksun. Sonra akşam ben de senin perine karşı önüne geçilmez de eğilim duymuştum. Söyleme. Hoşlandığım benim perim bile olsa başkasının adını duymak istemiyorum dudaklarından. Siz erkekler ne de bencil oluyorsunuz Hasan. Ya ben? Benim şeklime bürünüp karşında soyunup dökünen o hoppa peri kızını kıskanmaz mıyım sanıyorsun? Ya ona kapılıp da beni unutursan? Elmasım benim. Sen tıpkı olsun. Birbirinin aynı olan iki güzel kadından gerçek insanı namuslusu dururken neden namussuz cini seçeyim? Ama çok güçlü bir durumdayız Hasan. Bu korkunç cin cehennemindeyiz. Sonra peşimizi bırakmayan perilerimiz var. Umutsuz bir sevgi bu, bizim sevgimiz. Sevgimiz dedin, sevgimiz. Evet, sevgimiz. Ama nasıl kurtulacağız bu köşkten, umutsuz? Kurtulmak, umutsuzluğu umuda çevirmek benim işim. Sen bana varmaya söz ver, tek gerisi kolay. Veriyorum. Ama benim sözüm şaka değildir. Hangi zorlukla karşılaşırsak dönmek yok. Kısaca ölüm var, ayrılık yok. Ölüm var, ayrılık yok. Aa, mercimek çatır çatır yanıyor, duymuyor musun kış? Hoppala, bu da yemeğini yememiş. Neden yemedin Haşan? Ne yaptınız siz? Hiç. Ben bacanın sıvasını döküp yemeğimi selamlıkta yerim dedim. Sen kız, yemek yeri başında çatır çatır yenerken uyudun mu? Yoksa sen de duvercilik mi yaptın? Yok abla, ben de şey... Ben gidiyorum. Yemek tepsisini şu elime alayım. Merdiveni de şuna. Bir yaşıma daha girdim. Tek elle götürüyor koca merdiveni.
Şefali'nin o merdiveni ikili şemde sürükleyerek getirmediniz miydi? Mutfakta ateş var abla, ateş. Yani kurudu merdiven, hafifledi. Baş köfte öyle. Kışın başki pek sevimlidir. Şahra da yemeği o yaktırmıştır lafa tutup. O işe bu akşam havuç başı iptali ver. Hay Yezid, utanmaz kadın hay. Başlama gene kendi kendine. Eşkene şerbetleri. Abla, burada bir peri kızı varmış. Benim kılıma girip görünüyormuş erkeklere. Hem de açık saçık. Ona kızdım da Hasan söyledi, ona döndüm. Bu Haşan da lafta mı taşıyor? Aldırma böyle sözleri. Benim içinde neler söylediler zamanında. Güya ben geceleri şüşledir püşledir bahçeye atarmışım kendimi. Onunla bununla oynaşırmışım. Halbuki o gamgam denen cin ezmeninden başka kimseyle konuşmadım. Bir kiranın kılığı da girip çıkardı karşıma kafir. Laferemiz de çeşmi feleği de Kahya Zekeriya ile söylerler. Dilin kemiği yok. Canım hoş geçin beni. Ya ben beğenmedim. Hele benim haberim olmadan Hasan'ıma görünmek. Haşan'ıma mı? Kış. Kış sen o Haşan'ın sözüne pek bakma tekin değildir o. Kaç geceler ben onu harem dairesinde dolaşırken gördüm. Ay, yoksa şu demin konuştuğumuz Hasan da peri mi? İnsan. İnşen diyelim. Yani ne öldüğü belirsiz. Hem o kadar güzel delikanlı peri kızları boş bırakır mı hiç? Allah bilir bütün peri kızları aşıktır ona. İnşenlerdir ona gönül veren kadını da böğü verirler. Hadi işimize bakalım biz. Beni korkutamazlar. Boğulmayı da göze alırım onun için her işkenceydi. Ölüm var, ayrılık yok. Hala duruyor. Kızım hadi. Akşama ne kaldı şurada? Daha bu hurdeller temizlenecek, beyaz entariler giyilecek. Şaka değil, ay çıkar çıkmaz havuz başında ölmeliyiz. Haremin gizli iç bahçesine çıkmak kolay mı? Hadi! Sana soruyorum Hasan. Söyle ne maksata geldin bu köşke? Söyle diyorum. Cevap ver. Cevap ver diyorum. İyice kendinden geçti. İki saattir dayak yiyor. Tilki bayılması olmasın. Ya sanmam bey. Ne de olsa can taşıyor bu da. Güzel öttü ölüm haberci. Bırak şimdi. Bırak. Bunun burada ne aradığını anlasaydık. Bence aradığım aradığı yok. İnsan kısmı bizim gibi olmaz. Aptalca aşık oldu Muhsin'e o kadar. O da aşık olunmayacak kadın değil ya. Kesin, kesin. Dökün şu suyu suratına şunun. Ayılsın da konuşturalım. Bırakın! Yaklaşanı yakarım! Aman, aman! Uçağımı kaptı Şevki Bey. Dikkat edin. Benim adam Hasan. Sizin gibi alçak cinlerin elinde ölmektense kendimi öldürürüm daha iyi. Sağ olun dedim! Atladı pencereden atladı. Aradığını buldu işte. Görünmüyor. Eyvah, kaçtı mı yoksa? Kaçamaz beyim. Çalıların dibine yığılıp kalmıştır. O kadar dayaktan sonra. Bu kadar yüksekten atlayıp sağ kalır mı? Ölmemiş olsa bile o halde nereye gidebilir? En yakın köy sağlam adam ayağıyla bir saatlik yol. Ne olursa olsun işi sağlama bağlayın. Aşağı inisin aransın. İşinin bittiğinden, yani tam çarpıldığından emin olmalıyım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Sürünerek falan bir yere kaybolduysa atlı çıkarın. Bulunsun, çarpma işi bitirilsin. Baş üstüne beyim. Bir an önce tamamlansın bu iş. Bakın sabah oldu bile. Biraz dinlenelim. Bu gece Muhsin'in işi bitecek. Hepimiz için şart bu. Hem de Hint perisine karşı gelmenin ne demek olduğunu öğrensin bakalım. Rojen abla! Rojen abla! Şuş kişim şuş! Allah'ım o her kimse günahlarını bağışla. Sen niye ağlıyorsun abla? Duymadın mı kişim? Sen de ona ağlamıyormuşsun. Ben şey... Neyi duymadın mı dedin? Bu sabah kavak ağacında baykuş öttü ya. Ne demek olur o? Ayol bilmiyorsun da ne diye ağlıyorsun? Neden bu perişan eldesin? Korkumdan bir saate kadar odamdan çıkamadım. Öğlen olacak neredeyse. Şu baykuşu söyle diyorum. Neden ötermiş yoksa? Neden olacak kız? Periler bir insan mı öldü bu gece? Ne? Bizden mi erkeklerden mi acaba? İki bir ses. Bir de çeşmi felekle hani bir şey görsem? Onu Bahadır'ı! Bahadır'ı! Lan kız! Ne yapıyorsun? Ne diye atıyorsun kendini yere? Çıldırdın mı? Çıldırmıştan da çarpılmıştan da fenayım. Beni bozsalardı beni. Düştü. Ne oldu buna? Kalk bir okuyayım seni. Ben
Ben okunmak istemiyorum. Boğulmak istiyorum. Boğazımı sıkın benim. Gel Kalfa, sen de gel. Toplanın, boğazımı sıkın benim. Sevaptır. Gebertin beni. Boğulmak istiyorum. Şükür Rabbime. Şen teşebbüsün çeşmi felek. Oh, çok şükür sizler de. Hanım da sağ. Ama buna ne oldu? Kavakta öttü deneyi. Kavağın tepesinde. Biliyorum. Evde yine bir uğursuzluk oldu diye bu saate kadar çıkamadım odamdan. Ama o öteli nicedir. Bu niye yırtınıyor böyle? Şimdi niye ötmüyor diye. Şimdi de ötsün. Söyleyin hep ötsün. Bu evde tek insanoğlu kalmayıncaya kadar ötsün. O zaman belki buranın bir aile yuvası değil, cinlerin eline geçmiş bir mezarlık olduğu belli olur. Anneciğim, bu gece iptalden sonra zevalileri üstüne öğrenmişler. İyice karıştırmışlar kendilerini. Ten bözmüş, abuk sabuk söylüyor. Bozmadım ben. Ben de ölüp onun yanına gitmek istiyorum. Söyleyin, nerede mezarı? Nerede? Kimin mezarı kızım? Nişanlımın. Pek feda, pek ne dediğini bilmiyor. Biliyorum. Ölmek istiyorum. Ama ölmeden önce iki kaynımı görmeliyim. Ayol, senin kocan var mıydı? Yoktu. Haşen kebire. Kocası ölmeyenin kaynı ölür mü? Üstüme iyilik sen. Olur olur işte. Benim vardı. Vah zavallı taze, vah. İyice zıvanadan çıkmış. Muşine. Şöyle bakayım ablene kızım. Bu gece hangi peri seteşti seni? Yerin dibine batası Hint perisi Şevki Bey'in kılığındaydı. Şuş şuş terliyesi. Cinlerin en sürtürlüsü, en aşkili o. En domuzu, en alçağı, en rezili. Şimdi böldürecek kendini de bizi de. Boğulun, boğulun. Bu perili ahlaksızlık yuvasında yaşamaktan iyidir boğulmak. Kadınlık gururunuz, namusunuz yok mu sizin? Ben buraya hizmet görmeye geldim. Perilere odalık olmaya değil. Evet, evet birini sevdim. Ama eli elime değmedi. Nikahımız olacaktı. Benim açık saçık peri benzerimle ilk perisi bozdu işimizi. Aman set derken sepet diyor. Vah zavallı vah. Ne yapmalı Ruşen? Bilmem ki, iyice oynatmış. Zaten korka korka fiske kadar aklımız geldi. İster misin? Bizi de bulaşsın deliliği. Yok canım yok. Bulaşçı olsaydı şimdiye kadar hanımefendinin yanındaydım. Bana bulaşırdı. Hanımın nefesi vardır. Bir nefes etse buna. Sen bilirsin. Belki de dirinin nefesi deliye iyi gelir. Hadi gidelim okuyalım hep beraber. Ama kızmasınlar cinler yanına gittik diye. Yok canım. Gündüz olduğu için pek kızmazlar. Muhsine, seni hanımın yanına götürelim ha. Okusun sana bir. Ha, aferin. Gir koluna. Gir öteki koluna Ruşen, yürü. Yürü. Hanımcığım, biz geldik hanımcığım. Kırkının da efendim. Biz geldik efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dersime dalmışım da. Neyse, üçünüzü de hayatta gördüğüme sevindim. Duymuşsunuzdur sabaha karşı o lanetli ölüm habercisi öttü kavakta. O kahkaha atar gibi ötüşü içimi ürpertti. Hangi suçsuzun ölümüne gülüyordu kim bilir? Nişanlımın ölümüne hanımcığım, nişanlımın. Bu akşam da inşallah benim ölümüme gülecek. Ne olmuş bu zavallıya? Ne söylüyorsun sen kızı? Aman abuk sabuk şeyler efendim. Dün akşam perilerin şuntürlüsüne uğramış. Deniz aşırı bici. Hint perisi. Vah vah vah. Yabancı periler insanı fena çarpar işte böyle. Suçu neymiş? Geçen akşam püsküleri şerbetleri ürütmüştü. Sonra da dün geceki iptalde iyi göbek atamadı. Herhalde önlerde. Canım acemi kıza, acımak yok mu? Aman benim güzel hanımım. Nefesiniz pek iyidir efendim. Şuna bir okusanız. Yaklaş kızım. Yaklaş da bir nefes edeyim sana. Gel gel, diz çök şöyle. Destur. Allah Allah. Dur bir taraftan da ovayım seni. Vah vah vah. Her tarafı seyiriyor zavallının. Destur. Bilseniz olanları hanımım. Bilseniz. Sen sus bakayım şimdi.
Ayol zavallının en ince damarlarına kadar girmişler cinler. Hint'ten kırbalarla su getirtip bu kızı yıkamadıkça çıkmazlar. Hint'ten buraya kırbalarla suyu kim getirecek? Cinlerin saka başısı Ebu Devran. Ne? Aa, onu nasıl bulacağız? Gün dönmek üzere. Birazdan davet ederiz. Ayrıca tütsü de ister bu kız. Tütsü için dağ üstündeki dağdan üzerlik, geyik ovasından kekik, iki parçalı tezgahtan mekik almalı. Ayrıca alfabenin noktalı harflerinden nokta alıp noktasızlara vermeli. C'nin şişkin karnını Ç'nin çengeline takıp hepsini bir tekneye atıp tütsülemeli bu garibi. Ah iki gözüm, ah neler de biliyor. Hanımcığım neyi nerede bulacaksak, ne yapacaksak sen emret. Hanımefendi bu olmayacak şeyleri bırakın da beni dinleyin. Sen sus dedim kızım. Ruşen, ben hepsini bulurum o tütsülüklerin. Sen git yemek işlerini yoluna koy. Dördümüzün yemeğini de al gel buraya. Hem akşam yiyeceğimizi de. Kalfa, sen de şerbetlerini ez, iyi saatte olsunların. Ağaç altına dök. İkiniz de gelin sonra. Ben bu arada bu kızın okuması ile uğraşacağım. Baş üstüne herimciğim. Aman baş üstüne hanımefendi. Kızım. Kızım. Sakın demin konuştuğum saçmalara bakma. Anlamıştım. Sizin bu evde en aklı başında insan olduğunuzu anlamıştım. Çok şükür. Ama ne kadar deli gibi görünürsem, saçma sapan konuşursam evin perileri o kadar hoşlanır. Ayrıca korku, cehalet, belki de yaşlılık Kalfa ve Ruşen'i de adeta onlardan yapmış. İradelerini felce uğratmıştır. Onlar da pek akıllı davranıştan hoşlanmazlar. Kısacası burada akıllı uslu davranmaya, kafanın çalıştığını göstermeye gelmez. O haldeyiz işte. Çok güç, çok güç ama durum bu. Perilerin istediği bizi iyice çıldırtmak, zır deli yapmak. Ama seni kurtarmaya çalışacağım. Ama bu sefer size düşman olacaklar. Yok hanımcığım, bırakın yalnız beni boğsunlar. Zaten o öldükten sonra yaşamak istemiyorum ben. Kız sen sahiden mi sevdin birini? Anlat bakayım. Evet efendim, sevdim. Sizden saklamam, sevdim Hasan'ı. Kim bu Hasan? Peri mi? Allah korusun. İnsan efendim, çiftliğin yanaşmalarından. Hı, bilemedim. Bilemezsiniz tabii. Çiftlik sizin ama periler idare ediyor. Efendim, Hasan'ın önce perisi göründü bana, sonra kendisi. Sizi ilk gördüğüm geceydi. Sonra efendim, o dört cin midir, şeytan mıdır, ifrit midir, Hasan'ımı boğuşarak yüklüye soktular. Bir an sonra sesleri duyulmaz oldu. Sen ne yapıyordun o sırada? Taş kesilmiştim hanımcığım. Hem Hasan'ın üzüntüsü, hem namus korkusu, hem can korkusu taş yapmıştı beni sanki. Ama bir an sonra aklıma bir şeyler geldi, cesaretlendim. Yüklüğün kapısını açtım, duvarlarını tekmeledim, yoktu. Ne Hasan'dan iz vardı, ne de cinlerden. Yok olasıcalar. Şuş kış, yine kıştıracaksın inşaatte ölsünleri. Asıl sen sus Ruşen. Sofrayı kaldırsana sen. Ama bu akşam pek az yediniz efendim. Ah, insanda iştah mı kalıyor Kalfa? Duymuyor musun olanları? Bu evde bu kızın başında şimdiye kadar rastlanmamış olağanüstü bir şeyler var. Söyle bakayım Muhsin'e. Aklına gelip seni cesaretlendiren neydi? Bir kere periler peri oldukları halde Hasan'la uzun süre boğuştular. Hemen çarpamadılar. Alt edemediler onu. Sonra o Hint perisi midir, Şevki Bey'in perisi midir, her neyse, Hasan'la insan tartışması gibi konuştu. Hasan iki kardeşin öcünü alacaklarını söylüyordu ona. Ah cahil çocuk, ah cahilliğinin kurbanı ölmüş. Sana söze karışma dedim Ruşen. Karışmayacağım hanımcığım ama bu kız da aynı cahillikte diriniyor. O da kurban ölmesin diye. Karışma. Hiç karışma deyince karışmam. Tamam. Ama şunu bilsin istedim. Onlar cin. İsterlerse insanla insan gibi kavga ederler. Kendileri isteyince de yüklüğün içinden hava gibi yok olurlar. Rahatladın mı? Bırak şimdi Muhsin'e bitirsin sözünü. Kızım. Diyeceğim şu hanımefendi. Hasan onların da zayıf tarafları var dediydi. Belki de yanımda geçen bu tartışma cinlerin bu zayıf taraflarının sırrını taşıyordu. Ben bunları gördüm, duydum. Bu yüzden beni yaşatmayacakları meydanda. Beni korumaya kalkmayın diyecektim. Olmaz öyle şey. Dinleyin beni. Sular karardı, gece çöktü. Hepimiz burada yatacağız bu gece. Aman hanımcığım, dördümüz de mi? Evet, sen de, ben de, Kalfa da, Muhsin'e de. Hatta şeytanla cam göz de. Ay. Fakat efendim, bilirsiniz onların en önemli verdikleri kanun
kadınların ayrı ayrı yatmalarıdır. İlk defa böyle bir şey. Evet, evet, ilk defa. Bu temiz kızcağızı yalnız bırakmamak için ilk defa böyle bir şey yapacağız. Bunca yıldır ekmeğimi yiyorsunuz. Hı? Söz sırası gelince bana olan bağlılığınızın kuvvetinden dem vurursunuz. Hı? Hadi bakalım işte, sırası geldi. Hay Allah, ne diyeyim, bilmem ki sene Muhsin'e. Hep senin yüzünden. Haşan'la figir demeseydin bunlar olmayacaktı. Gelmez olsaydın köşke. İyi kötü kurulu bir düzenimiz vardı bizim. Uzatmayın, kapıyı sürgüleyin. Perdeler kapansın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ne yapacağız Kalfa? Bilmem, bilmem ki. Köşkte pek sessizlik var bu akşam. Daha iyi ya işte. Belki de azgınlıkları geçmiştir. Bence kopacak fırtınadan önceki sessizlik bu efendim. Her şeyi kötüye yormayın. Hadi, kapı perdeler kapandı işte. Evet, sanki bir faydası vermiş gibi yapıldı o işler. Ha, şimdi büzülün birer kenara. Dua ederek sabahı bekleyelim. Ay, ay, benim kerevetin altından geldi ses. Tavanda. Benim tepemde de öttü. Burada. Burada, sanki arkamda, duvarda. Şimdi de bu tarafta. Kerevetin benim tarafımdaki ucunda. Sanki kerevetin altına saklanmış gibi. Hı, boşuna aramaya kalkma kızım. Ölüm habercisi o. 4 defa öttü. Biz de 4 kişiyiz ayol. Yoksa... Evet, bu gece 4'ümüzün de öleceğini bildiriyorlar. Çok zıtlarına gitti efendim. Bari ayrı ayrı odalarımıza gitsek. İdam kararı verildi bir kere. Nereye kaçsak boşunadır. Kuşların havladığı, köpeklerin şakıdığı, yerden göğe kar yağdığı gece. Ben dondurma kutusunda buram buram terlerken fili karıncaya yüklediler. Akdeniz'i fındık kadar dolaba yüklediler. Körlere de nakış işlettiler. O gece sen neredeydin? Çamlıca Tepesi hamur diye teknede yoğrulurken, ayı kara sinekler tutup kuyuya atarken, kaplumbağalar arabadını geçerken sen neredeydin? Aha da tek kopi, kopi, kuş baba tori, tori, kedileri daha, kopa, boğazı tori, tori. Aklınıza sahip olun, söz işkencesi başladı. Yangın kulesini mum diye şamdana diktiler. Mahmudiye gemisini bir kayığa bindirip pirenin boğazından geçirdiler. O sırada Kadıköy'de kadılık yapan havaneli 80 boş saati un gibi ufalayıp Türk tohumu diye vezir bostanına dikti. Yerine havuç bitti. Bunu gören patlıcanla domates arasında ateşkes görüşmeleri başladı. Bahçıvan kibrit kutusuna sürgün gönderildi. Bu işler olurken sen neredeydin? Hint'teydi, oradan geldi. Ah, marifetine kurban öldü. Daha fazla korkutma bizi, şaşırtma. Gelirken bir mahalle kavgasına rastladım. Beyoğlu'na dayısı Firuz Ağa'nın isteğiyle kız kulesini almışlar. Büyük amca Çakmakçılar Yokuşu beğenmemiş bu işi. Çünkü kız tarafının dayısı sirkeci, damat Beyoğlu için ovarda dur demiş. Şişli ve Nişantaşı tatlıya bağlamış. Aman be Kofi, Kofi, kuş baba Kofi, Kofi, eşit eşit daha, kopa, boğazı Kofi, Kofi. Ey perisi Muhsin'in, tam perice hep sözlerin. Dolaştığın yeter artık, ağuşundur senin yerin. Sen değilsin istediğim, uşak Hasan beklediğim. Sevmiyor gönül seni, İnsan Hasan'dır sevdiğim. Biz Hasan'ı öldürdük, mezarına götürdük, sıkı öptük üstünü, çok beklersin Akgül. Şeytanlar, ifritler, lanetli cinler. Aman sus kızım, sus. Bizim hayatımızla oynuyorsun. Hasan da benim hayatımdı. İğrenç cinler. Öyle temiz delikanlıya kıydığınız için Tanrı'nın lanetinden kurtulamayın. Ver kulağını dinle. Bak ne diyorum hepsine. Aa, kötü sözler söylüyor. Bize lanet ediyor. Hadi gel atılalım, özümüzü alalım. Kızıp yanlış iş yapma. Bekle azıcık hele. Gulyabani gelecek, hepsini öldürecek. Duydunuz mu ayol? Hepsini öldürecek dedi. İşimiz tamam. Tamam. Zelzele faslı da başladı. Aman hanımcığım.
hem de her zamankinden fazla. Ay, bayılacak gibi oluyorum hanımcığım. Yürüyüp dibine girersin kışa bekşenize. Onun yüzünden kıskırdıklarını üstümüze çektiğimiz yetmiyor mu sanki? Bir de meydan okur gibi lanet etti onlara. Belki de evi yıkarak öldürecek. Roşen! Roşen! Sana söylüyorum. Babaların tutmasın, çekil. Çekil başından kızın. Otur bir kenara, düşeceksin. Çekilmiyorum. Hiç böyle salladıkları vermiyordu evi. Hep bunun yüzünden. Hay Hasan'ın aşkından öleceksen bir an önce ölseydin de bizim başımızı yakmasaydın. Sana soruyorum Hasan. Söyle, ne maksata geldin bu köşke? Söyle diyorum. Cevap ver. Cevap ver diyorum. İyice kendinden geçti. İki saattir dayak yiyor. Tilki bayılması olmasın. Ya sanmam bey, ne de olsa can taşıyor bu da. Güzel öttü ölüm haberci. Bırak şimdi, bırak. Bunun burada ne aradığını anlasaydık. Bence aradığım aradığı yok. İnsan kısmı bizim gibi olmaz. Aptalca aşık oldu Muhsin'e, o kadar. O da aşık olunmayacak kadın değil ya. Kesin, kesin. Dökün şu suyu suratına şunun. Ayılsın da konuşturalım. Bırakın! Yaklaşana yakarım. Aman, aman. Uçağımı kaptı Şevki Bey. Dikkat edin. Benim adam Hasan. Sizin gibi alçak cinlerin elinde ölmektense kendimi öldürürüm daha iyi. Sağ olun dedim. Atladı, pencereden atladı. Aradığını buldu işte. Görünmüyor. Eyvah, kaçtı mı yoksa? Kaçamaz beyim. Çalıların dibine yığılıp kalmıştır. O kadar dayaktan sonra. Bu kadar yüksekten atlayıp sağ kalır mı? Ölmemiş olsa bile o halde nereye gidebilir? En yakın köy sağlam adam ayağıyla bir saatlik yol. Ne olursa olsun işi sağlama bağlayın. Aşağı inisin aransın. İşinin bittiğinden, yani tam çarpıldığından emin olmalıyım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Sürünerek falan bir yere kaybolduysa atlı çıkarın. Bulunsun, çarpma işi bitirilsin. Baş üstüne beyim. Bir an önce tamamlansın bu iş. Bakın sabah oldu bile. Biraz dinlenelim. Bu gece Muhsin'in işi bitecek. Hepimiz için şart bu. Hem de Hint perisine karşı gelmenin ne demek olduğunu öğrensin bakalım. Roşen abla! Roşen abla! Şuş kişim, şuş! Allah'ım, o her kimse günahlarını bağışla. Sen niye ağlıyorsun abla? Duymadın mı kızım? Sen de ona ağlamıyormuşsun. Ben şey... Neyi duymadın mı dedin? Bu sabah kavak ağacında baykuş öttü ya. Ne demek olur o? Ayol, bilmiyorsun da ne diye ağlıyorsun? Neden bu perişan eldesin? Korkumdan bir saate kadar odamdan çıkamadım. Öğlen olacak neredeyse. Şu baykuşu söyle diyorum. Neden ötermiş yoksa? Neden olacak kız? Periler bir insan mı öldü bu gece? Ne? Bizden mi, erkeklerden mi acaba? İki bir ses. Bir de çeşmi felekle hani bir şey görsem? Onu bağladılar. Bağladılar. Kız, ne yapıyorsun? Ne diye atıyorsun kendini yere? Çıldırdın mı? Çıldırmıştan da çarpılmıştan da fenayım. Beni bozsalardı beni. Düştüm. Ne oldu buna? Kalk bir okuyayım seni. Ben okunmak istemiyorum. Boğulmak istiyorum. Boğazımı sıkın benim. Gel kalfa, sen de gel. Toplanın, boğazımı sıkın benim. Sevaptır. Gebertin beni. Boğulmak istiyorum. Şükür Rabbime, sen de şabisin çeşmi felek. Oh, çok şükür sizler de. Hanım da sağ. Ama buna ne oldu? Kavak da öttü gene ya. Kavağın tepesinde. Biliyorum. Evde yine bir uğursuzluk oldu diye bu saate kadar çıkamadım odamdan. Ama o öteli nicedir. Bu niye yırtınıyor böyle? Şimdi niye ötmüyor diye. Şimdi de ötsün. Söyleyin, hep ötsün. Bu evde tek insanoğlu kalmayıncaya kadar ötsün. O zaman belki buranın bir aile yuvası değil, cinlerin eline geçmiş bir mezarlık olduğu belli olur. Anneciğim, bu gece imtihandan sonra zevalileri üstüne öğrenmişler. İyice karıştırmışlar kendilerini. Tam bözmüş, abuk sabuk söylüyor. Bozmadım ben. Ben de ölüp onun yanına gitmek istiyorum. Söyleyin, nerede mezarı? Nerede?
Kimin mezarı kızım? Nişanlımın. Pek feda, pek ne dediğini bilmiyorum. Biliyorum. Ölmek istiyorum. Ama ölmeden önce iki kaynımı görmeliyim. Ayol senin kocan vermeydi. Yoktu. Haşen kebire. Kocası ölmeyenin kaynı ölür mü? Üstüme yedik sen. Olur olur işte. Benim vardı. Vah zavallı taze vah. İyice zıvanadan çıkmış. Muşine. Şöyle bakayım ablene kızım. Bu gece hangi peri seçti seni? Yerin dibine batası Hint perisi Şevki Bey'in kılığındaydı. Süs terliyesi. Cinlerin en sürtürlüsü, en aşkili o. En domuzu, en alçağı, en rezili. Şimdi böldürecek kendini de bizi de. Boğulun, boğulun. Bu periyle ahlaksızlık yuvasında yaşamaktan iyidir boğulmak. Kadınlık gururunuz, namusunuz yok mu sizin? Ben buraya hizmet görmeye geldim. Perilere odalık olmaya değil. Evet birini sevdim. Ama eli elime değmedi. Nikahımız olacaktı. Benim açık saçık peri benzerimle Hint perisi bozdu işimizi. Aman sert derken sepet diyor. Vah zavallı vah. Ne yapmalı Ruşen? Bilmem ki, iyice oynatmış. Zaten korka korka fiske kadar aklımız geldi. İster misin? Bize de bulaşsın deliliği. Yok canım yok. Bulaşçı olsaydı şimdiye kadar hanımefendinin yanındaydım. Bana bulaşırdı. Hanımın nefesi vardır. Bir nefes etse buna. Sen bilirsin. Belki de delinin nefesi deliye iyi gelir. Hadi gidelim okuyalım hep beraber. Ama kızmasınlar cinler yanına gittik diye. Yok canım. Gündüz olduğu için pek kızmazlar. Muhsine. Seni hanımın yanına götürelim ha. Okusun sana bir. Ha, aferin. Gir koluna. Gir öteki koluna Ruşen. Yürü. Yürü. Hanımcığım, biz geldik hanımcığım. Kırkının da efendim. Biz geldik efendim. Hoş geldiniz. Dersime dalmışım da. neyse, üçünüzü de hayatta gördüğüme sevindim. Duymuşsunuzdur sabaha karşı o lanetli ölüm habercisi öttü kavakta. O kahkaha atar gibi ötüşü içimi ürpertti. Hangi suçsuzun ölümüne gülüyordu kim bilir? Nişanlımın ölümüne hanımcığım, nişanlımın. Bu akşam da inşallah benim ölümüme gülecek. Ne olmuş bu zavallıya? Ne söylüyorsun sen kızı? Aman abuk sabuk şeyler efendim. Dün akşam perilerin şüntürlüsüne uğramış. Deniz aşırı bici. Hint perisi. Vah. Yabancı periler insanı fena çarpar işte böyle. Suçu neymiş? Geçen akşam püsküleri şerbetleri ürütmüştü. Sonra da dün geceki iptalde iyi göbek atamadı. Herhalde önlerde. Canım acemi kıza acımak yok mu? Aman benim güzel hanımım. Nefesiniz pek iyidir efendim. Şuna bir okusanız. Yaklaş kızım. Yaklaş da bir nefes edeyim sana. Gel gel diz çök şöyle. Destur. Allah Allah. Dur bir taraftan da ovayım seni. Vah. Her tarafı seyiriyor zavallının. Destur. Bilseniz olanlar hanımım. Bilseniz. Sen sus şimdi. Ayol zavallının en ince damarlarına kadar girmişler cinler. Hint'ten kırbalarla su getirtip bu kızı yıkamadıkça çıkmazlar. Hint'ten buraya kırbalarla suyu kim getirecek? Cinlerin saka başısı Ebbüdevran. Ne? Onu nasıl bulacağız? Gün dönmek üzere. Birazdan davet ederiz. Ayrıca tütsü de ister bu kız. Tütsü için dağ üstündeki dağdan üzerlik, geyik ovasından kekik, iki parçalı tezgahtan mekik almalı. Ayrıca alfabenin noktalı harflerinden nokta alıp noktasızlara vermeli. C'nin şişkin karnını Ç'nin çengeline takıp hepsini bir tekneye atıp tütsülemeli bu garibi. İki gözüm. Neler de biliyor. Hanımcığım neyi nerede bulacaksak ne yapacaksak sen emret. Hanımefendi bu olmayacak şeyleri bırakın da beni dinleyin. Sen sus dedim kızım. Ruşen. Ben hepsini bulurum o tütsülüklerin. Sen git yemek işlerini yoluna koy. Dördümüzün yemeğini de al gel buraya. Hem akşam yiyeceğimizi de. Kalfa, sen de şerbetlerini ez. İyi saatte olsunların. Ağaç altına dök. İkiniz de gelin sonra. Ben bu arada bu kızın okuması ile uğraşacağım.
Baş üstüne herimciğim. Aman baş üstüne hanımefendi. Kızım. Kızım. Sakın demin konuştuğum saçmalara bakma. Anlamıştım. Sizin bu evde en aklı başında insan olduğunuzu anlamıştım. Çok şükür. Ama ne kadar deli gibi görünürsem, saçma sapan konuşursam evin perileri o kadar hoşlanır. Ayrıca korku, cehalet, belki de yaşlılık Kalfa ve Ruşen'i de adeta onlardan yapmış. İradelerini felce uğratmıştır. Onlar da pek akıllı davranıştan hoşlanmazlar. Kısacası burada akıllı uslu davranmaya, kafanın çalıştığını göstermeye gelmez. O haldeyiz işte. Çok güç, çok güç ama durum bu. Perilerin istediği bizi iyice çıldırtmak, zır deli yapmak. Ama seni kurtarmaya çalışacağım. Ama bu sefer size düşman olacaklar. Yok hanımcığım, bırakın yalnız beni boğsunlar. Zaten o öldükten sonra yaşamak istemiyorum ben. Kız, sen sahiden mi sevdin birini? Anlat bakayım. Evet efendim, sevdim. Sizden saklamam, sevdim Hasan'ı. Kim bu Hasan? Peri mi? Allah korusun. İnsan efendim, çiftliğin yanaşmalarından. Bilemedim. Bilemezsiniz tabii. Çiftlik sizin ama periler idare ediyor. Efendim, Hasan'ın önce perisi göründü bana, sonra kendisi. Sizi ilk gördüğüm geceydi. Sonra efendim, o dört cin midir, şeytan mıdır, ifrit midir, Hasan'ımı boğuşarak yüklüye soktular. Bir an sonra sesleri duyulmaz oldu. Sen ne yapıyordun o sırada? Taş kesilmiştim hanımcığım. Hem Hasan'ın üzüntüsü, hem namus korkusu, hem can korkusu taş yapmıştı beni sanki. Ama bir an sonra aklıma bir şeyler geldi, cesaretlendim. Yüklüğün kapısını açtım, duvarlarını tekmeledim, yoktu. Ne Hasan'dan iz vardı, ne de cinlerden. Yok olasıcalar. Şuş kış, yine kıştıracak şimdi işaretli ölçünleri. Asıl sen sus Ruşen. Sofrayı kaldırsana sen. Ama bu akşam pek az yediniz efendim. Ah, insanda iştah mı kalıyor Kalfa? Duymuyor musun olanları? Bu evde bu kızın başında şimdiye kadar rastlanmamış olağanüstü bir şeyler var. Söyle bakayım Muhsin'e, aklına gelip seni cesaretlendiren neydi? Bir kere periler peri oldukları halde Hasan'la uzun süre boğuştular. Hemen çarpamadılar, alt edemediler onu. Sonra o Hint perisi midir, Şevki Bey'in perisi midir, her neyse, Hasan'la insan tartışması gibi konuştu. Hasan iki kardeşin öcünü alacaklarını söylüyordu ona. Ah cahil çocuk, ah cahilliğinin kurbanı ölmüş. Sana söze karışma dedim Ruşen. Karışmayacağım hanımcığım ama bu kız da aynı cahillikte diriniyor. O da kurban ölmesin diye. Karışma. Hiç karışma deyince karışmam. Tamam. Ama şunu bilsin istedim. Onlar cin. İsterlerse insanla insan gibi kavga ederler. Kendileri isteyince de yüklüğün içinden hava gibi yok olurlar. Rahatladın mı? Bırak şimdi Muhsin'e bitirsin sözünü. Kızım. Diyeceğim şu hanımefendi. Hasan onların da zayıf tarafları var dediydi. Belki de yanımda geçen bu tartışma cinlerin bu zayıf taraflarının sırrını taşıyordu. Ben bunları gördüm, duydum. Bu yüzden beni yaşatmayacakları meydanda. Beni korumaya kalkmayın diyecektim. Olmaz öyle şey. Dinleyin beni. Sular karardı, gece çöktü. Hepimiz burada yatacağız bu gece. Aman hanımcığım, dördümüzde mi? Evet, sen de, ben de, Kalfa da, Muhsin'e de. Hatta şeytanla cam göz de. Ay. Fakat efendim, bilirsiniz onların en önemli verdikleri kanun kadınların ayrı ayrı yatmalarıdır. İlk defa böyle bir şey. Evet, evet, ilk defa. Bu temiz kızcağızı yalnız bırakmamak için ilk defa böyle bir şey yapacağız. Bunca yıldır ekmeğimi yiyorsunuz. Söz sırası gelince bana olan bağlılığınızın kuvvetinden dem vurursunuz. Hadi bakalım işte, sırası geldi. Hay Allah, ne diyeyim, bilmem ki şene muhşine. Hep senin yüzünden. Haşan'la figir demeseydin bunlar olmayacaktı. Gelmez olsaydın köşke. İyi kötü kurulu bir düzenimiz vardı bizim. Uzatmayın, kapıyı sürgüleyin. Perdeler kapansın. Yarabbi, yarabbi, ne yapacağız Kalfa? Bilmem, bilmem ki, köşkte pek sessizlik var bu akşam. Daha iyi ya işte, belki de azgınlıkları geçmiştir. Bence kopacak fırtınadan önceki sessizlik bu efendim. Her şeyi kötüye yormayın. Hadi, kapı perdeler kapandı işte. Evet, sanki bir faydası vermiş gibi yapıldı o işler. Şimdi büzülün birer kenara, dua ederek sabahı bekleyelim. Ay, ay, benim kerevetin altından geldi ses. Tavende!
Benim tepemde de öttü. Burada. Burada sanki arkamda, duvarda. Şimdi de bu tarafta. Kerevetin benim tarafımdaki ucunda. Sanki kerevetin altına saklanmış gibi. Boşuna aramaya kalkma kızım. Ölüm habercisi o. 4 defa öttü. Biz de 4 kişiyiz Alev. Yok şey. Evet, bu gece 4'ümüzün de öleceğini bildiriyorlar. Çok zıtlarla gitti efem. Bari ayrı ayrı odalarımıza gitsek. İdam kararı verildi bir kere. Nereye kaçsak boşunadır. Kuşların havladığı, köpeklerin şakıdığı, yerden göğe kar yağdığı gece. Ben dondurma kutusunda buram buram terlerken fili karıncaya yüklediler. Akdeniz'i fındık kadar dolaba kilitlediler. Körlere de nakış işlettiler. O gece sen neredeydin? Çamlıca Tepesi hamur diye tekneyle yoğrulurken, ayı kara sinekler tutup kuyuya atarken, kaplumbağalar arabadını geçerken sen neredeydin? Aha da tek kompi, kompi, kuşma patori, tori, kedilerin daha, kompa, boğazi, tori, tori. Aklınıza sahip olun, söz işkencesi başladı. Yangın kulesini mum diye şamdana diktiler. Mahmudiye gemisini bir kayığa bindirip pirenin boğazından geçirdiler. O sırada Kadıköy'de kadılık yapan halan evi 80 boş saati un gibi ufalayıp Türk tohumu diye vezir bostanına dikti. Yerine havuç bitti. Bunu gören patlıcanla domates arasında ateşkes görüşmeleri başladı. Bahçıvan kibrit kutusuna sürgün gönderildi. Bu işler olurken sen neredeydin? Hint'teydi, oradan geldi. Ah, marifetine kurban öldü. Daha fazla korkutma bizi, şaşırtma. Gelirken bir mahalle kavgasına rastladım. Beyoğlu'na dayısı Firuz Ağa'nın isteğiyle kız kulesini almışlar. Büyük amca Çakmakçılar Yokuşu beğenmemiş bu işi. Çünkü kız tarafının dayısı Sirkeci, damat Beyoğlu için ovarda dur demiş. Şişli ve Nişantaşı tatlıya bağlamış. Aman be kompi, kompi, kuşmağa kompi, kompi, eşitleri daha, kompa, kompası kompi, kompi. Ey perisi Muhsin'in, tam perice hep sözlerin. Dolaştığın yeter artık, ağuşundur senin yerin. Sen değilsin istediğim, uşak Hasan beklediğim. Sevmiyor gönül seni, insan Hasan'dır sevdiğim. Biz Hasan'ı öldürdük, mezarına götürdük, sıkı öptük üstünü, çok beklersin adıdık. Şeytanlar, ifritler, lanetli cinler! Aman sus kızım, sus! Bizim hayatımızla oynuyorsun. Hasan da benim hayatımdı, iğrenç cinler! Öyle temiz delikanlıya kıydığınız için Tanrı'nın lanetinden kurtulamayın! Ver kulağını dinle, bak ne diyorum hepsine. Aa, kötü sözler söylüyor. Bize lanet ediyor. Hadi gel atılalım, öcümüzü alalım. Kızıp yanlış iş yapma. Bekle azıcık hele. Gulyabani gelecek, hepsini öldürecek. Duydunuz mu ayol? Hepsini öldürecek dedi. İşimiz tamam. Tamam. Zelzele faslı da başladı. Aman hanımcığım. Hem de her zamankinden fazla. Ay, bayılacak gibi oluyorum hanımcığım. Yürüyüp dibine gidesin kışa bekşenize. Onun yüzünden kıskırdıklarını üstümüze çektiğimiz yetmiyormuş sanki. Bir de meydan okur gibi lanet etti onlara. Belki de evi yıkarak öldürecek. Roşen! Roşen! Sana söylüyorum. Babaların tutmasın, çekil. Çekil başından kızın. Otur bir kenara, düşeceksin. Çekilmiyorum. Hep böyle selledikleri vermiyordu evi. Hep bunun yüzünden. Hay Hasan'ın aşkından öleceksen bir an önce ölseydin de bizim başımızı yakmasaydın. Artık düştüğün yerden Ruşen. Sallantı durdu. Yardım edeyim abla. İşleme bayıl. Senin yer dibini işleme. Ay, ay benim dişlerim.
şellerde büyüdüysen ölmüş. Bu ölümümüzün yaklaştığını gösterir. Ay çıktı, gece ilerledi. Kur yabani gelecek artık. Hep senin yüzünden. Seninle haddineydi onlara karşı gelmek. Lanet etme. Yeter artık abla. Başınıza bu belaları ben getirdiysem atın beni sofaya, bahçeye, nereye isterseniz oraya. Kurtarın kendinizi. Belki beni boğunca size acırlar. Ama şunu bilin, ben ölünceye kadar lanet edeceğim onlara. O geçti kızım. Ömrümüz bu geceye kadarmış. Zaten bizi öldürmek için bahane arıyordu cinler. Hasan'la sevişmeni buldular. Madem öyle, madem ki nasılsa öleceğiz, neden siz de benim gibi yapmıyorsunuz? Ölümü göze alan insanın hiç korkmaması gerekir. İşte... İşte ben perdeleri açıyorum. Siz de gelin yanıma. Kul yabanımı, ahu babamı ne gelecekse lanetlerimizle karşılayalım. Ruhumuzun yenilmediğini göstererek ölelim. Yavrum, Ben Enam-ı Şerif okuyacağım. Sen istediğini yap. Aman Muhsin'e çabuk kapa perdeyi. Aa, bu sefer bu kız cesaretten çıldırdı. Kızım çekil, bakma. Omuzlarında tüfekleri de var. İki sıra dizildiler. İşte kavaklar kadar boyu celladımız geliyor. Allah'ım kurtar bizi Allah'ım. Kızım bari pencerenin kenarında dur şöyle. Bir lokma edecek seni. Bu canavara bir lokma olmak acıların en hafifi bence. Durdu. Etrafındakileri selamlarmış gibi başını sallıyor. Şuna bakın. 5 fıçı büyüklüğünde karnı var. Okkalık ekmek kadar gözler. Sakalı 8-10 atın kuyruğunu geçer. Bol yenli, topuklara kadar bir cübbe. Yeter artık kızım. Bakma yeter. Neden kalfa? Merakımı giderip de öleyim bari. Cübbesinden en aşağı 4 sandala yerken çıkar. Elinde de balıkçı kayığının direği kadar bir sopa var. Onu salladı. Tüylüler ağaçların altına çekiliyorlar. Ah. İşte geliyor. Kazan gibi kafasını sallayarak pencereye geliyor. Helalleşelim çeşmi felek. Bittik artık. Geldi işte. Söz duyamaz kadınlar. Geldi. Geldinse geldin. Azrail olsan bizden alacağın bir can. Ben kendi hesabıma onu vermeye hazırım. Başka ne yapabilirsin? Vay inançsız kadın vay. Sen şimdi tahta kurusu gibi ezel. Diğerlerini köpeklere yedirir. Cinlerin en alçağısınız siz. Boğazınıza kor düştüm. Ama sadece ölümü geçirebileceksiniz elinize. Hasan'ımın yanına tertemiz gideceğim. Lanetliler. Sopasını tutuyor. Bırak kızım. Bırak sopasını canavarım. Neden bırak. Kalfan? Neden? Görmüyor musun? Pencereden çekiyor seni. Üstelik saygısızlık da oluyor. Durmayın zavallılar. Yardım edin. Ben nasıl olsa razıyım ölüme. Ama benden sonra da sizi çekecek dışarı. Siz de yapışın, zorluk verelim hiç değilse. Doğru söylüyor Muhsin'e. Pahalıya satalım kendimizi. Yetti artık, hadi tutun siz de. Aman, tuttuk efendim.
Tuttuk ama gücümüz yetmiyor ki. Tuttuk işte. Affet Şahım. Ben de tuttum ama yer vermek için. Ama... Bu zavallı kadın dilini, dilini bilmiyor. Sen uyma ona. Sen büyüksün. Sen cinlerin en ulususun. Ay dinlemiyor. Ayol beni de çekiyor dışarı. Bırakmayın siz, bırakmayın. Nerede benim dedemden kalma falan? Çek o bundar elini odadan! Karanlar çekerim yoksa seni! Oh tanrıçma! Delikanlı! Sen zülfikar bana işleme! Ay! Ay kuvvetim kesildi, bırakıyorum ben! Zaten yel vermek için tutmuştum! Aman! Aman ben de bittim, tükendim! Yazık! Ah yazık! Şişteki kebap gibi çeviriyor kızı. Ay fena oluyorum. Bir kıymık aman koparamadım. Ay. Pencerenin kenarına aldı seni Muhsin'e. Bırak sopasını da kaç buraya kızım, kaç. Kaçını helal et hanımcığım. Çekil pencerenin önünden. Çekil dedim yoksa ikinci kurşunu beynine yersin. Çekil. Muhsin'e kurşunlara dikkat et. Allah'ım Hasan. Hasan mı bu? Hey cinler. Cinlerim. Uyuyor musunuz? Düşman var! Alçak aydın! Sana pencerenin önünden çekil dedim! Sen kim oluyorsun da cinlerin padişahına emir veriyorsun? Ben Hasan'ım! Yanaşma Hasan! Bırak sopanı! Çekil oradan diyorum! Kurtuluyoruz galiba! Bakın insan gibi yaralandı, sopasını bıraktı! Kursunlar sonradan kabaklardan geliyor! Ateş edin size! Onu dinlemeyin cin takımı. En iyisi teslim olmak. Bütün köy burada. Çekinmeyin arkadaşlar, vurun. Yanaştırmayın aydutlara. Hanımefendi görüyor musunuz? Tüylüler de vuruluyor insan gibi. Aa ama gulyabani hala ayakta. Bak köşke dayanmış duruyor. Yakın meşaleleri atın üstlerine. Dört taraftan ateş edilecek. Teslim oluyoruz. Ateş edin. En iyisi teslim olmak demiştim size. Bakın, Samsam ölmüş. İkinci dereceden cinlerden de yaralılar var. Geçin şöyle, geçin. Hint perisi yok. Dayı, dayı çabuk, çabuk koşun. Bir tane daha olacak bu tüylülerden. Dikkat edin, en azılıları odur. Hasan bu, ölmemiş. Gerçekten Hasan. Hasan, ben buradayım. Biliyorum Muhsin'e, kurtuldunuz. Korkunuz geçsin artık hanımefendi. Ama o korkunç dev hala burada. Üzülmeyin. Şimdi ona geldi sıra. Siz iyice bağlayın şunları çocuklar. Yürüyen minare. Şöyle ortaya meşalelerin yanına gel. Hadi hadi. Kimsesiz kadınları korkutarak geçim yolu bulan alçak. Gülünç ömrünün son dakikasına geldiğini fark etmedin mi daha? Durma hadi. Yoksa ev halkını çıldırtmaya uğraşırken kendin mi çıldırdın? Yürü. Sopasız yürüyemem. İşte. İğilip alsana. İğilemem ben. Arkadaşlar, hanımlar, gördünüz mü? Yıllardır vahşi şöhretiyle tüm çevreyi titreten gulyabani'nin çaresizliğini. Söylediğim çıkıyor ha? Yaşa Hasan, yaşa vallahi. Al bakalım sırrını, al. Al da yürü ortaya. Şöyle. Yüzünü iyice dön köşke şimdi. Dön de hanım görsün bu korkunç caninin kim olduğunu. Önce şu uzun cübbeni at bakalım. Omuzlarına yakın yerden iki küçük insan eli çıktı. Evet, cübbe düştü sayın seyirciler. Ama bakın daha neler göreceksiniz. Mintanını da çıkar şimdi. Ama zaten omuzum acıyor. Merhamet yok mu sizde? Sizde yok muydu hanıma şu kadınlara işkence ederken? Çıkar mintanı. Peki, peki çıkarıyorum. Görüyor musunuz hanımım, gördünüz mü? Gördüm kızım, gördüm. Sargılar, pamuklar, kırpıntılarla doldurulmuş, büyütülmüş bir vücut. Omuzuna bağlanmış tahtadan büyük büyük kollar. Baksana Ruşen. Aman ben korkarım, bekemem. Şimdi sıra çakşırda. Hadi. Çakşırımı çözmeye elim yetişmez. Vah benim. Vah vah. Şalvarını kim bağlar senin peki? Dadın mı? Hint perisi mi? Hasan yeğenim! Kaçan tüylüyü de yakaladık işte. Güzel güzel. Şimdilik kenarda tutun onu. Sırası gelince çıkacak sahneye. Evet Gulyabani Hazretleri. Seni giydirip kuşatmak için adamlar gerek. Oldukça zor bu hayat. Neyse bu akşam ben çözeyim çakşırını. Tutun şu merdiveni arkadaşlar. Tutun.
İşte ömrümce övüneceğim bir iş yapıyorum. Şalvar aşağı, boya meydana. Tam Hasan'ın söylediği gibi çifti. Uzun tahta bacaklar. Tahtaların üst tarafında basamak gibi kertikler yapılmış. Asıl bacaklarıyla oraya basıyor. Yaşa yeğenim, yaşa sen. Herifin leylek bacaklarını çıkarıverdin ortaya. Susun, susun. Biraz daha sabredin. Cambazlarda falan görmüşsünüzdür bu tahta bacakları. Bazı çobanlar uzakları görmek için kullanırlarmış. Ama herhalde şimdiye kadar kimse böyle alçakça, şeytanca bir oyun için kullanmamıştır onları. Peki kimmiş bu? Onu da söyle oğlum. Benim söylemem gereksiz. Siz gözünüzle göreceksiniz şimdi hanımefendi. Ay ışığı pırıl pırıl zaten. Meşaleleri de yukarı doğru tutun arkadaşlar. Yukarı şöyle. Canavarın asıl yüzü görünecek şimdi. Ay, yalancı bir dev olduğunu anladığım halde meşaleler o lomboz kadar gözlerde yansıyınca elimde olmadan titredim. Ya ben yıllarca titredim ya. Hadi oğlum söyle şunun kim olduğunu. Seyircileri bekletmeyelim artık. Çıkar şu kazan kadar başlığını. Hadi. Çıkarım. Kolum acıyor da. Kahya? İlahi Zekeriya efendi. Efendiler götürsün seni inşallah. Nankör, yediğin ekmek gözüne dizine dursun. Bak Ruşen bak. İğrenç herif. Bunun bir de perisi olacaktı. Çünkü bana o kılıkta sataşmıştı. Gulyabani kimmiş gördün mü? Bizim Zekeriya efendi bu işim. Ay yarı meklibi de kaçıracağım. Ölmez bu işte gene cinlerin bir dübaresi verdi. Şu altı kulaç sakala bakın. At kuyruğundan yapılma. Arkadaşlar. O yapma kafayla oynamayı sonraya bırakın da şu merdiveni tutalım. Zekeriya tahta bacaklarını bırakıp çıktığı yükseklikten insin. İn hadi in. İn ha. Kusura bakma devliğini yitirdin küçük bir insan oldun ama o boyunla zaptiyeler hangi hapishaneye sokabilirlerdi seni? Sonra zaten sen bence insanların en küçüğüsün. Bağlayın onu da. Evet şimdi sıra çetenin öbür kişilerine geldi. Hani şu gam gam sam sam yam yam denenlere, tüylülere. Gel bakalım gam gam gel. Dikkatli bakın. Üstlerindeki çeşitli hayvanların boyanmış postları. Postların kafalarında da göz çukuru büyütülmüş boyalı camlar takılmış. Çıkar şunları. Çıkar diyorum. Hasan kardeş ben ettim sen etme. Çıkar diyorum. Sizin bana yaptığınız gibi cana kastetmiyorum ben. Dövmeyeceğim de. Zaptiyelere teslim edeceğim sadece. Köyden çıkarken haber salmıştık neredeyse gelirler. Cezanızı onlar verir. Sen yalnız bizi merakta koyma da çıkar şu postunu. Çıkar hadi ha. Çıkar. Bekir A. Ayol bu şimdi gam gam değil. Bekir Ağa'nın perisi değil de Bekir Ağa'nın kendisi mi? Tabii Ruşen abla tabii. Hepsi bu işte. Bekir Ağa. Yani ben Bekir Ağa'nın perisiyim diye geceleri benim yüklükten çıkan da bu mu? Yavaş ay. Ruşen yavaş. Ama neler söylüyorsun kalabalığın önünde. Hadi gir içeri gir. İlahi boyun başı devrilsin öyleyse. Ama ölemez. Perisi ölmeyen insan ölemez. Bekir Ağa cinlerin hem en saldırganıydı hem de en çok hayvan sesi çıkaranı. Yaban domuzu, manda, deve her şey var. Geceleri köşkün sofalarında domuzluğu tuttu mu zavallı kadınları tiril tiril titretirdi. Hele köpek taklidini aslından ayırt edemezsiniz. Ulu bakayım köpek. Ustalığını görsünler. Ulu diyorum. Ulu dipçik geliyor ha. Demedim mi size? Arkadaşları nasıl da tanıdılar. Gülmeyin ayol ha. Köpek uluyor. Geri bir fenalik olacak. La hala anlamadın mı? Onların hepsi insanmış. Hasan'ın birer birer çıkartıyor ortaya işte. Bu da Zenne Aga. Bu cin peri oyununun kadın taklitçisi. Tavuk gibi gıdaklamakta üstüne yoktur. Gerçekten marifetli ama yeri sarayın oyuncular kolu olduğu halde bu hünerlerini kötüye kullandı hep. Göster bakalım marifetlerini köfte. Ben seni severim Hasan. Ben oyun olsun diye. Zaptiyeyi verme beni. Onu zamanında düşünecektim. Hadi bu kadar seyirciyi bekletme. Yap taktiklerini. Ama vallahi becerim. Hadi. Bak. Kadın sesiyle maniler okumayacak mısın?
Madem ki oyunculuğu seviyorsun, işte sana bu kadar seyirci. Hem pencerede kadın seyirciler de var. Göster kendini, hadi. Vallahi rezil oldum. Hadi diyorum. Ben bir peri kızıyım, cihanın yıldızıyım dediğimi yapmazsan kan içici cadıyım. Gördünüz mü? Bu sesle herkesi aldatmış, hatta sesine aşık olan saf bir yanaşmayı çıldırtmıştır bu Zenne. Demek ben Muhsire'nin perisiyim diye erkeklere açık saçık görünen, Hasan'a aşk ilan eden buydu ha? Hayır, hayır. Vallahi billahi de değil Muhsine Hanım. Ben bir insanım. Yani ne de olsa bir erkeğim. Kadın olarak nasıl açık saçık görünebilirim? Suçsuzum ben. Kes, kes, uzattın. Çekil bir kenara. Evet arkadaşlar, bunların çeşitli hünerleri vardır. Şu deminki çarpışmada ölen Samsam dedikleri çok iyi horoz sesi çıkarırdı. Bu Ördek Mehmet'tir. Ördeklikten başka çok daha önemli hünerleri vardır. Onlara sırası gelince açıklayacağım. Bu Baykuş Ahmet. Öttüğü zaman ölüm habercisini duymuş gibi olursunuz, içiniz titrer. Yamyam denen şu aygır kişnemesi gibi ses çıkarır. Hepsi talimlidir. Tıkır tıkır yaparlar işlerini. İşleri de ölüm korkuları çektirerek başkalarının helal malları, temiz namusları üstünden geçinmektir. Şimdi sıra bütün bunların düzenleyicisine geldi. Dayı. Ha. Getirin şöyle şu son yakaladığınız cini. Yürü, yürü. Hadi yürü. Al yeğen, al. Ne çok direndi bu bilsen. Elimize falan ısırdı hep yakalayıp bağlayıncaya kadar. Suçu en büyük olan o da ondan. Ha. Çözelim şöyle bağlarını. Evet. Soyun bakalım kürkünü beyefendi. Soyunmuyorum. Soyun canım, soyun. Hava sıcak, üşümezsin. Bunların hesabını vereceksin. Sen şimdiden vermeye başladın bile. Efendim biraz utanıyor siz seyircilerden galiba. Hanımefendi, en olmayacak şeyleri görmeye hazır olun. Çünkü kürkünü yavaş yavaş sıyırdığım bu adam cinlerin başbuğudur. Hint perisidir. Güzel saz çalar. Ezberinde aşk şiirleri doludur. İstanbul'da yaptığı rezaletler yetmezmiş gibi köşke gelen genç hizmetçi kızları rahat bırakmaz. Bırak, kaldırma kürkünü. Sonra bırak. O masum kızları çetesine peşkeş çeker. Baş kaldıranı öldürür. Bütün bu cin alayının düzenleyicisidir. Evet, gözlerinizi dört açın hanımefendi. Çünkü bu Şevki Bey'dir. İşte İstanbul Efendisi taralı saçlarıyla öz be öz yeğeniniz Şevki Bey. Aa, İşte en son odama gelen, yüklükten atlayan buydu. Buydu bana saldıran. Ay ne diyeceğimi şaşırdım. Vay alçak vay. Allah canını alsın inşallah. Şevkiler yeğenler götürsün seni. Bilirsiniz parlak bir zekası vardır. Ama kötülüğe işler. İzin verirseniz hanımefendi harem dairesine geleyim. Sizi hangi buluşlarla deliye çevirdiklerini anlatayım. Buyur oğlum, buyur aslanım. Sen benim yeğenimden, yeğenim de neymiş, oğlumdan da ilerisin. Arkadaşlar, bu cin eskilerine dikkat edin, kaçmasınlar. Hele bu Şevki Bey'e, inceliğine bakmayın, azılıdır. Ama biz de görmek isterdik köşkün içindeki marifetlerini. Sırayla hemşerim, sırayla. Bir kısmınız nöbette kalın şimdi. Zaten bana kalırsa bu köşk artık yıllarca hayaletli evliye meraklılar tarafından gezilecek. Gel dayı, gel. Ördek Mehmet. Şu Ördek Mehmet'i de alalım, gel. Cinlerin makinesidir bu. Hokkabazlık makinalarının nasıl işlediğini göstermek için gerekli. Sokak kapısını açtırayım mı? Geliyor musun yavrum? Siz zahmet etmeyin efendim. Ben girecek yeri biliyorum. Yanaşmalığım sırasında her şeyi öğrendim. Şurada altı basamakla inilen ufak bir demir kapı vardır. Hani sizin her zaman kilitli ve kapalı durur sandığınız netameli kapı. İşte cinler oradan giriyorlardı harem kısmına. Biz de oradan gireriz. Tabii izin verirseniz. Ne demek evladım? Bundan böyle sana da köylülerine de ardına kadar açıktır kapı. Buyurun. Hadi bakalım ördek. Biriniz de ondan gidin. Söylediklerimi anında yap da hokkabazlıklarınıza iyice şaşsınlar. Peki Hasan ağa. Ama benim suçsuz olduğumu söyleyeceğim de elimiz abdiyelere. Hadi, hadi dediklerimi yap sen şimdi de. Geldik hanımefendi. Açın kapıyı. Aa, örtük kış. Örtünmeden açıldı kapıyı. Bunlar cin değil, erkek. Muhsine. Hasan. Ben seni çok merak ettim. Ya ben. Aa, cin çekmiş gibi öldüler günler ayol. Hoş geldin oğlum, hoş geldiniz. Hoş gel. hokkabazlıkları gösterecektin bize, unuttun mu? Evet. Evet efendim. Yüklükten başlayalım. İçindekileri boşaltalım. Şöyle. Boşaltalım. Tamam. Girin içine şimdi. Girin. Yoklayın. Her tarafı sımsıkı bir yüklük bilmez mi? Benim odadaki gibi. Benimki de tıpkı böyle. Abla baksana. Aman ben onun içine giremem. Ne ölmez. Dayı girsene. Sen daha iyi anlarsın. Bak bakalım bir gariplik sezecek misin?
Cinler bunun içinden birden görünüp kayboluyorlardı. Hem de dördü beşi birden. Seni sürükledikleri gün mesela, içim parça parça olmuştu seni sürüklerlerken. Mahsene. Dayı, sen de korkuyor musun girmeye yoksa? Güldürme beni yeğenim. Köylüyü toplar gelir miydim ardından korksaydım? Dayımdır hanımefendi. Köyde hatırı sayılır ama çok şakacıdır. Yok Hasan, yok. Bir şey sezemedim. Büyük bir yüklük işte, hatta küçük bir dükkan gibi. Ama içinden hava bile sızmaz. Tamam, çık şimdi. Ben giriyorum işine. Kapıları kapayın, bir an sonra açın. Ah! Hasan! Yok oldu Hasan! Gördün mü ölenleri şimdi? Hasan! Hasan neredesin? Ah. Çıkın yüklükten, kapatın kapısını, çıkarın ortaya. İşte buradayım. Allah Allah, nasıl oluyor bu? Düştük. Bu haşen karışık değilse ben neyim? Şu işin nasıl olduğunu göstersene oğlum artık. Başsın hanımefendi. Aç kepengi ördek. Hale bakın. Arkası olduğu gibi indirikli. Boş yere dükkana benzetmemişim. Kepenk gibi inip kalkıyor arkası. Bak. Evet dayı, evet. Gelin şöyle. Gelin. Geçin yüklüğün içinden. Bakın. Bakın bu kolu çekince kale kapısı gibi sessizce inip açılır. İtince kalkıp kapanır. Dikkat edilmezse sesi bile duyulmuyor. Yerine çok iyi oturduğu için anlaşılmıyor. Menteşeli, sürgülü, kapı demirli bir şey. Bunu işleten de ördek denen domuz ha. Ne zaman geldin sen buraya? Çok oluyor hanımefendi, tanımadınız beni. Zaten kimseyi tanımıyordunuz ki çiftlikte. Şevki Bey getirdi beni. Paramı veriyorlardı, çalışıyordum. Ben bir kötülüğe karışmadım. Yediğin haneye bak, kötülüğe karışmamış. Sen bunu işletmesen onlar da kötülük yapamazlardı. Dur dayı dur. Öbür hünerlerini de göstersin de öyle çıkış ördeğe. Zaten iş bunu kurmak, düşünmek. Evin cinlerinden kim olsa işletirdi bunu. Evin cinleri değil, şeytan ruhlu insanları de oğlum. Haklısınız efendim. Oldukça yorulduk. Efendim burada sizin odanızda oturalım biraz, izin verirseniz. Tabii, buyurun oğlum, buyurun buyurun oturun. Ördek, dediğim gibi yap. Anladın işte. Anladım be. Muhsin'e kahve yap kızım bize. Hemen hanımefendi. Son iki gün içinde fena hırpalandım doğrusu. Cinlerin dayağı, yorgunluk. Ruşen abla, buyur kerevete, buyur. Ben yere bağdaş kurarım, buyur. Şahane şen, tek de kiber ayın. Minder versene altına. Muhsin'i anlatmıştı cinlerle nasıl boğuştuğunu. Baksanıza hala yumruklarının pençelerinin izi geçmedi. Abla, kalfa, rahat oturun, rahat. Üstüm aldım, acan bulacaksın. Ay, düştü. Hacan kemire. Ben nereye basıyorum ki? Şimdi çarparım seni ben! Hayır, cidden yiğiden beşti bürüyü! Okuyun, dürmeyin! Korkma abla, korkma. Ay meraktan öleceğim oğlum. Bu sesleri de deminki adam mı yaptı? Evet efendim. Şu ufacık delikleri görüyor musunuz? Kerevetin altında. Bakın, şurada da var. Tavanda da var bunlardan. Bakın şuralarda. Bu deliklerin arkasında uzun marpuç gibi borular vardır. Borular perilerin hokkabaz dolaplarında son bulur. O dolap daima kilitlidir, anahtarları perilerdedir. Siz o dolabın varlığını bile bilmezsiniz. Borunun öte yanından ne ses çıkarılırsa, ne söylenirse bu deliklerden o ses büyüyerek, değişerek çıkar böyle. Ama şeytanın aklına gelmez. Kahveleriniz efendim. Ayol Muhsin'e, demin cinlerin sesi duyuldu. Korkmadın mı sen? Hayır abla. Aa, neden? Şeyden, Hasan'a güvendiğimden. Buyurun hanımefendi. Hadi bakalım. Ev sellenmeye başladı. Şimdi de korkma. Bu ne peki? Aman kaçın. Kaçın. Cinler yakalandığına göre bu gerçek zelzele. Kaçın, çabuk kaçın. Yok. Kaçmayın. Ay, bu da onların marifeti mi? Evet efendim, onların. Yeter ördek, yeter. Bırak artık sallamayı. Durdu. Kusura bakmayın dayı. Kahvenin köpüğü gittikten sonra durdu. Aldırma kızım. Senin kabahatin değil. Benim Hasan yeğenin afacanlığı bu. Peki bu zelzele gibi sallantıyı nasıl yapıyorlardı Hasan? Efendim, köşk özellikle bu daire kalaslar üzerine oturtulmuştur. Hanımefendi daha iyi bilirler. Köşk oldukça eskidir. İşte bu haydutlar kalasların arasına sırıklar çakmışlar. Sırıkları bir manivelaya bağlamışlar. Çekip bıraktıkça kalaslar ve ev sallanıyor böyle. Vay alçaklar vay. Şeytan planı bir çeşit. İyi söylediniz. Şeytanca planlar. Peki ne istemişler biz zavallı kadınlardan böyle? Sizden çok hanımlaydı zorları. İstedikleri de mal, mülk, zenginlik. İsteyenler dışarıda elleri bağlı duran yeğeniniz Şevki, onun İstanbul'daki suç ortağı Salim. Yere batasıcalar. Hayatımın kaç yılını zehir ettiler. Cezalarını bulacaklar, üzülmeyin.
İkisini de iyi bilirsiniz. Çalışmaktan bucak bucak kaçan, har vurup harman savurmayı seven, rezalet, sefahat, hovardalık budalası iki çapkın olduklarını. Bilmez miyim? Babalarını, yani aslan gibi kardeşimi de bunlar öldürdü sayılır. Yüreğine indirdiler. Sonra da gün aşırı İstanbul'daki konağımın kapısını aşındırmaya başladılardı. Evet, bir verdiniz, iki verdiniz. Sonra para yerine nasihat verir oldunuz sadece. Onların iyiliği için yaptımdı. İnsan gayreti, alın teri karışmadan ele geçen para dünyanın düzenini bozar. Hem de düzelmemecesine. Yeğenleriniz o kafada değildi. Onlar sizdeki zenginliği harcamaktan başka şey düşünemiyorlardı. İşte bu cin peri oyunlarının nedeni, kaynağı buydu. Sizden istemekle para koparamaz olunca bu yolu buldular. İşin başı Şevki'ydi. Salim pek gelmiyordu buraya. Hoş, Şevki de gelmeyince Gulyabani Zekeriya gül gibi çeviriyordu burayı ya. Bunlar bir çıkar çetesiydi hanımefendi. Kurbanları da sizdiniz. Sizi İstanbul'dan buraya kendi çiftliğinize getirmek kolay olmuştu. O sıra eşinizi kaybetmiştiniz. Çok üzüntülüydünüz. Halacığım havası iyi gelir diye getirdiler sizi. Alçakça gayeleri belliydi. Sizi çıldırtarak, hiç değilse adınızı deliye çıkartarak mallarınızın idaresini kendi ellerine almak. Hainler, aşağılık hainler, başardılar. Yıllarca işkence ettiler bana. Beni deli ettiler. Hayır efendim. Hayır efendim. Başaramadılar. Delilikten iz bile yok sizde. Ben tıbbiyeyi şahanede okuyorum, bilirim. Ağlamayın. Sizde sadece işkenceye uğramış bir insanın bunalımı var. Ağlamayın, ne olur. Deli değil mi? Hayır. Bütün bedeni dikkatlemiş tabii içinde. Ruşen abla, dur. Efendim, siz ne de olsa okumuştunuz. Ruşen abla gibi, kalfa gibi tam anlamıyla teslim olup baş eğmiyordunuz onlara. O yüzden daha sinirli oldunuz. Zaten kim olsa böyle yıllar yılı kapalı bir bölmede yaşasa, geceleri gulyabani ile karşılaşsa, her köşesinden garip sesler çıkan bir odada sallansa, değil sinirli olmak tam anlamıyla zıvanadan çıkar. Gene çok güçlü, çok sağlam bir aklınız varmış da umdukları gibi zır dili kesilmediniz. Şükür Tanrım'a o korudu. Muhsin'i de unutmamak gerek. Son zamanlarda o da destek oldu bana. Cahilliğine rağmen öyle bir direnen, araştıran, merak eden bir hali vardı ki. Çünkü okumamış olmasına rağmen sağlam, araştırıcı bir kafası var. Hoş, işin aslını merak etmemek de olamaz ya. Hele o çalgılı göbekli imtihanlardan sonra. Onlar biraz sizlere oynatıp eğlenmek, biraz da aklınızın ne kadar eksildiğini ölçmek için yapılan imtihanlardı. Evet, işin içinde bir iş olduğunu sezer gibi oluyordum ama akıl erdiremiyordum. Saçma sorular insanın aklını uyuşturuyordu. Yok, şeytan minaresine çıkan bodur müezzin ne okurmuş? Ya bana yok. Ezberlettikleri? İki kürkü yırtık, kâr kör kirpinin kürkü varmış. Biliyorum efendim, hepsini biliyorum. Hepsi ezberimdedir ha. Söyleyeyim bakın. Dişi kürkü yırtık, kâr kör kirpinin kürkünü, erkek dişi kâr kör kirpinin kürküne. Tabii ezberinizde, tabii efendim, tabii. İşkencede o kadar ileri gitmişlerdi ki size uydurma bir cin dili bile öğrettiler. Gara, guro, guri diye. Ne diye uydurma şimdi öyle? Hanemim cinlerin ne dediğini pekala anlıyordu de. Ama sus abla, sus. Uydurmaymış işte. Hani canım, kuş dili gibi bir şey işte. Durmadan saçma konuşmalar dinletiyorlardı size. Havuçları tepe aşağı diken bahçıvanın kibrit kutusuna sürgün edilmesi gibi sözler. Bunları gece gündüz dinleyip bozmamak çok zordur. Ha? 3-5 ayda bir de akıl durumunuzu ölçmek için Apostol Efendi gibi hastasından çok alacağı parayı düşünen doktorlar getirirlerdi. Size nasılsın denince siz haklı olarak gulyabaniden, cinlerden, perilerden söz eder, öğrendiğiniz deli saçmaları, tekerlemeleri söylerdiniz. O zaman da doktor güya içi rahat olarak delidir derdi. Tekerlek dönerdi yine. Evet, evet, aynen böyle. Hepsini biliyorsun oğlum. Pek hıyanetmiş bunlar beye. Ya. Bu yaşta elde tüfek köyden buraya koşturduğun için kızmıştım sana. İyi ki koşturmuşsun valla. Peki, peki benim kahraman oğlum. Sen bunların arasına nasıl girdin de? Anlatayım hep. Dediğim gibi okuyorum ben. Ta çocukluğumdan beri tatillerde köye dayımın yanına gelirim. Son yıllarda bu sizin çiftlikteki cin peri olayları yayıldı çevreye. Böyle batıl inançlara boş veririm ben. Bir hocamız var bizim. Her olay bilgiyle, ilimle açıklanır. Bugüne kadar bilinmeyenleri açıklamanın yolu da gene bilgiden, araştırmadan geçecektir der. Yani ben o kafada yetişmişimdir kısacası. Zaten bu çeşit oyunlara daha çok kadın kısmı kanar. Çünkü açık fikirli olarak yetiştirilmemişlerdir. Diyeceğim şuydu. Olayları duyunca bir köylü gibi gelip iş istedim Zekeriya'dan. İyice saf olduğuma da inandırdım onları. Allah şaşırtmış da inanmış. Boyu devrilesi. Evet, işe alındım. Yavaş yavaş güvenlerini kazanıyordum. Bu olaylar olmasaydı bir post uydurup beni de aralarına alıp tüylülerden yapacaklardı yakında. Size yapılan işkenceleri, dönen dolapları anlamış, sizi kurtarmayı, ipliklerini pazara çıkarmayı kafama koymuştum. Hem de böyle çatışma falan olmadan, tereyağdan kıl çeker gibi. Ama o sırada köşke yeni hizmetçi, yani Muhsin'e geldi. Daha önceki hizmetçilerin başına gelenleri duymuştum. Sonunda öldürüldükleri söyleniyor zavallıların. İşin aslını bilmiyorum, orasını zaptiyeler çıkarır ortaya. Ama hizmetçilerin önce beylere odalık gibi kullanıldığını, sonra da sır tutmalarına karşılık öbür cinlere peşkeş çekildiğini kesinlikle biliyordum.
Muhsine'nin başına böyle bir şey gelmesine gönlüm razı olmadı. Erken atıldım mücadeleye. Anlıyorum Hasan. Yalnız bunların arasından nasıl kurtuldun da köye gidebildin? Dayını köylüleri toplayıp geldin, onu da söyle. Oldukça büyük vartalar atlatarak hanımefendi. Muhsine'yi Hint perisinin yani Şevki Bey'in saldırısından kurtarayım derken ben dördünün saldırısına uğradım. Selamlığa üst kata çıkardılar. Oldukça da hırpaladılar. Vurup vurup konuşturmak istiyorlardı. Vurup vurup. Elleri kırılsın. Ay, affedersiniz hanımefendi. Neden o kızım? İyi söyledin. Elleri kırılsaydı. Oğlum? Sonra efendim bayıldım sandıkları bir anda fırlayıp bahçeye attım kendimi. Oldukça yüksek tabii. Öldüm sandılar önce. Neden sonra iki adam gönderdiler. Ben sürünerek koruyu tutmuştum o sıra. Baktım adamlar peşimde. Mahsustan iz bırakarak uçurumun kenarına kadar gittim. Oradan izlerimi sile sile doğru köye. O adamlar belki hala uçurumun dibinde parçalanmış cesedimi arıyorlardır. Hasan yavrum. Sen tam bir kahramansın. Bu başardığın işten ötürü tüm malımı sana versem azdır. Dile benden ne dilersin? Önce sağlığınızı efendim. Sonra... Evet, sonra? Sonrası mühim değil mi dayı bey? Ben bir şeyler anladım. Evet hanımefendi, besbelli. Sonra da Muhsine'yi istiyoruz. Peki, Muhsine ne diyor? Hı mı? Hadi kızım söyle. Hı mı? Ben de verdim gitti öyleyse. Düğününüzü burada ben yapacağım. Sonra da sizi kızım ve oğlum olarak burada tutacağım, yanımda. Yumruklayın damadı, yumruklayın yerden gireni. Bu da benden. Muhsine, Muhsinem benim. Niye ağlıyorsun Muhsine? Hasan, Hasan'ım benim. Yumrukladılar seni, baksana. Gerdeğe gireni damadı yumruklarlar, bilmez misin? Gelin kısmı da hem ağlar hem gider. Sen de onu bilmez misin? Sahi çok acıdı mı sırtın? Yok yavrum. Ben cin yumruklarına dayanmışım. Bunlar bir şey yapmaz bana. Yaklaşsana. Yüz görümlüğünü takacağım. Ya önce iki sorum var, onlara cevap ver. Hayrola neymiş? Sen bu çiftlikte dönen cin peri dolaplarının maskaralık olduğunu biliyordun da... Geceleri odama perin geliyor, karşımda soyunuyor diye neden laf uydurdun? Zenni Agah da böyle bir şey olamayacağını söylüyordu. Tam o sırada susturdun onu. Belli ki sen uydurdun. Neden yaptın da utandırdın beni? Sevgimize biraz cin uydurması, peri hayali karışsın istedim güzelim. Öyle olursa sevgimiz daha bir olağanüstü olur diye düşündüm. Seni gidi cin Hasan seni. Bu da benden küçük bir oyun, hoş gör. İkinci sorun neydi? Bu halinle bana ilk görünüşünde, hani bir peri gibi yüklüğün içinden belirdiğin gece. Önce insanım dedin, aşkını söyledin bana. Sonra da muskanı çıkardı, yanına odana geleyim diye yalvardın. Muskam olsa da gelemez miydin sanki? Neden yaptın o numarayı? Muhsinem benim. O akşam benden çok hoşlandığını bakışlarından, davranışından anlamıştım. Bakalım dedim irade sahibi mi? Bir peri delikanlısının sevgi dolu yakarışına dayanabilecek mi? Muskasını çıkaracak mı? Yani yanına gelmemi isteyecek mi? Bir imtihan da o. Geçtim değil mi imtihanı? Hem de nasıl, hem de nasıl. Beni bile imtihan edecek iraden, aklım var Muhsinem. Ve sevgim Hasan'ım, sevgim. Ah, söylemekten boğazım kurudu vallahi çocuklar. Şu çiçeklikteki bozamı verin bakayım. Buyurun Muhsin Hanım. Ne tatlı, ne heyecanlı şeymiş meğer bu. Anne, bu lebani masalı bitti mi? Masal değildi ki o yavrum. Hasan amcanla benim hikayemdi. Ama değil mi masallardan güzel, olmayacak şeylerle dolu. Öyledir kızım. Bazen gerçekler masallardan daha inanılmaz olur. Ayol Muhsine, Ruşen, Kalfa hanım ne oldular? Allah gani gani rahmet eylesin. Hanım sizlere ömür. Ama eceliyle ölene kadar güven içinde yaşadı. Ruşen'le Kalfa'yı da köyden evlendirmişti. Ölürken... Birçok mal bıraktı bize. Nur içinde yatsın. Öyle tatlı günler geçirdik ki köşkte anlatılamaz.
O kahraman yakışıklı Hasan da bu aksakallı Hasan oldu işte. Ah kız, ah, hala yakışıklı, hala dinç. Hem de hayatta. Oysa bizim rahmetli beni yalnız koyup erkenden gitti öte dünyaya. Ah çocuklar, soğuk çıktı. Üşütmesin sakın kahvede. Geç de kaldı pek. Gelir canım ablacığım, gelir. Bu ne düşkünlük? Hayol kızlar, düşkünlüğümü hoş görün. Süsümü püsümü ayıplamayın. Hepsi onun için. Doyamadık sevgimize. Birbirimizi peri kızı, peri delikanlısı sandığımız ilk görüşteki gibi seviyoruz. Ah geldi, geldi. Koşun kapıyı açın, ben de toparlanayım. Muhsine Hanım. Buyur acanım. Eve gitme vakti midir dersin hayatım? Öyledir derim bir tanem, Nuru aynım. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Kalın sağlıcak.